Bu hafta daha onun ortamından ve dediğim gibi böyle kronolojik, otobiyografik bilgiler vermeyeceğim. Nitekim elime de bir kitabını aldım. <laughs> Gazali'nin yönteminden söz etmeye çalışacağım. ve <laughs> neden önemli olduğunu söylemeye çalışacağım. Ama ondan önce Gazali zannediyorum İslam düşüncesinin en spekülatif ismidir modern dünyadan, çağdaş dönemden bakıldığında yani buradan geriye baktığımızda düşünce anlamında inanç olarak değil çünkü inanç, İslam inancı Resulullah'la başlar sonra arkadaşlarıyla devam eder. Hiç düşünürlere gelmeye de bilir. Böylece oradan hadis konuşabiliriz, ayet konuşabiliriz, tefsir ya da usul, fıkıh, şubu konuşabiliriz. Geçen sene biraz onları yapmaya çalıştık. Ama buradan geriye baktığımızda İslam düşüncesi ve Müslümanların hikayesi, İslam tarihi artık ne diyecekseniz şöyle bir kısa bir bakış yapsak en spekülatif isimdir Gazali. Şimdi hani mutlaka bazınız buna vakıf ve bazınız da değil. Gazali deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama bu çağda meşhur bir söylem vardır. Gazali geldi, nedenselliği bitirdi. İslam dünyası e, aklı bıraktı. Bu güçlü bir söylemdir. Bugün yani bu işlerle ilgilenen hemen herkesin dilinde. Hatta meşhur bir belgesel var. Kozmos diye izleyeniniz vardır. O belgeselin yapımcısı bile bir konferansında Amerika'da ya İslam şöyle iyiydi böyle iyiydi Müslümanlar şöyle büyük işler yaptı ta ki gazali gelene kadar. Bu bize de sirayet etti bir şekilde. Bizim bu coğrafyaya da sirayet etti. ya yani Müslüman coğrafyaya da. 1950 ve sonrasında, öncesi pek bizde yoktur zaten. <laughs> 1950 öncesi, o başka bir mevzuya girer. Bizden öyle çok da ciddiye alabileceğimiz, mutlaka haksızlık yapıyoruz bazı isimleri ama bir İslam düşünce akımı diye bir şey yok yani. Bir 45-50'lerle başlamış. Anlaşılırdı durumlar, savaş zamanı falan filan. 1950 sonrasında bu bize de sirayet etmeye başladı ve böyle işte Gazali geldi, nedenselliği bitirdi, aklı bir kenara attı. Gazali'den sonra bir daha artık büyük isimler çıkmadı. Bunlar genelleme anlamında Gazali'nin den sonra çok büyük isimler çıkmadı, kurucu isimler çıkmadı denirse çok da yanlış bir şey olmaz. O, o zaten önemi de oradan geliyor ve bu spekülasyonun kaynağı da biraz o. Şimdi Gazali e, 1111 ölümlü. 1058'de Tusta doğmuş. Vereceğim şey bilgisi bu kadar zaten. Tarihi zaten sadece söylemek için söylüyorum. Aşağı yukarı 1100 yılından sonra İslam dünyası 12. yüzyılda bir, patlama yaşamış. Düşünce patlaması yaşamış. Yani oraya kadar Hicri 1. yüzyıl itibariyle başlar. Ben bir iki defa burada konuştum ama burada olan var, olmayan var. Olanlar hatırlıyor hatırlamıyor bilmiyorum. Biraz kelam tarihinden şundan bundan söz etmiştim. Birinci yüzyılda biz de tedvin asrıyla, tedvin dönemiyle başlar. Hani yazı, yazılar, işte evraklara girmesi filan, usul ilimleri ve alanlar ayrılmaya başlar. Fıkıh bir taraftan hani şafi, hanefi filan geçen sene çok sözünü ettim. Sonra kelam başlar. E, mu'tezile ile ona karşılık Eş'ari'yi tepeye koyabileceğimiz bir e, Ehli Sünnet bugün ki ismiyle o zaman Ehli Hadis'ti. Bir ana iki akım başlar. Bir tarafta Mu'tezile, itizal edenler. Öbür tarafta e, kelam. Biz sonraki konuşmalarda geriye dönük olarak geleceğiz. Hep Gazali üzerinden götüreceğim ama. E, İslam büyüklerini konuşurken, seçeceğimiz isimleri konuşurken. Aşağı yukarı hicri ikinci yüzyılla birlikte, ikinci yüzyılın sonlarına doğru diyelim. iki ana ekol vardır itikatta. Biri işte mutezile, bir de e, ana ekol diye düşünülen <laughs> ehl sünnet. O zamanki ismiyle ehl hadis sonradan ehl sünnet oldu. Birinin tepesine belki eşariyi koymak lazım. Makalatta tüm taramayı bize verdi. Öbüründe çok isim var. Sonraki dönemde bir de Şia ortaya çıkacak. Bunlar üç ana şey olacak. Kelami ekol olacak. Artık kelam ve kelami ekol. Neyse o. Yani giremeyiz bir daha ona. Ara cümlelerde biraz siz seçmek zorunda kalacaksınız. Sonra dördüncü ekol tasavvuf girer. Artık yüzyıl ilerlemeye başlıyor. Çok primitif halde tasavvuf girer. O zaman da tasavvuf, ehli tasavvuf falan gibi isimler yoktu. Daha e, masum diyelim yani daha az yüklenmiş isimler tercih ederlerdi. <laughs> Ehli takva gibi filan isimler tercih ederlerdi. O bir ekol olmaya başladı. Ve nihayet İslam felsefesi diye bilinen, e, ile başlatılan, aşağı yukarı e, ana literatür. Bu. Bunların hepsine de itirazlar getirilebilir yani. E, uzmanlar getiriyordu ya niye ile başlamaz aslında şöyle başlar filan gibi. Kindi ile başlatılan, oradan işte meşhur Farabi, İbni Sina, çok isim var İbni Rüşt ile bitirelim biz. Böylece ne dedik işte bir kelam ekolü var, bir tasavvuf, bir de felsefe, İslam felsefesi. Dikkat edin, filosofya batı dillerinde bugün İslam kelamı için de söylenir. İslam felsefesi denirse batıda, Amerika'da, Almanya'da, kelamı da kastediyor olabilirler. Biz içeriden böyle tasnif etmiyoruz. Biz kelamı ayrı bir ilim faaliyeti, tasavvufu ayrı bir ilim faaliyeti, nihayet felsefeyi ayrı bir ilim faaliyeti olarak şey yapıyoruz. Yani böylece Batı'da siz hem Farabi'nin İslam felsefesi olarak tanımlandığını görürsünüz içinden biri olarak. Hem diyelim Gazali'nin ya da Eş'ari'nin. Oysa biz içeriden baktığımızda meşayiye ekol dediğimiz işte işte Kindi ile başlayan Aristotelesçilik biraz Platonculuğu kastediyoruz. buna İslam felsefesi diyoruz. Diğerini kelam ile karşılıyoruz. Kelam müthiş de bir kavramdır bu arada. Müslümanlara özgü bir kavramdır. Bir kelamcı burada konuştum sadece onun hatırlatmasını yapıyorum. Yani tekrar giremem oraya. Bir kelamcı aşağı yukarı ne yapar? As, bir asıl fer ilişkisi kurmuştuk hatırlar mısınız bilmem izleyenler. Asıl Kur'an'dır, fer de bizim önümüzdeki olaylardır. Furuat, teferruat aynı kelimeden gelir malum. Hani şu konuda ne yapacağız? İşte o zaman belki şeyin örneğini verdim. Bira haram mıdır örneğini verdim. İşte asıl nedir? E, Kur'an'dır, hamra haramdır. Öyleyse aslın hükmünü bir orta terim, illet yoluyla elimizdeki fer'e, önümüzdeki meseleye getiririz. Bir hükmün iletilmesi faaliyetidir. Böylece asıldan fer'e bir hüküm genişletmesi yaparız. Bunu fıkıhta yaparsınız. Fıkhi bir meselede yani biranın haramlığı gibi fıkıh yapmış olursunuz. Bunu içtimai meselelerde ve düşünsel meselelerde yaparsanız kelam yapmış olursunuz. O yüzden kelam, aslın fer'e uygulanmasıdır aslında. Ama hangi konularda? İşte şu abdesti bozar, bu namazı bozar gibi şeyler de değil. İşte Tanrı şöyle midir, böyle midir? Bilerek Tanrı diyorum biliyorsunuz artık. Tanrı yarattıysa böyle mi yaratmıştır, yoktan mı yaratmıştır, vardan mı yaratmıştır, var varsa neresidir filan gibi konularda eğer bir asıldan hareket ediyorsanız bunu yapar. Dolayısıyla bir kelamcı Kur'an'ı, temel metin Kur'an'dır, hadis filan değildir, hiçbir zaman da hadis olmadı. Hadis ancak bir destekleyici kenar süsü olarak geldi. Kur'an'dan çıkarımlar yapıyorsa, dünyaya dair, hayata dair çıkarımlar yapıyorsa bu adam kelamcıdır. Bir Müslüman kaynak olarak Kur'an'ı edinmiyorsa ama Kur'an'ı da kullanıyorsa o da felsefe yapıyordur. Ona da İslam felsefesi denir. Aşağı yukarı. Olabildiğince basit bir şey vermeye çalıştım. Ama ne zaman ki kelamcı Kur'an'dan hareket eder tekrar Kur'an'a dönerse kelamdır. Kelam o yüzden biraz daha böyle döngüsel bir faaliyettir. Yani çıktığı yeri bulur hep. Yani ayetten hareket eder. Nereye uğruyorsa uğrar. Sonra yine ayet bak zaten ayette bunu diyordu der. O yüzden kelam aslında bir anlamda meseleyi açıklama faaliyeti değil, metni ispatlama faaliyetidir yani destekleme faaliyetidir. O yüzden İbn Sina kötü felsefeder kelama. Yani felsefedir fakat bağlı bir felsefedir. Kötü felsefedir. Öbür taraftan tasavvuf. Hiç burada konuşmadık. O biraz daha e, metodik olarak zor bir şey. Yani bili biliyorsunuz tabii de. <laughs> Bilginin çok açık olmadığını, böyle ayan beyan olmadığını... Ancak belirli nefislerin belirli bilinçlerin modernize edelim. Belirli beyinlerin bunu yakalayabileceğini iddia eden ve bilginin ama lütfen dikkat edin buraya. Yani Gazali konuşacaksak şimdi söyleyeceğim şey önemli. Bilginin salt rasyonel bir şey olmadığını söyleyen aslında ekoldür. Ziyadesiyle bilginin, yani neyin bilgisi? Hakikatin bilgisini kastediyoruz. İşte felsefede konuşsak episteme diyeceğiz buna. Epistastai, epistemoloji değil mi? <laughs> Hakikatin bilgisi ben tarafından yakalanabilir mi, yakalanamaz mı? Bakın sorumuz bu. Şimdi felsefe ve tasavvufu konuşacaksak. <laughs> bu kelam için de geçerli. Bunlar da Gazali'nin şu an hazırlıkları yani. <laughs> Tartışma, özür dilerim ya. Boğazım böyle şey oldu. <laughs> mikrofonda çok rahatsız ediyor farkındayım. Bir hakikat vardır o neyse odur yani. Siz belirleyin onu. <laughs> Bu hakikat bilinebilir mi? Bilinemez derseniz mesela hemen tasavvuf alanındasınız. O yüzden tasavvuf mistisizmle de böyle yan yana bir şeydir. Ama buna mesela bir tasavvufçu karşı çıkacaktır. sizin başka şey diyecektir. işte tasavvuf başka şey diyecektir. Haklıdır. Ama benim de bir yerden başlamam gerekiyor. Bilgi vereceğimiz yani önce soracağımız soru hakikat var mıdır? Ben bunu burada konuştuğumu hatırlıyorum. Hakikat var mıdır? Mesela yoktur derseniz zaten tamam burada konuşacak bir şey yok yani. Hakikat var mıdır? İlk sorumuz bu. Ne konuşacaksak? Evet vardır. Peki bu bilinebilir mi? İkinci soru. Şimdi bilinemez diyorsanız yine tası tarağı toplayacağız. <laughs> Bilinemiyor çünkü. Üçüncüsü hakikat var mıdır? Vardır. Bilinebilir mi? Bilinebilir. Nasıl bilinebilir? Mesela rasyonelite ile. Bakın aşağı yukarı işte belli felsefeler böyledir. Pozitivizm, mantıksal pozitivizm falan gibi şeyler böyledir. Descartes'in ben bugün getirdim Descartes'i fırsat bulursam okuyacağım bir pasajını bilinebilir ve bu salt işte rasyonelite ile bilinebilir diyorsanız aşağı yukarı felsefe yaparsınız. Bakın biz hakikat arayışında değiliz modern dünyanın şeyidir. Bu soruların hepsini reddeder. Derler ki biz hakikat arasın arayışında değiliz. Biz önümüzdekine bakıyoruz. Bu da bilim bakın modern dünyaya. Modern dünya hakikatin peşinde değildir. B bilerek ya. ya bize ne hakikatten demek istemiyorlar. Ya bu hakikatin ne menen bir şey olduğu belli değil. Herkes bir hakikattir tutturmuş gidiyor. Biz hakikate bakmıyoruz baba, önümüzde bir şey var, bir fenomen var, biz bu fenomene bakıyoruz filan denildiğinde bir fizikçi bunu yapar. Bu da bilim yapıyordur yani. Ama burada hani modern dönemde bilim dediğimiz şeyle, diyelim modern döneme kadar ki bilim, bilme, ilim neyse diyeceğimiz şey aslında en temelde hakikat vardır ve biz onun peşindeyiz. Ya hakikatin peşinde değiliz, önümüzdeki nesnenin peşindeyiz filan gibi bir ayrım yapılabilir. Şimdi dördüncü soru şöyle olur. Ne dedik? Hakikat var mıdır? Vardır. Hakikat bilinebilir mi? Bilinebilir. Hakikat eğer rasyonel midir? Yani nasıl bilinebilir? Rasyonelte bilinebilir. İşte buradan belli felsefeler çıkar. Bilim çıkar, şu bu çıkar. Ha hakikat bilinebilir ama rasyonel değildir. Yani rasyonel bilinemez. Hakikati bilmenin başka yetileri vardır. Ne bileyim orada ne, neyi kullanıyorsanız nefs vardır, gönül vardır. Yani sizin dininizde hangi kavramlar varsa buradan tasavvufa doğru bir yol açılır böyle. Dolayısıyla tasavvuf üçüncü soruda hakikatin e, en azından tamamının yani yani bir kısmı olabilir rasyonel bir faaliyet olmadığını söyleyen faaliyettir e, ilim alanıdır tasavvuf. Şimdi İslam dünyasında da aşağı yukarı bunların her birine birer ekol denk düşer. Şimdi bunları böyle bir araya getirecek adam Gazali. O yüzden ben gazaliyi böyle göbeğe alıp öncesi gazali ve sonrası ya da öncesi sonrası ve gazali filan gibi bir şey yürüteceğim. O yüzden tasavvuf şöyle bir e, faaliyettir. Bilginin diyelim bir kısmı rasyoneldir yani matematikle şununla bununla öğrenilebilir, öğretilebilir, mantık yoluyla her neyse artık fizik yoluyla. Bir kısmı da rasyonel değildir. Rasyonel olmayan bir şey de öğretilemez. Ya ahlaklı olmak rasyonel değildir mesela. Ahlaklı olmayı öğretemezsiniz. Hani diyelim ben matematik hocasıyım. Matematik öğrettiğim gibi size ahlak öğretemem. Matematik öğrenilebilir ve öğretilebilir bir alan. Çünkü salt rasyonel bir alan. Öğretilebilir fakat ahlaklı ol yavrum, doğru ol yavrum. İşte şöyle ol, böyle ol filan. Bunlar tavsiye niteliğinde şeyler olur ama bir formülasyonu yoktur ki hani onu yapınca günün sonunda matematikçi olacağınız gibi ahlaklı bir insan olasınız. Dolayısıyla hakikatin en az bir kısmı rasyonel değildir dediğinizde hakikatin en az bir kısmı öğretilemez de demiş oluyorsunuz. Ve öğrenilemez de yani rasyonel faaliyet içerisinde öğrenilemez. Böyle tahtaya bir geçip yazıp çizemez yani hakikati. Ne olur peki? İşte, tecrübidir. Tecrübe edinirsiniz işte yolda öğrenirsiniz böyle menkıbeler bilirsiniz işte ahlaki kimden öğrendin ahlaksızdan o ne yaptıysa tersini yaptı filan. Ya da ne bileyim işte hep sabrettim hep istikrarla onu yapmaya çalıştım ve o bende bir hal oldu bir ilim oldu. Bu son söylediğim Gazali'nin sözüydü zaten. Dolayısıyla Gazali öncesinde İslam düşüncesinde demek ki ne var? Ana gövde kelam bir defa Kur'an'dan çıkarız hadisleri kullanırız varırız vargımıza. Sonra tekrar Kur'an'a döneriz. Çünkü Kur'an zaten onu bize söylemiştir. Kelam böyle ifade etti. Öbür tarafta felsefe, İslam felsefesi başlamış. Onlar zaten kelamcılara göre direkt sapıklar. Sapmışlar, bagiler ya da mürtetler ya da şunlar bunlar kafirler her neyse olar. Çünkü onlar günün sonunda yani Tanrı vardır ama Tanrı böyle değildir. Cismani haşir yoktur. Cennet cehennem bu şekilde değildir, olmaz. Yanma diye bir şey bir faaliyet yoktur. Bu mümkün değildir. Araz cevher şeyine ters düşer falan gibi şeyler söylüyorlar. Doğrudan metinle Kur'an ile çelişiyorlar. Apaçık çelişiyorlar diye görünüyor. Dolayısıyla bunlar zaten din, din, dışı oluyor. Bir de tasavvuf var. Tasavvuf da bunu söylüyor. Diyor ki eğer hakikatin peşine gideceksiniz, belli şeyleri öğreneceksiniz. Diyelim bugünkü dünyada matematik, biyoloji, fizik falan öğreneceksiniz. Coğrafya, tarih neyse. Ama en sonunda kendisi hakikate ermiş ya da ermekte olan birine gideceksiniz. O da size hal ilmi ile, bu da bir ilim artık, orada öğrenemeyeceğiniz şeyleri öğretecek. Dolayısıyla nihai noktada hakikat en sonunda bir işte Platon'un ifadesiyle sofos, bir bilge, bir peygamber, bir bilmem ne yani ermiş, bir bir işte kemale ermiş biri gerektirecek bir şeydir tasavvufta. Siz öğrenemezsiniz. Yani ne olacak? Mesela Yunus e, kadıdır değil mi? Yani bu ne demek? Şeriatı biliyor demek, kelamı biliyor demek. Yani kadılık yapacak kadar yani bugünkü ne diyelim savcı, cumhuriyet başsavcısı gibi bir şey işte. Şimdi başsavcı şeyi bilir değil mi Cumhuriyet savcısı hukuku bilir çok iyi bilir yani uzmanıdır. Ha demek ki Yunus öyle biri ama ne oldu? Tapduk Emre'ye gitti. Tapduk Emre odun toplattı ona mesela. Ya da Beriki burada Üsküdar'da işte ciğer sattı. Niye işte hilye denir ona? Kalbini süsleyecek. Önce tahliye edecek kalbini boşaltacak dünyadan. Sonra kalbini süsleyecek. Bunları böyle geveleme olarak dinlemeyin lütfen. Hani Gazali dedin ne anlatıyorsun diye. Hakikaten hazırlığını yapmaya çalışıyorum. Çünkü şimdi biraz daha tasavvuftan söz edeceğim. Nasıl bilinir tasavvufta? Bilecek olan özneyi, kalbi arındırmanız gerekir. Bu bir bilgisayarın işte hafızasının dolu olması gibi bir şeydir takıyorsunuz neyse işte veriyi almıyor bilgisayar. Ya da format farklı. Hata veriyor bilgisayar. Ya yani sen çok önemli bir veri var senin elinde. işte sabit diskinde neyse ben biraz geri kaldım o işlerde. Kullanılıyor mu hala USB'ler o flash bellekler? İşte elinizde öyle önemli deli dehşet bir bilgi var ama bilgisayar okumuyor onu. Çünkü neyse o okuyacak program yok bilgisayarda. Bakın bu iyi bir örnektir varlıkla bilme arasında hani bilgisayara onu taktığınızda bilgisayar onu okuyunca var olacak bilgisayarda. Dolayısıyla benim bilme biçimime gelmediği zaman bir şey benim için de yok oluyor. Yani varsa bile ben okuyamıyorum. Bende varıl varlığa gelmiyor yani vücuda gelmiyor. Tasavvuf der ki özetle ya senin idrak öznelerin bu akıl bir aynı zamanda yani beyin de bunun bir şeyidir böyle bir Tartışma da var işte İslamda Kur'an kalp diyor ama gerçekte akıl. Ya doğru bir tartışma değil o. Neyse sizin idrak özneniz diyelim, müdrikeniz diyelim o beyin ve kalbi içine alan bir faaliyettir ve bir anlamda da ikisinden de bağımsız bir şeydir. Ee, müdrikenizi boşaltmanız gerekir ya da o bilgiye müsait hale getirmeniz gerekir. Yani o formatı okuyacak yeti melekeyi uyandırmanız gerekir. Yoksa da onu edinmeniz gerekir. Bunu edinemezseniz siz tanrısal olanı, ilahi olanı, Allah'a ait olanı bilemezsiniz yani. O yüzden de tasavvuf der ki bak işte çok da şey vardır yani ayağını sağlam yerlere de basar eleştirel olarak. Yani tasavvufun mesela elimizde metinleri var oradan söylüyorum. Baştaki çıkışı ehli zahit derlerdi kendisine, kendilerine. İşte elizü, zühd, ehli zahit olmaz da o zahit oluyor işte. Hani biz zahitleriz. Ne ne demek istiyorlar biz zahitleriz diye? Ya siz hani elinizde Kur'an, önünüzde sünnet, hadisler neyse peygamberin bizzat arkadaşları. E ne oldu? Birbirinizi öldürdünüz. Böyle bir eleştiriyle çıktı yani. Hani ya buradan bir güzellik çıkıyor olmalı değil miydi? Ya siz bir şeyleri yanlış anladınız ki bu böyle devam ede geldi. Yüzyıl yıl geçti. 200. yıldayız, ne bileyim 300. yıldayız. Hala Müslümanlar arasında böyle bir sürü problem var. Ya siz doğru anladığınızı iddia edemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sağlam ve o ilk ciddi eleştirilerdendi. Sonra tasavvuf yükselecek işte. Gazali sonrasında yükselecek zaten. Tasavvuf da böylece diyor ki ya siz aslında mevzunun özünü anlamıyorsunuz. Mevzu bununla alakalı değil. Yani namazdan kasıt namaz değil. İşte oruçtan kasıt oruç değil. Siz bunu bakın buradan daha sonra bizim işari yorum diyeceğimiz Kur'an'ın işari yorumları yani bugünkü ismiyle hermenatik. Ya yorumun yorumu, yorumun yorumu, kavramın yorumu filan diye bir böyle fersaf fersah bir şey açılacak. Alan açılacak. Ve tasavvuf çok hızlı yürüyor, büyüyor İslam coğrafyasında girdikten sonra. Çünkü çok iyi sorular soruyor. Yani diğerlerinin cevap veremeyeceği sorular soruyor tasavvuf. Bugün hala öyledir zaten. Böylece sizin bu irrasyonel tarafı idrak edebilmeniz için müdrikenizde ona uygun bir yer açmanız gerekir. İşte buna tahliye denir Arapça. Ya, tahliye borusu var ya. Biri nokta yukarıda H ile diğeri H ile. Diğeri de sonra tahliyedir. O da süsleme. Ne yapacaksınız? Kalbinizi boşaltacaksınız. Çünkü idrak öznesi orası. Neyse ya yani, müdrikenizi boşaltacaksınız. Sonra müdrikenizi Allah kelamı ile dolduracaksınız. Buna da süsleme diyor. Aynalama diyor mesela diyelim Mevlana, aynalama diyor buna. Kalbinizin duvarları ayna olduğunda artık Allah'tan gayrısını görmeyeceksiniz. Olursa böyle olur. Bu da işte aşağı yukarı Tasavvufun özü. Zaten meşhurdur. Yani mutlaka bilen var ya da ben de burada söylemiş olabilirim. Mesnevi'deki o meşhur Rumlarla Çinliler işte kralın karşısına çıkarlar. Kral da der ki hadi işte ikiniz de bir heykel yapın bakalım hanginiz daha beceriklisiniz bu noktada. İşte araya bir paravan çekerler. İşte aklımda değil bir tanesi diyelim Rumlar olsun güzel bir heykel yaparlar paravanı açarlar ki diğerleri sadece duvarları cilalamış. Hiç heykel yapmamış. Böylece buradaki heykel orada dört tane oluyor. Her tarafta yansıyor. Bunu daha şey bulur, makul bulur, daha güzel, daha estetik bulur kral. İşte Mevlana da orada diyor ki Mesnevi de bak sen duvarları Allah'ı yansıtacak şekilde cilalamazsan o Allah buradan girer buradan çıkar. Yani Konu hakikati bilmeyle alakalı bir konu. Eğer İslam düşüncesi konuşuyorsanız ortada bir hakikat vardır ve o Allah'tır. Zaten siz bunu reddettiğinizde İslam düşüncesi içinde değilsiniz. Müslüman değilsiniz ya da ilgilenmiyorsunuz neyse. Konu Allah'tır, Allah hakikattir. Ben bunu nasıl bilirim meselesidir. Bunu aklen bilebilirim filozoftur. Şimdi biraz böyle kırpa kırpa yalnız söylüyorum bunları. Aklen bilebilirim filozoftur. Bunu... Ee, Bilemeyiz. O yüzden zaten Allah peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Kendisini yukarıdan bildiriyor. Bu kelamdır. Ha bu bilinebilir de. Bir kısmı aklen de. Bir kısmı da işte ancak bu şekilde. Ama tasavvuf açılmaya başladığında, bir yerde oluşmaya başladığında tasavvufun da çıkmazları olur. Bütün dünyada da oldu. Bu batıda gnostizm diye bilinir. Tasavvufun sorunu nedir? yorumun yorumunun yorumu sonsuzca ilerler. O durduramazsınız onu. Böylece çıktığınız yerden çok başka bir yerde bulabilirsiniz kendinizi. İşte İslam dünyasında biz diyelim ki bin yılını baz alsak i̇bn Sina 937'de ölmüş. Şimdi şöyle yapalım. 950'de ya bu rakamlar çok aklımda kalmamış olabilir. Sonuçta ben tarihçi de değilim. 950 e, ee, Eşari'nin ölümü, 960 Maturidi'nin ölümü, 937 i̇bn Sina'nın ölümü. Bakın İslam düşüncesinin ejderhaları aynı dönemde yani. Yani kurucu isimler, böyle tepe isimler aynı dönemde. 937 i̇bn Sina kalmış aklımda. Sanırım diğeri de 950-960. Herhalde doğru. Demek ki kelamın büyük isimleri burada sistemin şeyini tamamlamışlar. Yani ana inşaatın kabası çıkmış yani. Ondan sonra iç işleri yapılacak inşaatın. Tabii ki bir sürü kelamcı gelecek çok da önemli, çok da kıymetli. Ama aşağı yukarı kelamın yani ben burada söylemiştim mebdeyi, mevzu, meselesi filan belli artık. Kelamın da kendi içinde bir sürü ayrışması var. Kur'an'ı öyle okumayacağız, böyle okuyacağız. O ayeti şöyle anlamayacağız, böyle anlayacağız. Öyleyse şuraya gider filan. İbn Sina 937'de ölmüş. 1000 yılını baz alıyoruz. Yani 1058'de öldü, doğdu İbn Gazali. Amacımız biraz onu konuşmak çünkü. İşte Gazali'nin doğduğu zamana gelelim bakalım diyorum yani. İbn Sina da bir yüzyıl önce ölmüş. İbn Sina da İslam felsefesinin en büyük ismi. Bana sorarsanız tüm İslam düşüncesinin en büyük ismidir. İbn Sina bunları biraz böyle şey yapıyorum tabii hani biraz magazinel söylüyorum en büyük ismi filan demenin bir manası olmayabilir ama İbn Sina bana biri sorsa hiç düşünmeden İbn Sina derim yani tüm İslam 1500 yılın içerisinde demek ki İbn Sina gelmiş ölmüş 100 yıl geçmiş İslam felsefesi de ana şeylerini oturtmuş. Onun da yani mebdeyi meselesi, mevzu bilmem şu su belli artık yani. Hatta neredeyse bana göre i̇bn Sina'dan sonra böyle çok orijinal bir şey de yok. İslam felsefesi içerisinde yani gerek kalmamış. i̇bn Sina bitirmiş o işi yani. Çeviri faaliyetleri var. Müslümanlar artık her yeri tanıyor. Herkes Müslümanları tanıyor. Yani böyle şeyler gelmiş. Bizim şimdi fizikçiler diyeceğimiz ne bileyim matematikçi, Harizmi, İbn-i Biruni bunlar gelmiş. Yani İslam dünyası hakikaten gümbür gümbür yani. Tam bugünün Avrupa'sı, Amerika'sı gibi. Çatır çatır ilim üretiyor. Her alanda ilim, ilim üretiyor yani. Şimdi şöyle de bir şey var ama. Öbür taraftan tabii e, tasavvufun en büyük ismi henüz gelmemiş. İbn Arabi. Çünkü İbn Arabi 1196 galiba ölümü, e, doğumu. İbn Rüşd'le. İbn Rüşd 1196'da öldü. İbn Arabi tabii daha erken olacak. Çünkü İbn Rüşd'le tanıştı İbn Arabi. Bakın İbn Rüşd son büyük İslam filozofu diye bilinir. İbn Arabi de onla ders almış. İbn Arabi Fütûhat'ın girişinde anlatıyor bunu İbn Rüşd'le. Eee bilen var mı? O görüşmelerini İbn Arabi'den okuyan var mı ya da başka bir yerden? İbn Rüşd'le ne konuşmuşlar? Yani şimdi İslam tasavvufunun en büyüğü ama gerçekten en büyüğü yani. Vahdedi Vücud'un da zaten asli kurucusu. Ee, öbür taraftan da son büyük e, İslam filozofu. Müslüman filozof İbn Rüşd. Yani İbn Rüşd düşünün ki Avrupa'yı sarstı yani. Endülüs'te çok büyük. İşte ben zaten eğer bu hafta ve sonraki hafta e, başarabilirsem Gazali'den sonra İbn e, İbn Arabi mümkün oldu diyeceğim. Biraz o yolu Gazali yaptı diyeceğim yani. Ama tasavvuf da büyüyor, geliyor. Mesela Bistami gelmiş, Bağdat, Cüneydi Bağdadi gelmiş. İslam diyor Kuşeyri falan tefsiri hala var elimizde. İslam yani bu tasavvuflar da büyük oranda söyleyeceklerini söylemişler. Onların hepsini derleyecek olan adam İbn Arabi. O daha yok. Aşağı yukarı böyle bir manzara var. Şimdi bir de şunlar var. Eğer vakit bulursam okuyacağım. Batıniler dediği Gazali'nin bir güruh var. Tam olarak işte burada birkaç tasnif yapıyor. Onları okursam söylemeye çalışacağım. Kafasında ne var? Kimleri tam olarak kastediyor bilmiyoruz ama Batınilerden anladığımız bir de şöyle bir şey olmuş şimdi. Aşağı yukarı böyle bir düşünsel olarak atmosferi gösterebildiysem çok çok kabaca. Biraz da siyasi olan bir iki bir şey söyleyeyim. 1058 yılı itibariyle biz neredeyiz? Tuz'dayız, Gazali doğdu. Hangi ülkedeyiz? Hangi devlet var? Selçuklular, 1040 dandan akan. Demek ki 18 yıldır Selçuklular var çünkü kuruluş 1040. Ondan önce Gaznelilerdi. Gazneliler niye önemli? Gazneliler Müslümanların e, Hint kıtasıyla tanıştığı, ciddi anlamda tanıştığı dönem. Çünkü Hindistan'ı aldılar. Şimdi Hindistan'ı almanın bir maliyeti var. Almak burada çok amiyane durdu ama yani Hindistan'la tanışmak ve artık içine girmek ne demek? Aynı zamanda Budizm'in gelmesi de Şimdi Budizm, Hinduizm, İslam tasavvufuyla da çok iç içe olabilecek iki şey. Zaten o yüzden meşhurdur ya son 40-50 yıldır işte tasavvuf aslında Budizmin bir sonucudur falan diye. Öyle değil. Öyle değil. Yani tasavvuf bu anlamıyla Antik Yunan'da da vardı. Yani biz tasavvufu hangi soruyla açımlama, açımlamaya başladık? Bilgi mümkündür fakat Tam rasyonel değildir. E bu zaten Platon. Yani eğer böyle biraz zorlayacak olsam hani bizden bir tane yazar Kant Müslüman falan dedi. Hatırlar mısınız bilmiyorum takip ettiniz mi? Hani ben de öyle bir şey söylesem Platon Müsl tasavvufçu derim yani. Çünkü bilgi tecrübi bir şeydir falan diyen bunu yazılı olarak böyle argümentatif bir şekilde söyleyen Platon. Neyse. Budizm'in e, ne diyelim varsayımlarıyla ve sonuçlarıyla tasavvuf ikiz kardeş. Dolayısıyla Gazneliler döneminde Mahmut Mesud Hindistan'ı Müslümanların Hindistan'ı almasının bir sonuçlarından bir tanesi ilgilendiğimiz bağlamda Budizm'in de gelmeye başlaması. Şimdi şöyle çok kabaca bunların hepsinin uzmanlığı var ve ben uzmanı değilim. Ben bir kenarındayım ama uzmanı değilim. Üniversitelerde çok kıymetli çalışmalar hocalar hocalarımız yapıyor bu işleri. Şöyle bir şey var şimdi bakın öyle bir havuz oluşmaya başlayacak ki tam Bağdat falan merkez çünkü oralarda. Bugün Suriye, Irak, Türkiye'nin güneyi güneydoğu bölgesinde öyle bir havza oluşmaya başlayacak ki. Bir taraftan Budizm geliyor. E, ana kültür İslam. Medeniyet diyeceksek İslam medeniyeti. E, siyasal güç onlarda. Budizm gelecek gel, gel, gelmiş diyelim. Bir taraftan İslam felsefesi e zaten İslam felsefesi ya felsefe İslam felsefesi demeye gerek yok. Öyle söylendiği için öyle diyorum. Felsefe bir yere girerse zaten bozar orayı yani. Çünkü felsefe kurumsal olanı sevmez. Ya sorgulama bilmem ne Kant'ın çok güzel bir şeyi vardır. Hani ilgilenenler için işte fakülteler çatışkısı diye bir makalesi vardır. Felsefe bireyin hukuk ve ilahiyat üniversitede, devletin ilimleridir diyor. Ya bunlar çakışmak zorundadır yani. Çatışırlar. Hukukla felsefe mutlaka çünkü hukuk düzenlemek ister. Felsefe bozmak ister. Ya bozgunculuk anlamında bozmak ister değil. Yani yerinde durmaz. Çünkü bireyselleşmek ister. Ayrılmak, bağımsız olmak ister. İlahiyat da öyledir mesela. Kantın dünyasında bunları hep inanın gazali için söylüyorum. E, Kantın dünyasında ilahiyat ile teoloji ile hukuk bir taraftadır, felsefe bir taraftadır. Felsefeye bağlı olarak fizik matematik şu bu bu taraftadır. Çünkü biri tümelin, biri tikelin. Neyse, yani biri toplumu ilgilendirir bir bireyin faaliyetidir. O yüzden felsefe bir yere giderse kutsal mutsal bırakmaz. Yani sorar. Bu nedir, bu nedir, bu nedir, bu nedir, bu neden böyledir diye sormaya başlar. Gazali de buna bir şey söyleyecek eğer okuyabilirsek. Onu ona bırakıyorum. Çok iyi ifade ediyor çünkü. Şimdi felsefe gelmiş. Ne yapıyor? Zaten her yere bir çeltik atıyor. Bir çomak sokuyor yani. Kutsallarla uğraşıyor. Ha, kendileri de Müsl Müslüman bu arada. Ama mesela Hakim görüş içerisinde hakim görüşün mümessili Gazali İbn Sina İbn Sina'ya bakınca kafir oğlu kafir görüyor başka bir şey görmüyor. Ama İbn Sina Müslümandı. Ama Gazali bu Müslüman değil diyor. Yani bundan işlem olmaz diyor. Bak şimdi ikisi de haklı olur mu? Konuşabilirsek olacak işte yani göstereceğiz yani nasıl ikisi de haklı olabiliyor. Öbür taraftan tasavvuf zaten var. Zaten böyle okült düzenlere alışık bir şey, işte pirlere, şeyhlere e, muhtaç bir şey bir akım çünkü değil mi? Yani hakikati bilen birileri olacak ki size bunu anlatsın. Çünkü siz en az bir yarısını öğrenebiliyordunuz. Diğerinde ciğer satacaktınız, bilmem odun kesecektiniz. Niye ciğer sattırıyor Aziz Mahmut Hüdayi'ye? Ya ciğerde bir keramet yok işte kürküyle sattırıyor değil mi biliyorsunuz ya yani. e işte kıracak neyini kıracaksa nefsindeki artık neyse o asabiyet olabilir kibir olabilir güzelliği olabilir bilmem parası pulu olabilir karizması olabilir onu al alaşağı edecek yani peki niçin diyelim ki ona ciğer sattırıyor da buna odun kırdırıyor bakın sistem öyle ki. Onu söyleyen hoca, onu söyleyen şeyh, onu söyleyen her kimse yani her birinin başka karakteristik e, sıfatı oluyor malum. Onun tam da ciğer satarak düzeleceğini biliyor. Onun da tam da işte odun kırarak nefsini teskiye edeceğini biliyor. Biz gidip hocaya desek ki ya ya bunu buna bunu bunu yaptır olmaz derdi. Niye olmasın dediğimizde ya zaten onlar konuşmaz çıkar giderlerdi ama çünkü konuşulacak bir durum yoktur onlar için. Yani bilmeyenler konuşur bu işleri. Bilenler konuşmaz zaten. Ama diyecekti ki eğer konuşturabiliyor olsaydık diyecekti ki ben biliyorum neden öyle olduğunu ama ben sana anlatamam diyecekti yani. Senin anlaman için senin de bu yolda yürüyor olman gerekiyor diyecekti. Şimdi bu mesela Gazali daha sonradan şunu fark edecek ki ya biz Şii Sünni diye ayırıyoruz mesela ana gövdeyi şeyde kelamda. Şimdi Şii tepesinde imamlar var. Bunları tekrar tekrar konuşacağım. Tepesinde imamlar var. Masum imamlar var. Masum imam ne demek? Hata yapmıyor işte. Bir sülp var. O sülpten geliyor. O peygamberlerin de çıktığı sülpten geliyor. O genin kendisinde bir olay var. Allah oraya bir sır koymur. Dolayısıyla masum imamlar geliyor ve onlar varken onların dediği olur. Gazali bunu fark ediyor. Diyor ki ya bu sünni, de, sünni dünyada ya bizde de var. Gassal elinde meyyit gibi ol. Değil yani? Ölmüşsün. Ölü ne yapamaz? Hiçbir şey yapamaz. Sen de diyor hocanın elinde ölü gibi olacaksın. Seni şekillendirecek. Terbiye bu zaten Arapça. Hani biz eti köfteyi terbiye ederiz ya. Hani bekletirsin bilmem ne yaparsın o oluyor. Olmaya başlıyor. İşte şeyh bunu yapar. Diyelim bakın burası matematik bölümü. Ben size matematik anlatırım. Sizden matematikçi yapamam yani. Olma başka bir şey. Dolayısıyla bakın biz ne yapıyoruz? Eğitim ve öğretim deriz Türkçe'de. Biraz böyle esnetiyorum ama yani eğitmek ve öğretmek. Bakın öğretmek benim şimdi yaptığım şey diyelim. Geliyorum mesela Gazali'yi öğreteceğim size. Af buyurun da hani bilmediğinizi düşünelim. Ben de gelip Gazali'yi öğreteceğim. Bu budur, bu değildir diyorum. Peki eğitmek? eğmekten geliyor değil mi? Arapça talim ve terbiye. Terbiye etmek demek. Terbiye içine olmayı alır. Bir hali alır. Bir eylemi alır. Bir fiili alır. Bir ameli alır. Ama ben size trigonometri öğretsem olmayla alakalı bir şey yok burada. Hikaye budur ve bu değildir diye anlatırım. Dolayısıyla Müslümanların o döneminde işte 1058 zibaz aldık. Budizm geliyor. Felsefe zaten tırnak içerisinde bozucu bir etken. Ve tasavvuf da sonsuzca yoruma açık bir e, bilme faaliyeti ortaya çıkarmış. Yani o kadar ki İbni Arabi diyor ya hani... Onların Bakara suresinde onların gözü vardır, görmez, on kulakları vardır, işitmez. Khatem Allahu ala kulubu. Allah onların kalplerinin üstünü mühürlemiştir kalplerini. İbn Arabi diyor ki burada diyor evliyadan söz ediyor. Yani bakın kafirin kalbini mühürlemiştir diyor Allah. İbn Arabi diyor ki orada kafir derken meşayihi yani işte mutasavvıfları kastediyor olmuşları kastediyor. Allah dostlarını kastediyor. Kalplerini mühürledik derken onların kalbini mühürledik. Kalpleri kulakları Allah'tan gayrısını işitmez. Gözleri Allah'tan gayrısını görmez. Şimdi literal olarak mümkün mü bu? Ha bak bu kadar kolay değil ha. Yani İbn Arabi ne dediğinin farkında. Ama literal olarak bu mümkün değil. Şimdi alıyorsunuz tam tersini söyleyebiliyorsunuz. Böylece sonsuz bir silsile açılıyor. Yani kim ne tutturursa olmaya başlıyor. İstediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Şimdi artık Budizm de girdi. Ve Selçuklular geldi. 1040 yılında Dandanakan'la Selçuklular geldi. Biz biraz şeyi büyütelim Gazali'yi. Gazali çünkü Bağdat'taki Okulun başına hoca olacak. Şimdi benim getirmeye çalıştığım felsefe, tasavvuf ve Budizm'in içerisinden bakın tekrar ediyorum. Uzmanlarının itiraz edeceği şeyler söylüyorum ama genelleme biraz böyledir. Beni anlayacaklardır. Böyle bir bunlar bir araya geldiğinde aradığım şey ihvan-ı safa aslında yani ihvan-ı safa. Bilir misiniz? Burada İhvan-ı Safa çalışmış bilen biri var mı? Var, bayağı varmış. Kameraya öyle şey yapmış olan Şimdi bunun harmanından, bir yüzyıllık harmandan İhvan-ı Safa diye bilinen bir güruh, bir ekol ortaya çıkıyor. Çok bela adamlar. Hakikaten çok bela adamlar. Bir açıdan bakarsanız dinin ol, yani olmaz olmaz her şeyini karşı her şeyine karşı çıkabiliyorlar. Yani bugün ortalama bir Müslümanın kabul etmeyeceği denli bir namaz ortaya atıyorlar. Ne bileyim oruç, haç ortaya atıyorlar. Yani saçma sapan şeyler söyleyebiliyorlar. Ama bir taraftan beter matematikçiler, mantıkçılar, fizikçiler çağın ilerisinde işler yapıyorlar. Ya İhvan-ı Safa bakın hani bu dersten biraz haz alan müsait olduğunda İhvan-ı Safa'yı biraz kurcalasın bak çok şaşıracaktır yani. Ömer Hayyam'ı bilirsiniz değil mi? Peki bilir misiniz biraz harbiden? Bak çok orijinal bir adamdır yani bir taraftan bütün sofular softalarla kavgalıdır. Bütün fakihlerle kelamcılarla kavgalıdır. Yani ağza alınmayacak rubayleri şiirleri var. Baktığınızda direkt böyle kafir oğlu kafirdir. Ama bir taraftan da işte Ömer Hayyam işte yani kim ha deyince konuşabilir, bir şey söyleyebilir Hayyama. Bugün hala milyonlarca insan Hayyam'dan nasıl etkileniyor yani? Mu muazzam bir zeka adam. Yani takvim yapıyor, bir gök işte dünyanın yuvarlaklığıyla ilgili tespitleri var. Tepelerden, kutuplardan basık olduğunu fark etmiş. Kilometresini hesap etmiş. Ayla dünya arasındaki mesafeyi hesap etmiş. Ya hala ayda bir kraterin adı Ömer Hayyam. O fark etmiş. Ya bakın İran'ın hala kullandığı takvim Hayyam'ın takvimi. Ve bugün kullandığımız miladi takvimden çok daha iyi bir takvim. Takvimlerin standart sapmaları olur. Bizim şu an kullandığımız takvim aşağı yukarı işte 3000 yılda bir hata verir. Hayyam'ınki 5500 yılda hata veriyor. Güneşe dayalı e, şey Ay'a dayalı hicri Güneşe dayalı hicri takvim. <laughs> Bilmiyorum şu an İran'da yıl kaç? 1400'ler. Çay içiyordum ben ya kahve içmiyorum. İhvan-ı Safa böyle. Konuştuğunda karşısındakiler bir şey diyemiyorlar yani. O kadar başarılılar. Ha bu başarı nereden geliyor? İşte İbn Sina'dan geliyor. Çünkü İhvan-ı Safa kendilerini İbn Sina'ya mal ediyorlar. İbn Sina yorumcuları bunlar aslında. Ha İbn Sina yaşasa İhvan-ı Safa'dan beri dururdu. Çok belli. Böyle bir problemimiz vardır bizim hani. Neyse oraya girmeyeyim. O bizim konuyu iyice açacak. Bir biçim İbn Sina'cılar bunlar. Ama gittikleri yerde de böyle ses getiren adamlar yani. Şimdi böyle bir ortam var ve Gazali doğuyor. Artık Gazali doğduğunda işte 18 yıldır diyelim Selçuklu var ve Selçuklu diye 1071 yılına gelelim biz. Alpaslan, Malazgirt, büyük başarı aynı yıl birkaç ay içerisinde Alparslan'ın ölümü, oğlu Melik, Melikşah'ın başa gelmesi ve tabii önemli isim Nizam. Nizamül Mülk. Çok kısaca siyasi bir iki bir şeyinden söz edeceğim. Buralar benim çok ilgilen, benim özelde ilgilendiğim şeyler de bu ders kapsamında değil. Nizam hem Alparslan zamanında ülkeyi yönetirdi hem de Melikşah zamanında ülkeyi yönetti. Melikşah 1092'de öldü. 1071'de geldi. Demek 21 yıl e, hüküm sürmüş. Bu da tabii Selçuklu'nun şeyi. Sonra dağıldı zaten. Siyasi olarak diyelim Doğu tarafı artık Selçuklu'da çok kabaca, Batı'da da şeyler var, Şii'ler var. Mısırda 973 yılında Fatımiler Ezer Üniversitesi'ni açmışlar. Bakın sonraki dönemde Ehli Sünnet'in kalesi olan Ezer Üniversitesi, bakın 973 yılı yani ne kadar eski bir dönem. O zaman işte Şii okulu olarak kuruldu. Yani buna siyasi açıdan konuşsak, ilmi olarak değil Şii propagandası üzerine kuruldu. İşte buna karşılık nizam, nizamiye medreselerini kuruyor. İlginç olan o da şu anda Kum'da, feyziye mektepleri olarak e, Şii okulu oldu. Nizamiye medreselerinin bir bölümü. Nizam böylece... Ehli sünnet temelli bir İslam yorumunun propagandasını yapmak istiyor. Şimdi söyleyeceğim bir iki cümleyle hemen çıkacağım buradan. O da önemli bir konuşmadır aslında. Geçen sene yapacaktık, yapmadık bu konuşmaları. Devletler bu işe girerse orada siyasi bir şeyler olur. Dolayısıyla nizamiye medreseleri tamamen siyasi propaganda amacıyla kurulmuş medreselerdir. Burada ehli sünnet sadece bir tercihtir. Bu radikal bir yorumdur. İtirazlar gelecektir. Ama bir tercihtir. Bu şuna benzer yani. Şah İsmail'in Türk ve Sünni iken Şiiliği tercih etmesine benzer. Çünkü Osmanlı ile savaşacak. Siz bir Müslüman bir Müslümana savaşacaksa Kur'an ve Resulullah tarafından yasaklanmıştır bu. Onu ötekileştirmeniz gerekir. Bu apayrı bir alan. Mutlaka bu diyelim Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında başladı ya. Yani. Onun öncesinde, ondan hemen sonra işte Muaviye ile Hazreti Ali arasında başladı. O zaman mesela kullanılan kavram bagı idi. Ne demek bagı? Ya isyancı, isyan. Mesela onlar daha kavramlar geçen sezon anlattığımı hatırlıyorum. Kavramlar oturmamıştı. Yani mümin nedir, münafık nedir? Bunlar bireysel olarak anlaşılan şeylerdi. Bir böyle tanımlayıcı unsur içeren, kitleleri, kitleleri içinde tutan kavramlar değillerdi. İşte böyle böyle oluşuyor. Yani mesela bugünkü anlamda Müslümanlar o zaman ya mümin ne demek ki? Kime mümin denir diye düşünmemişti. Kime münafık denir diye düşünmemişti. Ya şu münafıktır, bu münafıktır gibi şeyler. Tekil, tikel şeyler söylüyorlardı. Ama sıfırında Aşağı yukarı öyle söyleyebiliriz. Bunlar bağiler diyorlar. Yani Hz. Ali taraftarları Muaviye taraftarlarına bunlar bağî diyor. İsyancı. Çünkü halife burada. Halifenin karşısında olan isyancı olur. Bakın bu şekilde siz ne yapacaksınız? Eğer bir ayet varsa elinizde hemen ayeti getireceksiniz. Eğer yoksa Resulullah'tan bir şey söyleyeceksiniz. Bir milyon tane var. Her iki taraf içinde bir milyon tane yok tabi. Ben mübalağa yapıyorum. Ama hakikaten birkaç yüz tane var. Her ikisi içinde. Yani Resulullah işte demiş ki bir gün böyle böyle olacak bilin ki onlar bağıydır. Bunu diyelim Hazreti Ali taraftarları söylüyor. Yok öbür taraftan Resulullah bir gün demiş ki ikisini şöyle görmüş ya bir gün aranızda bil bilmem ne olacak işte bak sen bil ki sen bağıylar tarafında olacaksın. Artık kim tutturursa. Şimdi ne oluyor o zaman? Bir kelime kavramsal bir yani bir terim haline geliyor ve bir kavram haline geliyor. Bir mefhum olmaya başlıyor. Yani farklı bir mefhum olmaya başlıyor. Münafıklık da bu. Müslümanlık da bu. Mümin de bu. Ya bunlar Kur'an'da böyle ne olduğu belli kavramlar değil yani. Kur'an tamam böyle iman etmişler için mümin diyor ama burada geçen sene söylemeye çalışmıştım. Yani mesela biz Hristiyanlara da mümin diyelim mi? Onlar da iman ediyor çünkü. Çünkü öyle ayetler var ki elimizde Hucurat gibi. Sanki İslam küçük daire, iman büyük daire. Ama tam tersi Hucurat bu zaten. İslam büyük daire, iman küçük daire gibi oluyor. Çünkü siz işte ne diyor ayette? Duymadım. Bak bu bu mantıkta diyor ki ya teslim olduk deyip de hemen böyle şey yapmayın. Müslüman teslim sigasını çektiğinizde Müslüman teslim olmuş kişi bu anlamda. Müslüman olduk demeyin. Daha diyor iman etmediniz ki. Yani şuradasınız, burada değilsiniz. Değil mi? Ama bir başkası, mesela Resulullah'ın da böyle bunu destekleyecek bir olayı var. Diyor ki işte şuna da ganimet ver. İyi bir mümindir, iyi bir Müslüman de diyor. İyi bir mümin de mi? Çünkü mümin kalple alakalı bir şey gibi. Ha bu defa Sanki ben la ilahe illallah dersem ya da ne, neyse işte şartlarımız onları söylersem Müslüman oluyorum da mümin olmuyorum. Mümin olmak daha böyle kalbi bir şey. Daha içselleştirme ile alakalı bir şey gibi. Ama öbür taraftan e, mümin iman etmiş kişi o zaman böyle söylemleri de var Resulullah. Onlar da iman etmiştir diyor. Yahudi için, Hristiyan için. Dünya hadisi var mesela değil mi? İslam şu 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 üzeredir. Yani sanki mümin bir büyük daire ama şunları 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 yaparsanız Müslüman olursunuz gibi. O zaman da İslam küçük bir daire onlardan ayrılan ya da daha içinde bir içlem olarak duruyor. Ha bu sizin nasıl pozisyon aldığınızla alakalı. Siz kendinizi nereye koyuyorsunuz ve nasıl oluşturacaksınız? Şimdi bunu şundan diyorum işte elimizde Şah'la ikinci bayistin mektuplaşmaları var. Sonra Yavuz da girdi o işin içine onların mektuplaşmaları var elimizde. Şah Türktü. Ve Sünniydi. Hani bugün böyle lise müfredatında Türk Osmanlı İran Savaşı diye anlatılıyor. Belki Osmanlı Azerbaycan Savaşı diye anlatmak gerekir. Çünkü Türk ve Sünniydi. Ama Şii oldu. Bir rivayete göre 5000 civarında Şii molla getirmiş bölgeye. Halkı da Şii olsun diye. Çünkü bir şey söylemen gerekir ya. Bunlar bizden değil demen gerekir ya. Bakın Ebu Hanife'nin de tarihte yükselmesi Türklerin bu işin içine girmesiyledir. Yani aralarından bir tanesini seçersiniz, ben buyum dersin ve sen bu değilsin dersin. Spinoza'nın meşhur bir sözdür yani tanımlama şiddet doğurur diye. Her tanımlama o tanımın için o tanımı kapsamayanları da şey yapar yani ben buyum ve sen bu değilsin. Bir çizgi çizmiş oluruz. Böylece nizam da. Kendisine ne arıyor? Türkler bu işin içine girmişler. Henüz alışıl, alışıldık bir şey değil yani. Oradan bir ekol türüyecek. İşte nizamiye medreseleri bunun projesidir. Bu çok daha ayrı bir alan. Şimdi Gazali'nin büyüyeceği yer orası çünkü. Bağdat'ta sonra orada hoca oldu. Yani bugünkü işte direktör oldu. Ve Gazali Tuslu. Nizamül Mülk de Tuzlu. Şimdi o başta söylediğim şeye geri döneceğim. Gazali'nin nedenselliği bozması, Gazali'nin aklı bir kenara atması. Şimdi aşağı yukarı konuşabiliriz. Ama son olarak şunu söyledikten sonra. O zaman Cüveyni var. Cüveyni işte İmamül Haremeyn-i Şerifeyn diye biliniyor. Yani en büyük, en bilgili kişi, bakın bir artı parantez olsun böyle İmam-ı Azam, işte İmam-ı Harem, Harem gibi böyle mübalağalı mesela İmam-ı Azam ne demek? Yani azam imam, Şeyhül Ekber böyle kavramları görürseniz halk bunları işte İmam-ı Azam o kadar büyüktü ki bu kadar büyüktü falan gibi konuşuyor. Aslında onlara bu gibi kavramlar, bu gibi terimler atanmasının isimlerini, böyle terimler, böyle sıfatlar, böyle nitelikler atanmasının onun büyüklüğüyle bir ayakası yok. Yani İmam Azam'a, bu Hanife'ye tam olarak ne zaman İmam Azam dendi bilmiyorum açıkçası ama talebeleri bunu söylemeye başladı. Talebeleri İmam Azam derken diğerleri küçüktü de en büyüğü bizimkiydi demek istemiyor. Diğerlerinin imamı şu kadardı da bizimkinin ki bu kadardı da demek istemiyor. Diğerleri mevzuyu hiç anlamadı da bizimki sadece anladı da demek istemiyor. Kurucu olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Yani bir düşüncenin kurucusu olduğunu söylemeye Eğer siz bir metinde, bunu aklınızda tutun yani. Bir metinde böyle Şeyhül Ekber gibi bir, bir, ibare görürseniz, İmamül Harameynir Şerifeyn gibi bir ibare görürseniz, o adamlar ya bu öyle bir adam ki bir daha benzeri gelmedi falan gibi bir şey demek istemiyorlar. Demek istiyorlar ki bizim ekolün tepesindeki adam bunu bu kurdu. Hani meselelerini, mev mevzularını, meddeyini bu belirledi. Ve böyle bir yöntemle şey yaptı ve biz bu yöntemi hani ben geçen geçen sezonda çok söylemiştim işte umumunda dalaleti katidir. Bak bizimki böyle bakıyor meselelere. Demek için oraya böyle o günün dünyasında diğerlerinden ayrışacağı bir kavram koyuyor. Anlatabildim mi? Ama bugün biz o kadar yozlaştık ki yani bir metinden o kadar uzaklaştık ki okumaktan o kadar aciziz ki. Bir de o ekoller saçma sapan bir şekilde hala devam ediyor. Ya bizimki İmam-ı Azam demeyi hani böyle bir çocuk yarışına sokuyorlar işi. Konunun bununla alakası yok ya. Yani. Şimdi Cüveni'nin lakabı İmam İmamül Haramelin Şerife indi. Bu görevi de yapıyordu. Yani iki haremin imamı. Bunu da yapmıştı. Cüveyni o zaman işte zaten elimizde şeyleri de var Cüveyni'nin. Gerçekten iyi bir kelamcı ama. Yani ehli sünnet kelamcısı ve çok iyi bir kelamcı. Gazali Cüveyni'den ders almış. Bununla övünerek konuşacak daha sonra da. Diyecek ki, ya ben zaten böyle bir adamdan bu ders aldım. Yani şimdi böyle bir siyasal ortam var. Türkler işin içinde artık. Ve bir proje olarak nizamiye medreseleri var. Bu, bu menfi anlamda söylemiyorum bu proje meselesini. Ya böyledir yani. Yani diyelim Türkiye Cumhuriyeti kurulur, üniversite yapman gerekir. Değil mi? Ne, ne işe yarayacak bu üniversite? Bilim yapacak ama öbür taraftan seni de meşru kılacak. Yeni kurulmuş bir ülke, 600 yıldan sonra ona itirazla kurulmuş, biraz vaka olarak kurulmuş bir ülke. Ne yapacak senin üniversiten? Seni meşru kılacak, gerekirse seni kutsayacak takdis edecek yani. Bu hep böyledir ama. Hep böyledir. Yani Sorbonsuz Fransa olmaz. O da onu meşru kılar. Yena Üniversitesi olmadan Almanya olmaz. O da onu meşru kılar. Orada faaliyet yürütülür. E, Türkiye'de de diyelim tamamen şey söylüyorum. Yani bilinçle düşünerek söylemiyorum. Büyükler ve meşhurlar diye söylüyorum. İşte Boğaziçi bu işi üstleniyor. İşte ottu bu işi üstleniyor, iti bu işi üstleniyor. Çok geç gerçi ottu iti falan da. Yani eğitimle mutabık kalmanız gerekir. Ve ona göre nesil yetiştireceksin işte. Öğretim orada başlayacak. Yani eğitim tamam matematik fizik anlatıyorsun. E, öğretim. Eğitim de öbür taraftan başlayacak. Değil mi işte köy enstitülerinin şunları bunları düşünün. Yani yeni bir ufuk var. Bu ufuk kendi meşruiyet alanını yaratmak zorunda. Biz de buradayız artık diyor. Ve bu şekilde buradayız diyor. Böylece nizam biliyorsunuz çok da güçlü o zaman. Yani Selçuklu'yu o yönetiyor aslında. Ve nihayet medreseleri kurdu. Medreselerin başına Cüveyni'yi getirdi. Ve e, 24-25 yaşında Gazali orada diyelim dekan oldu rektör oldu. Tamam vaktimiz vardı. Yeni girdik Gazali'ye. Şimdi böylece Gazali kimdir? Birinci sınıf bir kelamcıdır. Elimizdeki kitap, ben tabii kitapları tanıtmayı, kitap okumayı çok seviyorum. Yani derslerde kitap okumayı çok seviyorum. Hiçbir şey olmasın bir kitap tanıttım bugün diye. Kardayız diye düşünüyorum yani. Bahsettim bundan geçen sezon bir yerde. Çok ince bir kitap bu. Şöyle kaç sayfa? 90 küsur sayfa ki onun başı da bir giriş miriş falan yani. Munkizmine Dalal, Hikmet Arayışı diye Türkçeleştirmişler. Gazali'nin ee, kendi muhasebesini yazdığı bir kitap. Tarih itibariyle çok or orijinal de bir kitap bu. Bizde böyle bir gelenek yoktu. Hani ulemanın kendi iç serüvenini bize döktüğü bir kitap bilmiyoruz. Gazali'ye kadar. Ben şöyle düşündüm, sonra böyle yaptım. Batı'da bu var. Batı'da çok erken dönemden beri var. İtiraflar bir cinstir Batı'da. Bir kitap cinsidir. Neden? Konfesyon. Çünkü kiliseden itiraf edersiniz değil mi? Günah çıkartmanız gerekir. Bildiğimiz mesela çok hacimli, çok kallavi bir kitaptır. Agustinus'un itirafları milattan sonra 4. yüzyıl. Ya yani bu işlerle ilgilenecekseniz eğer olmazsa olmaz bir kitap Agustinus'un. Bugün Hristiyan teolojisini, Katolisizmi şunu bunu anlayacaksanız olmazsa olmaz bir kitaptır yani. Kitabın adı İtiraflarımdır. Ne bileyim Voltaire'in var. Meşhur kimin var? Russo'nun var. Jean-Jacques Russo'nun var itirafları. Neler yazıyor orada? Ee, Tolstoy'un var. Aklıma ilk anda gelenler. Bu bir şey gelenek olmuş. Bizde kendi bu iç serüvenini anlatan sonradan olduğu öncesini ben bilmiyorum. O yüzden kitap bir defa biçimsel açıdan harika bir kitap. Çok eşsiz bir kitap yani. Gazali kendisini anlatıyor. Şimdi biz Gazali'yi tanımadık. İlk etapta kitaptakileri doğru olarak okumak zorundayız. Yani adam bize içini dökmüş arkadaş diye okumalıyız. Şimdi Gazali böyle bir dünyada söz söyleyecek. Çok güçlü adamların olduğu bir dünyada söz söyleyecek. Ya bir defa giriştiği şey, ya tarihte çok az örneği görülmüş olan bir şeydir yani. Yani bunu yine burada söylediğimi hatırlıyorum bir iki sene önce. 12. yüzyılda, 11. yüzyılda İslam'a dair bir itiraz getirmek var ya yürek isterdi yani. Bak bugün herkes Kur'an onu öyle demiyor böyle diyor. Şu ayet şöyle demiyor, böyle diyor. Diyor ya. Herkes işte namaz şu vakit değil, bu vakit. Namaz şu rekat değil, bu rekat. Ben bir taraf değilim burada. Benim şahsi bir görüşüm var ayrı mesele. Sözünü ettiğimiz dönemde vallahi ağzınızı açmak yürek isterdi yani. Çünkü karşınıza İbn Sina çıkıyor. Yani İbn Arabi çıkıyor. Yani Cüveyni çıkıyor. Beton gibi matematikçiler, beton gibi mantıkçılar o günkü dünyada. Bak bu şuna benzer. Bugün gidin Amerika'ya. Ha deyin ki mesela demokrasi öyle bir şey değil. Ha gidin Harvard'a, ne bileyim işte şeye, Kolombiya'ya. Hani bu Ivy League üniversiteleri, sağlam üniversiteler. Gidin mesela şu kongre salonu gibi bir salona geçin. Konuşmacı olarak deyin ki ya demokrasi çok matematik bir şey değil ya çok abartıyorsunuz. Sizi bilgiyle döverler yani. Bakın demokrasi kutsaldır kimse bir şey diyemez demiyorum. Bunu bir ironi halinde söyleyebilirim. Hakikaten demokrasi kutsallaştırıldı ve analiz yapılamaz ama hani eğer demokrasiye dair bir eleştiriniz varsa ya böyle demir beton olmalısınız ya. Çünkü karşınıza çok iyi kuramcılar çıkacaktır. Sizi şuralarda çok iyi kuramcılar dinleyecektir. Onlara ya hukukta herhangi bir hukuk doktrinini eleştirin bakalım. Eleştiremezsiniz demiyorum. Ama eleştirecek kapasitede olduğunuzu göstermelisiniz onlara. Ya sizi ciddiye almazlar ya da bilgiyle döverler. Ama bugünkü dünyada mesela İslam üzere, ayetler üzere, hadis üzere, fıkıh üzere ya herkes bir şey söylüyor, herkes. Ve çok iddialı söylüyor. Bir de bu sosyal medyayla birlikte falan çok iddia. O ayet onu demiyor. Ne diyor? Bunu diyor. Hiçbir şey yok. Ben Gazali'yi zaten bu yöntem araştırmasında elimizdeki en iyi adam diye sunarak anlatacağım haftaya. Karşınızda bir Gazali olsa sizi döver yani. Ya bunun uygunluğu var mı? Mutabakatı var mı? Pratiği var mı? Tutarlılığı var mı? Sen bir gel bakalım. Karşınızda Fahrettin Razi olsun gıkınızı çıkaramazsınız yemin ediyorum bu. Bugün gidin kuantum saçmalıktır deyin. Belki saçmalıktır. Bel eşitsizliği üzerine bir sürü hikaye dönüyor. Takip eden varsa bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim bakalım. Yani böyle faça ister. ilim ister. Şimdi Gazali daha 25-30 yaşlarında ejderhaların arasına giriyor bakın. Ben bir yöntem teklif edeceğim diyor. Şimdi Gazali işte bunu görüyor. Bakıyor İhvan-ı Safa. Bir defa tüylerini diken diken eden grup i̇hvan Safa. Çünkü i̇hvan Safa artık büyümüş Gazali döneminde. Kimse bulaşamıyor da bu adamlara. Yani laf yetiştiremiyor. Bunu geçen sene Şafii için söyle, ee, Ebu Hanife için söylemiştim. Hatırlarsanız yani Şafii Mısır'a davet ediyorlar. Diyorlar ki ya bu Ebu Hanife ve onun ekolü yani. Bu adamlar öyle şeyler söylüyorlar ki hani sonuç rahatsız oluyoruz ama kavramlarını bile anlamıyoruz. Çünkü bizde ciddi anılır ilk düşüncedir Ebu Hanife ve ardıllarının düşüncesi. Yani kavram kullanırlar, soyut ifadeler kullanırlar, genelleme kullanırlar. Müslümanların alışık olduğu bir şey değil. Şafi'ye diyorlar ki ya gel buradakilere laf yetiştirin. Biz yapamıyoruz bunu yani. Ve Şafi işte meşhur Risale'yi onun üzerine yazıyor zaten. Yani bazen adam haklı mı haksız mı bilmeseniz içinizden Sokrates'e de benzeri söyleniyor. Rahatsız hissedersiniz. Sanki doğru bir şeyler söylemiyormuş gibi ama adam öyle bir kavramsal çerçeve kuruyor ki gıkınızı çıkaramıyorsunuz. Ya bugün Türkiye'de de var çok mahir, çok beceri. Ya mesela şimdi şey olsun diye söylüyorum. Mesela Nietzsche dini, Allah'ı, Tanrı'yı yerden yere vurur. Ben zannetmiyorum ki yani İstanbul'dan üç tane adam çıksın Nietzsche ile konuşabilsin. Ya o kadar güçlü eleştiriyor eleştirdiği zaman yani. yani. Sonucu sevmiyorsunuz ama o kadar güçlü eleştiriyor ki. O kavramsal çerçeve, o bakış, açısı o işte terimlerin içini nasıl doldurduğu o zemin o kadar sağlam ilerliyor ki adam. İhvan-ı Safa öyle işte Gazali döneminde. Hepsi hepsini meçzetmiş. Kendilerini İbn Sina gibi bir bana göre süpermene dayamışlar ve Gazali de bundan nefret ediyor. Çünkü sonsuzca bir tasavvuf yorumu görüyor. Bugün şöyle anılır Gazali İslam dünyası içerisinde. Mesela ehli sünnet tasavvufunu yarattı diye tasavvufu ki tasavvufçu olarak öldü. Bir taraftan tasavvufa bir şey söyleyecek, bir taraftan felsefeye bir şey söyleyecek, bir taraftan kelama, bir taraftan batını dediği, dehri filan dediği burada şey yapılacak, okuyacağım. Hepsini aynı anda bir şey söyleyecek. Mevcut bütün düşünceye karşı çıkıyorsunuz. Ve bunu temelde bir şeyle söylüyor. Diyor ki ortada korkunç bir yöntem problemi var. Bizim sorumuz neydi? Bir, hakikat var mıdır? Vardır. İki, hakikat bilinebilir mi? Bilinebilir. Dedik ki bunlara bir şey söylemezseniz yani yoktur derseniz ya da hakikat bilinemez derseniz zaten ortak gidiyor. Üç, hakikat nasıl bilinebilir? Gazali diyecek ki şimdi. Ha ben size onu söyleyeceğim işte. Hakikatin bilmen, hakikati bilmenin bir yöntem sorunu olduğunu söyleyeceğim. Bakın biraz üzerinde tepişirseniz biraz debelenirseniz hakikat bir yöntem sorunudur cümlesi zaten bana ait değil. Çok güçlü bir cümledir. Yani gerçeklik bilginin kendisi yani gerçek olan bilgidir. Çünkü gerçeklik bütünüyle kuşatılamıyor nihayet krize girecek. Yani bir yöntem teklif ettim ama ben de kuşatamıyorum gerçekliği diye. 10 yıllık bir kriz doğacak Gazali'de. Bilgi var. Yani bilginin nesnesi olan gerçeklik var. Bu bilinebilir fakat bu bir yöntem sorudur. İşte bu Gazali. İslam dünyasında tüm düşünceler kendisini gösterdikten sonraki ilk büyük yöntemcidir Gazali. Ve çok çok kıymetlidir yani bu açıdan. İşte o yüzden ben Descartes'ı da getirdim yanıma. Ama korkarım okuyamayacağım bugün. Çünkü bunu Batı'da Descartes yaptı. Ve ben birazdan eğer okursam ikisini cümle cümle okuyacağım. Aynı şeyleri bakın birebir aynı şeyleri söylediklerini göreceksiniz yani. Bugün Batı Descartes'e böyle övgüler diziyor. Biz Gazali'yi yerden yere vuruyoruz. Sadece çok iyi eleştiri yaptığı için. Çünkü Gazali mükemmel eleştiri yaptı. Ve bir yöntem öğretisi, bir tartışma yani daha henüz bir şey söylemeden çok söyledim yine burada. Hani iyi düşünürler Dedim ki size, iyi düşünürler, düşüncesinin nesnesini söylemeden önce ona nasıl ulaşabildiğini bize gösterirler. Onun zeminini bize gösteren adamlardır. O yüzden kendi refleksiyondur de, de, deriz işte felsefe için. Yani düşünmenin düşüncesi. Ben nasıl düşünüyorum, bir şeyi nasıl mi düşüncesi. İşte Gazali, özetle burada bitirip bir iki bir şey okuyup dersi kapatacağım. 15 dakikam var ama Özgür abi. 7 geçe başladık biz. Gazali iki teklif yaptı. Ben de bu ikisinden dolayı bu sezonu Gazali ile başlamayı uygun buldum. Birincisi hakikat kuşatılabilir, öğrenilebilir dedik zaten. Hakikat ya da gerçeklik ne diyeceksiniz? Bu bir yöntemle alakalı bir sorundur. Yani Hakikati belli yöntemlerle elde edebiliriz. O böyle ne diyelim? Böyle çıplak kendisini sana sunmaz. Mutlaka belli bir yöntem gerekir. Öyleyse hakikatin kendisini konuşmadan önce hakikate giden yöntemi konuşmak lazımdır diyen adam işte Gazali. Bak bunu Batı da iki kişi yaptı. Biri René Descartes modernitenin başlangıcı diye konuştuk. Biri de Immanuel Kant aydınlanmanın başlangıcı diye konuşuyoruz. Ya Batı bunlara secde ediyor. Biz her gün Gazali'yi dövüyoruz. Gazali hakikat mutlaka bir yöntem içerisinde görülebilen bir şey olduğu bir şeydir dediği için. Aynı şeyi söylediler. İkincisi hakikat bir de alan sorunudur Gazali'de. Bir ilim alanı sorunudur. İbn Sina'ya getirdiği e, filozofların tutarsızlığında İbn Sina'ya getirdiği en güçlü eleştiridir. Şunu dedik bakın. Hakikat belli bir yöntem ile yakalanabilir. O yöntemi biliyor olmalısınız. İkincisi bir yöntem bir alanda işe yarayabilir, bir başka alanda yaramayabilir. Dolayısıyla sen ey İbn Sina diyor kafasında aslında. Bunu i̇hvan Safa'ya kızıyor. Çünkü i̇hvan Safa kendisini İbn Sina'ya dayıyor. Sen ey İbn Sina, matematikteki ve fizikteki gücünü çünkü İbn Sina çok iyi matematikçidir kendi zamanının. Çok iyi fizikçidir. Matematikteki gücüne lafımız yok ama matematikteki gücünü metafizikte kullanıyorsun diyor. Bu benim bildiğim tarihte getirilmiş en iyi eleştiridir bakın. Bir düşünürün bir düşünüre getirdiği en iyi eleştiridir. Bakın ben bir felsefeciyim. İbn Sina tarafındayım bu arada. Eğer bir taraf tutacaksam Gazali bir kelamcıdır. Ben ikisi arasında i̇bn Sina ile Gazali'yi yan yana getirmem. Ama Gazali'nin i̇bn Sina'ya ve felsefeye getirdiği eleştiri benzersizdir. Yani tarih üstüdür. Şunu diyorum. Bir alanda güçlü olabilirsin. O bir başka alanda hiçbir işe yaramıyor olabilir. Türkiye'de şahane örnekleri var bunlar. Bizim bir yer bilimcimiz var mesela. Her şeyi biliyor. Her şey bak adama bir şey söylesen höst diyorlar. Şuradan ödül aldı, bu akademiye kabul edildi, buraya davet... Lan onların hepsini yer biliminde yaptı. Adam metafizikle konuşuyor. İslam tarihinde konuşuyor. Ehli sünnet üzerine konuşuyor, şia üzerine konuşuyor. Deprem olmadığında hiç yer biliminden konuşmuyor. Adamın meşhur olduğu, Türkiye'de meşhur olduğu alan yer bilimi değil ki. İşte Gazali salaktır dedi. Ben kızamıyorum. Niye bilmem hangi akademiden ödül almış. İyi de onu yer biliminden alıyor. Yani sen bir alandaki gücünü bir başka alana taşıyorsun. Bu mantıksal bir hata. Çünkü ilimlerde ana ilkeler aynı olmakla beraber alt ilkeler o ilmin kendisine göre değişir. Ben burada çok anlattım onları. Mevzu, mesele, mebdeyi filan derken çok anlattım. Ya siz onun alanını biliyor olmalısınız ve ya bazı yerde daha geçen konuştuğumuzda Filistin filan üzerine. Dedim ki bakın fizikte tüme varım olur. Tüme varımın ilkeleriyle tümden gelimin ilkeleri aynı değil zaten. Matematik tümden gelimli olur. Aynı şekilde zihin bambaşka hareket ettirir. Hatta biz mesela işte Kant'ta bakın bir yöntem sorunu olarak. Şimdi masanın üzerinde bir sürü nesne var. Özgür abi bana şekeri verir misin diyorum. Özgür abi de alıyor şekeri. Bakın masanın üzerinde 10 tane nesne var. Bardağı almıyor şekeri alıyor. Şimdi burada bir düşünce var, doğru mu? Hani duyuyor, şekeri duyuyor, sonra bir şekilde arıyor, hangisinin şeker olduğunu buluyor, onu alıp bana getiriyor. Öbür taraftan ben bir de size diyorum ki bu nedir? Siz diyorsunuz ki şekerdir. Bakın Kant ilk defa söyledi ki biri determinatif, biri reflektif düşünme biçimidir. İkisi farklı düşüncelerdir. Yani benim ilk verdiğim örnekte Özgür abinin yaptığı zihin faaliyetiyle, bu nedir dediğimde şeker dediğinizde yaptığınız zihin faaliyeti birbirine ters. Birinde tikeli alıp kavrama götürüyorsunuz yani tümeli götürüyorsunuz diğerinde tümeli bilip tikeli arıyorsunuz onda. Yani tümel sizde beliriyor şekeri ver derken Özgür abi beliriyor şeker kavramı beliriyor. Şimdi her bir nesneyi o kavramın altına koyuyor bu şeker değil diyor bu şeker değil diyor bu şeker değil diyor tikeli arıyor. Diğerinde ise tikeli görüyorsunuz. Bu nedir diyorum. Kavrama götürmüyorsunuz siz. Bu hangi kavramın altına düşüyor diye götürüyorsunuz. Hangi forstelung tasarım. Bir tasarımın altına düştüğünde mutabakat sağlanır. Bakın bunu Gazali söyledi ben de okuyacağım işte size. Hem de bu biçimde söyledi ya. Ama biz dövüyoruz bu adamı. Böylece iki temel eleştiri getirdi Gazali. Tüm düşüncede. Birincisi bilgi bir yöntem sorunudur. Bilgi kendisini bize nesnelerin kendisini dayattığı gibi vermez. Bakın ben buradayım demez yani o nesne, o gerçeklik. Siz belli bir şeyle götürürsünüz. Bakın bunu felsefede en iyi yapan Kant oldu. Bugün biz diyoruz ki Kant öncesi var ve Kant sonrası var. İşte Gazali de aynı yolun yolcusu. Ve onlara, onlardan çok daha önce. İkincisi alan sorunudur. Bir alanda yaptığınız yöntem bir başka alanda yürümeyebilir. O yüzden üçgeni bulduğunuz yöntemle Allah'ı bulamayabilirsiniz. Gazali bunu filozoflara söyleyecek. Diyecek ki siz bir yerdeki gücünüzü diğer yer yerde yürütüyorsunuz ve orada bulgulara varıyorsunuz. Varamazsınız. Burada ayağınız boşa düşer diyor. O kadar doğru bir şey söylüyor ki Kant buna antinomi dediğinde bütün dünya alkışladı yani. Söylediklerimin bazılarının bir anlamı olmayabilir sizin için. Kant mant gittim geldim antinomi şu bu filan diyorum determinatif ref, reflektif yargı. Biraz bu işin karizması o kadar okudum biraz determinatif ref, ref, reflektif diyeyim yani. Şaka bir yana hani aklınızda kalsın diye söylüyorum. Basit şeyler aslında. Şimdi yaklaşık 10 dakika bir şeyler okuyacağım ama haftaya devam edeceğiz buradan. Ve galiba öbür haftada devam edeceğiz. Ama ben başka isimleri de getireceğim. Yani burada sadece Gazali'yi konuşmayacağız. Gazali'yi merkeze alarak İslam düşüncesinin öncesini ve Gazali sonrasını konuşacağız. Ve biz buradan bir yöntemsel yani bir metot oluşturmaya çalışacağız. Bir fikir oluşturmaya çalışacağız. Yani ben size Gazali'yi tanıtarak Gazali dönemini de anlatmaya çalışacağım. Ve en sonunda eğer bu sene beklediğimiz gibi biterse, şimdi Müslümanlar olarak nasıl bir yöntem üzerine yürütülmeli, ne yapılmalı diye bir sonuca, yani aslında yepyeni, asıl ödevi oluşturmaya çalışacağım. Eğer gelirseniz, Özgür abi, Özgür abi arada bir böyle şeyler söyledi de, Şimdi tabi seçiyorum aradan. Her batıninin, batıniliğinin iç yüzünü öğrenmek isterim. Her zahirinin, zahiri oluşunun sonucunu bilmeyi isterim. Her felsefecinin, felsefesinin mahiyetine vakıf olmayı amaçlarım. Bir kelamcının, kelamının ve mücadelesinin amacından haberdar olmaya çalışırım. Bir sufinin, sufiliğinin sırrını öğrenmeyi çok arzularım. Bir abidin ibadetinden ne elde ettiğini gözlemlemeyi isterim. İnkarcı bir zındığın inkara ve zındıklığa cüret edişinin arkasındaki sebepleri araştırıp öğrenmek isterim. Mü mükemmel bak. Biz bugün istemiyoruz bunu. Biz Kur'an'dan ben bunu anlıyorum geri kalan hepsi tamam diyor. Hepimiz böyle diyoruz. Yani. Vallahi Kur'an öyle demiyor böyle diyor. Bitti. Bak bu diyor ki ben benim görüşümün dışındakileri çok merak ediyorum. Şunun neden böyle yaptığını, kafirin niçin kafir olduğunu, zındığın niçin zındık olduğunu görmek isterim. Tasavvufun niçin buraya gittiğini öğrenmek isterim diye. Benim bildiğim ilim buna deniyor zaten. E yok, ben okuyorum, işte anlıyorum, bu budur filan. Neyse, tamam, o ilim değil. Her şeyin hakikatini iyice anlamaya e, anlamaya karşı susuzluğum çocukluk ve gençlik çağımdan beri beni alışkanlığım ve benim alışkanlığım ve adetimdi. Bakın böyle satırlar biz düşün, İslam düşüncesi içerisinde çok tanımıyoruz yani. Bunları batıdan iyi biliyoruz. Batılılar yapıyor böyle şeyler. Gazali o yüzden psikolojik de bir kitap. Yani bir ilim adamı için var ya çok benzersiz bir kitap bu yani. Bu ve bunun gibi kitaplar. Biçimsel açıdan diyorum. Ben çok severim mesela. Böyle metinleri okumayı, mektupları okumayı, haritaları okumayı çok severim. Acayip bilgi verirler ya. Yani. Esasen bu benim kendi iradem ve çabamla değil. Tamam bu cümle ile bitirebilirim. Haftaya Descartes'la beraber yürüteceğim. Esasen bu hani benim bu merakım şunu bilmek istiyorum bunu bilmek istiyorum. Benim kendi iradem ve çabamla değil Yüce Allah'ın yaratılışıma koyduğu fıtrat ve mizaçtan ileri geliyordu. Nihayet taklit bağından kurtuldum ve çocukluk yaşıma yakın yakın zamanda tevarüs ettiğim inançlardan sıyrıldım. Bakın, esasen bu bu merak benim kendi iradem ve çabamla değil, yüce Allah'ın yaratılışıma koyduğu fıtrat ve mizaçtan ileri geliyordu. Şimdi bunlar çok masum bir cümle, değil mi? Bu cümleyle bitiriyorum ben. Gayet anlaşılabilir. Çünkü işte biz Allah'ın kullarıyız, Allah'ın yaratıklarıyız, o bizi yarattı filan. Bu gibi ilim adamları bizim adetimiz böyledir. Böyle cümlelerde asıl fikirlerini saklarlar. Gazali günün sonunda kaç yaşında ölmüş Gazali? 1111, 1058. Kaç? 53 mü? Tamam. Bakın 53 yaşındaki Gazali bize daha sonra diyecek ki işte Mişkat'ta, Mişkat'ın var da Bilgi Allah'ın bize verdiği bir nurla mümkündür. Şimdi tasavvufta ya bizim Arapçada bir terim olarak kullandığımız bir kesbi bir de vehbi iki kavram vardır. Ne demek kesbi? Yani bir bir kavram kesbi ise, bir edinim kesbi ise kesb etmek demek, kazanmak demek Arapça. Ben bunu kazandım demektir. Ya benim eylemim sonunda bu oluştu. Şöyle düşünün. Eğer sen de yaparsan sen de olur. Ne, ne diyelim mesela? Her defasında o eylemi yaptığınızda hep aynı sonuca. Ya yani ne bileyim mesela sen ne, niye, nasıl bu kadar hızlı işte koşabiliyorsun? Ya sen de böyle antrenman yap sen de koşarsın. Hani bana özgü bir şey değil. Ne bileyim nasıl bu kadar sıçrayabiliyorsun? Böyle böyle eğitim aldım. Sen de yap sen de yaparsın. Mesela diyelim ki ben işte kaslarımı şişirmek daha böyle yakışıklı görünmek istiyorum. Bellidir işte, dumbbell alırsın, belli şeyler yaparsın, sana bir reçete yazarlar, bunu yap, böyle olur. O olur da yani, değil mi? Ha buna kesbi denir işte. Mesela aklıma geldi şimdi, e, tövbe kesbi bir şey midir? Allah'tan tövbe istemek mesela. Yani şunu diyebilir misiniz? Yani dumbbellla her gün şu reçeteyi uygula, kaslarım böyle olur demek gibi. Ya şu kadar şöyle şöyle tövbe et, tövben kabul olur diyebilir misiniz? Mesela diyemezsiniz bak o vehbidir işte. Mesela Fatih Çarşamba'da bir tanesi söylüyor işte. Bak şundan şu kadar, bundan bu kadar, bundan bu kadar böyle. Ya çok saçma o olmasını bir kenara koyuyorum. Yani amacım bu değil. Amacım mevzunun özüyle hiç alakası yok adamın yani. Hakikaten yok. Mevzuyu hiç anlamıyor adam. Şimdi Gazali diyor ki bak bu merak ben de çocukluğumdan beri vardı. Kendisini övmek için söylemiyor o. Ben yapmadım bunu diyor. Allah bana verdi. Çünkü Gazali'nin epistemolojisi en sonunda hani sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. En sonunda Allah dilerse verir ayetini kurtarmaya kurtarmak için Allah bana vermiş diyor. Masum değil yani o cümle. Anladınız mı? Hani ben bir daha okuyayım ben de unuttum çünkü cümleyi. Hani anlattı şuna merakım var buna merakım var daha hiç girişmedik yani. Kitabın ilk ikinci sayfasındayız. Esasen bu benim kendi iradem ve çabamla değil yani kesmi değil bu diyor. Yüce Allah'ın yaratılışıma koyduğu fıtrat ve mizaçtan ileri geliyordu. Bu diyor Allah tarafından bana verildi. Biz bunu unutmayın tamam mı? Çünkü en sonunda diyecek ki ya bütün bu işte yöntem budur. Onun sonunda diyecek işte Allah dilerse. Çünkü Allah diyor ki ben yaşa Allah. Allah dilerse olur. Allah dilemezse olmaz. Haftaya buradan devam edeceğim. Descartes'la ortak olan bir iki şeyini okuyup Gazali'nin nedenselliğini ve nedenselliği nasıl bozduğunu anlatacağım ki bugün niçin bu kadar dövüyorlar Gazali'yi biraz onu konuşalım. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Sorunuz varsa ben alabilirim. Ben şey sormak istiyorum da o zaman Gazali'nin bilgi adına buradayım. Evet. Bilgi adına söylediği şey bilgi dogmatiktir mi diyor. Kesin Diyecek. bu bu yorumu yapabiliyoruz yani. Diyecek evet. Tamam. Bunu merak ettim. Bunu eğer haftaya gelirseniz aklınızda tutun olur mu? Bu bizim felsefede uğraştığımız bir şey çünkü. <laughs> Bunun kendisi bir alan çünkü bu söylediğiniz şey. Evet. <laughs> Mukaddime'de İbn Haldun'un ona getirdiği eleştirileri <laughs> hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sağlam eleştirmiş. Şimdi tabii Gazali'yi konuşmadan İbn Haldun'un eleştirilerini konuşmak doğru olmaz da İbn Haldun mesela ne diyor? Ebu Hasan diyor. <laughs> ne diyor yani? Çok şey. <laughs> Gazali'yi yani. nerede eleştiriyor İbn Haldun? Ee, ne felsefeyi başarabildi, ne kelamı başarabildi. Hepsini birbirine karıştırdı. Tamam. Kendine çok güvendi, Onu hitabetine güvendi. Mukaddime de. Güvendi. Mukaddime, de mukaddime yani, mi diyor? Tam meşhur bir İbn Haldun'un meşhur bir ifadesidir. Gazali'ye daha sonradan şöyle bir eleştiri getirildi ama şimdi biz tabii Gazali'yi daha konuşmadık. Yani kötülemiyor ama çok sağlam bir eleştiri getirildiğini biliyorum. İbn İbn Haldun itikatta Gazali'ye aittir zaten. Yani Gazali'nin e, şeyidir. Şimdi biz Türkiye'de mesela itikadi olarak Maturidi diyoruz değil mi kendimize? Amelde Hanefi, itikatta Maturidi. Hepimiz Gazali'deniz aslında. Maturidi falan değil. Anadolu İslamı denilen İslam aslında tepe noktası Gazali'dir. İbn Haldun aslında doğrudan Gazali'ye bir şey demez. İbn Haldun o işlere de girişmez aslında. Kendisi de söyler. Ben bu işlerden anlamam filan der. Çok da iyi anlıyor gerçi. <laughs> evet, Çok zeki biri. Gazali şöyle bir şey yaptı. Bunu artık işte kayıt dışı söylüyoruz. Bu konuştuğumuz bağlamda haftaya okuyacağız buradan göreceksiniz. <laughs> Tasavvufçuları eleştiriyor. Çünkü bir yöntem arıyor ya filozofları eleştiriyor, kelamcıları eleştiriyor. Bunlara da ayrı ayrı makaleler yazdı. Risaleler yazdı. Nihayet işte meşhur olanı, gerçi bunlar da meşhur da, belki en meşhur olanı e, teafütü felasife, filozofların tutarsızlığı. Gazali burada işte felsefe eleştiriyor. Bence birinci sınıf eleştiriyor, onu özel olarak konuşacağız. <laughs> Sonradan ehli sünnet içerisinde abuk bir şey geliyor bir eleştiri geliyor. Aslında kısmen haklı bir tarafı da var gerçi de. Mahiyeti abuk bana göre. Gazali'ye diyorlar ki ya sen bunları niye ipledin? Niye umursadın bunları? Aslında Gazali'yi eleştirmiyor. Gazali'nin fikrini eleştirmiyorlar. Yani yaptığı bir şeyi eleştiriyor i̇bn Diyor ki sen bu filozofları eleştirerek Müslümanların filozoflara dikkat dikkatini çekti diyor yani. Müslümanların dikkatini çekti. Sen meşru alanı aldın diyor filozofları. Yani biz bunları hiç sallamıyorduk, görmezden geliyorduk. Görmezden gelince ya bırak zındığı filan. Bakın bu bir meşhur bir atominemdir. Yani bir düşünceyi eleştiremiyorsunuz ya da onu eleştirmek için o adama bir şey söylüyorsun. Zaten bu herif sapık diyorsun. Zaten bu herif eşcinsel diyorsun. Zaten bu herif bilmem ne diyorsun filan. Halbuki bu düşünceye tahallük etmeyebilir. Bir adamın işte abuklukları bilmem hırsız olması, yalancı olması filan. Müslümanlar bunu yapıyordu filozoflara. Aman zındıklar deyip hani böyle deli görmüş mahalleli gibi kaçışıyorlardı. İbn Haldun diyor ki Gazali'ye sen felsefeyi yazarak, filozofların tutarsızlığını yazarak filozofların ciddi alınabilir şeyler söylediğini önden kabul etmiş oldun ve onları alanın içine çektin. Böylece senden sonra çünkü bir gelenek oluştu. Filozofların tutarsızlığı ve tutarsızlık geleneği oluştu. Bu sefer kelamcıların tutarsızlığı oldu, tasavvufçuların tutarsızlığı oldu gazelden sonra. Sen bunları meşru alana çektin. Yani hiç bunları görme, görmemeliydin. Görmezden gelmeliydin. Diyor. Bu gazelin düşüncesine yönelik değil. Y e yaptığı bir hataya yönelik bir eleştiridir. İbn Haldun bu yüzden eleştiriyor. Yoksa İbn Haldun gazeli eleştirmez. Öyle demiyor da orada şunu diyor. Şimdi orada biraz haklı da işte daha konuşmadık ki Gazali'yi. Onu söyle. Peki öyleyse direkt kitaptan devam edelim. Ben şey yapmayayım fazla. En son bir iki bir şey okumuştum. Değil mi? Evet. Bu pasajı okumuştum. Hem batınının hem batınıliğin iç yüzünü öğrenmek isterim. Şunu bunu öğrenmek isterim. Hani kendisini bir yere koyuyor Gazali. Bu pozisyonun dışındaki bütün pozisyonları öğrenmek isterim diyor. İşte iyi ilim adamı böyledir tabii. Şimdi bir de kendi bildiğini mutlak bilip dışındakiyle ilgilenmeyen vardır. Bu da bir pozisyon. Ama genelde ilim insanı olmaz onlar. Yani ilim daha böyle tahkik gerektiren, muhakkiklik gerektiren bir şey. Ve şunu demişti. Esasen bu, ya bendeki bu merak, benim kendi iradem ve çabamla değil, Yüce Allah'ın yaratılışıma koyduğu fıtrat ve mizaçtan ileri geliyordu. Ben bunun bu kadar masum bir cümle olmadığını söylemiştim. Hani mütevazilik yapma peşinde değil. Çünkü bazen öyle olur ya estağfurullah biz yapmıyoruz işte. Burada Gazali'nin sistemini bildiğimizden Gazali ne demeye getiriyor? Ya bir şey varsa o Allah'tan vardır sizde demeye getiriyor. Sizdeki durum da işte onu ifşa etmek, afişe etmek diyecek Gazali. Buradan bir metninin daha şeyini aldım da ben. <laughs> Nihayet taklit bağından kurtuldum ve çocukluk yaşıma yakın yakın zamanda tevarüs ettiğim inançlardan sıyrıldım. Çünkü Hristiyanların çocuklarının yalnız Hristiyanlık üzere Bakın bin yıl önceki metin bu. Yahudilerin çocuklarının sadece Yahudiliğe göre Müslümanların çocuklarının da İslam üzerine yetiştirildiklerini gördüm. Bugün çok güzel bir ifade değil mi bu? Ya sen burada doğdun da Yahudi ol, Müslüman oldun. Şurada doğsaydın işte Budist olacaktın. Hazreti Peygamber'den rivayet edilen şu hadisi duymuştum. Her doğan İslam fıtratı üzerine dünyaya gelir. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Buhari'den alıntı. İş dünyam fıtri olan asli hakikat ile anne baba ve öğretmenleri taklit sonucu arzi olan arızî olarak oluşan inançların hakimiyeti, hakikatini öğrenmeye ve bunları birbirinden ayırt etmeye yöneldi. <laughs> Kendi kendime, öncelikle benim istediğim her şeyin hakikatini bilmektir. Geçen hafta buradan yürümüştük biz de. Bir hakikat var mıdır? Evet vardır. O hakikat bilinebilir mi? Evet bilinebilir. Bu bilme rasyonel midir? Buna göre böyle dallanır budaklanır demiştim. Kendi kendime öncelikle benim istediğim her şeyin hakikatini bilmektir. O halde ilmin hakikatinin ne olduğunu öğrenmem gerekir dedim. İlim, evvelce de söylemiştim, bizim literatür geleneğimizde ilim kelimesi bilgi, kesin bilgi anlamında kullanılır. Aklınızda bulunsun. Anladım ki kesin bilgi, yani yakini ilim, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilinen bilinen şeyin yani malumun kendisinde ortaya çıktığı hata ve vehmin kendisine karışmadığı ve kalbin de böyle bir ihtimale yer vermediği bir ilimdir. Şimdi ilim neymiş? Şüphenin içinde olmayacağı şey. Ha gerçekten de epistastai ilim, bilgi. Her türlü karşılığını düşünün. Gerçek anlamda farkında olacak şekilde konuşursanız içinde muğlaklığın öyle olmama halinin olmadığı bilgidir. Yani bilgi kesin olan bilgidir demiş oluyoruz. Bilakis hatasızlık kesin bilginin ayrılmaz bir özelliği olmalıdır. Şimdi kendi zemininin neyi aradığını bize anlatıyor. Ben bilginin peşindeyim derken sen neyin peşinde olduğunun farkında mısın? İşte gazali farkında. Ben böyle bir şeyin peşindeyim. Eğer mesela bir kimse taşı altına, asayı da yılana döndürmek suretiyle bu ilmin batıl olduğuna dair meydan okusa bile bu durum şüphe veya olabilirliğe yol açmamalıdır. Nitekim 10 sayısının 3'ten büyük olduğunu bildiğim halde biri bana hayır aksine 3 ondan büyüktür dese ve bunu kanıtlamak için ben asayı yılana çevirebilirim iddiasında bulunsa ve asayı yılana çevirse ben de bunu gözümle görsem yine de bu sebepten bildiğimden şüphe etmem. Mü mükemmel bir örnek bu. Sadece yaptığı işten dolayı buna nasıl güç yetirebildiğine şaşırırım. Yoksa bildiğim şeylerden şüpheye düşmem. Şüpheye düşebiliyorsam zaten o bende bilgi değilmiş gibi bir şey. Sonra anladım ki bu şekilde bilmediğim ve bu tür bir kesin görüşe varmadığım hiçbir bilgiye güvenilemez. Ve o bilgi hatadan emin değildir. Dolayısıyla kendisine güvenilmeyen hiçbir bilgi de kesin bilgi değildir. Şimdilik burada tutacağım. <laughs> Descartes'in meditasyonlarından bir pasaj okuyacağım. Şimdi bu Munkiz'i tam olarak ne zaman yazdığını bilmiyorum. Yani tahmin edebiliyoruz tabii de. İşte 1090 gibi. Descartes bu kitabı yanlış hatırlamıyorsam 1628'de yazdı. 550 yıl kadar bir fark var arada. <Gülüyor> <Gülüyor> Uzun bir giriş yapılmış da. Şimdi zihnimi meşgul edecek her şeyden uzak. Kendime huzurlu bir sahiplik, sakinlik içinde güvenli bir dinlenme ortamı bulmuşken eski görüşlerimin tümünü ciddiyetle ve özgürce yıkma işine girişebilirim. Şimdi ben aradan şey yapıyorum. Diyor ki ben kesin bilgiyi arıyorum Descartes. Ve şimdi hayatımın sakin bir bölümündeyim. Sesli düşünüyorum. O yüzden kitabın adı Meditasyonlar. Ben bir meditasyon yapıyorum. Şimdi diyor her şeyi yıkma işine girişebilirim. Ben de olan, düşüncemde olan her şeyi yıkacağım. Yapabilirsem eğer. Ancak bu amaca ulaşmak için, tüm şeyleri yıkabilmem için Tüm kanılarımın yanlış olduğunu kanıtlamam gerekmeyecek. Zaten belki de böyle bir işin sonunu asla getiremezdim. Ama akıl şimdiden bize açıkça yanlış görünenlere olduğu kadar tümüyle kesin ve kuşu götürmez olmayan şeylere inanmaktan da kendimi özenle sakınmam gerektiğine beni ikna ettiğinden edeceğim en küçük bir kuşku zerresi bile hepsini birden reddetmeme yetecek. Bunun için de her birini tek tek incelememe gerek yok. Zaten bu sonu gelmez bir iş olurdu. Ama temellerin yıkılması zorunlu olarak beraberinde binanın tüm geri kalanının da çökmesini gerektireceğinden öncelikle tüm eski görüşlerimin dayandığı temel ilkelerin üzerinden gideceğim. Ya yani alttaki ilkeleri yıkarsam o ilkeler üzerine inşa etmiş her şey gidecektir zaten. Bugüne kadar en doğru ve güvenilir olarak kabul ettiğim her şeyi duyulardan ya da duyular yoluyla öğrendim. Bazense bu duyuların aldatıcı olduğunu deneyimledim. Öyleyse biri bizi bir kez aldatmış olan şeylere... Asla tam anlamıyla güvenmemek ihtiyat gereğidir. Duyum beni bir defa yanıltıyorsa bir daha yanıltabilir. Bilgilerimin duyulardan bakın. Bilgi dediğim, ben de ben bunu biliyorum dediğim şeyleri düşüneceğim. Bir mahiyet sorgulamasına gireceğim. Ben bunu nereden biliyorum diye düşüneceğim. Bunu bir şekilde duyu verilerimden elde ettiysem, beş duyu ile yakaladıysam Bunlar beni bazen şüpheye düşürebiliyor diye bunlar üzerine inşa ettiğim bütün bilgileri atacağım çöpe. Ve ben şimdi anlıyorum ki duyularımız bizi yanıltabiliyor. Öyleyse duyulardan elde edilmiş bir bilgiyi kesin bilgi olarak kabul etmeyeceğim. Şimdilik yıkıyoruz. Her şeyi bozuyoruz şu anda. Ama duyularımız zaman zaman bizi fazla algılanabilir olmayan ya da çok uzakta bulunan şeylere ilişkin olarak yanılsa da Yine duyular vasıtasıyla bildiğimiz halde belki de mantıken kendilerinden şüphe edilemeyecek pek, pek çok başka şey bulunabilir. Örneğin bura burada ateşin yanında üstümde bir sabahlık, ellerimin arasında bir kağıtla oturuyor olmam ya da buna benzer başka şeyler. Bu bedenin, bedenin ve bu ellerin bana ait olduğunu nasıl inkar edebilirim? Yani kesin bildiğimi düşündüğüm önümde bir masa var bak. Bu, bu da duyu. Yani buradan şüphe etmiyorum. Hani duyum beni yanıltıyor diye her duyudu duyumsadığım şey beni yanıltır demeyeceğim. Ama bunun ölçeğini nasıl belirleyeceğim? Buradan çok ilerlemeyeceğim, Gazali'ye geri döneceğim ben. Tabii eğer kendimi, şimdi ne dedi? Bu bedenim ve bu ellerin bana ait olduğunu nasıl inkar edebilirim? Tabii eğer kendimi zihinleri öt suyunun kara kara buharına bulanmış o günün tıbbıyla ve per, e, perdelenmiş olduğundan çok yoksul oldukları halde kendilerini kral sanan çıplak gezerken üstlerinde altın sırmalı erguan ka, kaftanlar gören ya da testi olduklarını veya camdan bedenler taşıdıklarını hayal eden delilerle karşılaştırmayacaksam daha neler? Şimdi biraz sonra bedeninden de şüphe edecek aslında. Bedeninin de kesin bir bilgiye dayanmadığını ilk anda görecek. Şimdi biraz ironi yapıyor kendince. <laughs> Yatağımda soyunmuş yatarken kim bilir kaç gece Düşümde kendimi bu ateşin yanında giyinik olarak görmüşümdür. Ama şu anda şu kağıda bakan gözlerim hiç de uykulu değil. Sallanan başım uyukladığım için öne düşmüyor. Ve elimi bilerek ve isteyerek uzatıyor. Onu hissediyorum. Oysa uykuda başıma gelenler hiç de bu hissettiklerim kadar açık ve seçikmiş gibi görünmüyor. Ama bunu dikkatlice düşündüğümde uyurken bu tür yanılsamaları sıklıkla düştüğüm aklıma geliyor. Bu düşüncemin üzerinde biraz durunca, uyku haliyle uyukluğu, uyanıklığı birbirinden net biçimde ayırt etmemizi sağlayacak kesin bir gösterge ya da yeterince belirgin bir işaret olmadığını öyle açıkça görüyorum ki şaşırıp kalıyorum. Ve hatta şaşkınlığım o kadar büyük ki neredeyse beni uyuduğuma ikna edecek. Şimdi sanki ben şu an uyanık olduğumun farkındayım ama biraz sakin düşünüp yavaşlattığımda şu an uyuyor olsam ve şu gördüğüm şey size hitap etme hali yani, bir rüya olsa aslında bunu rüyadan ayıramayacağımı fark ediyor. Şimdi varsayalım ki uyuyoruz ve bütün bu olaylar, yani gözlerimizi açmamız, başımızı sallamamız, ellerimizi falan filan, düşünelim ki belki de ne ellerimiz ne bedenimiz onları gördüğümüz gibiler. Bununla birlikte en azından düşlerimizde gördüklerimizin Düşlerimizde gördüklerimizin ancak gerçekten var olan bazı şeylere benzetilerek yapılan tablo ve resimler gibi olduklarını, böylelikle de en azından bu genel şeylerin, yani gözlerin, bir kafanın, ellerin ve bedenin geri kalanının hayali değil, gerçekte var olduklarını kabul etmek gerekir. Çünkü işin doğrusu ressamlar da, okumayayım çok uzuyor, şimdi başka bir yere daha geçeceğim çünkü, sürekli kendisiyle git gel yaşıyor. Bir taraftan diyor ki ya burada bir masa var bak sesini duyuyorum, hissediyorum falan filan. Ama biraz sonra hani sanki ben buna güvenebilirmişim gibi duruyor. Biraz sonra üzerine, üzerine eğilince fark ediyorum ki ya bu bir rüya hali de olabilir. Çünkü ben rüyada da mesela korktuğumda çok korkuyorum. Rüyada da bir yerim acıyabiliyor. Ben onun o an rüya olduğunu bilemeyebiliyorum. Ha bazen biliyorum rüya olduğunu ama bazen bilemeyebiliyorum. Mesela şu anki halin bir rüya hali olmadığı ve biraz sonra benim uyanmayacağımın bir kıstası var mı? Yani şu an yaşadığımızın El hak vaka olan yaşa, e, yaşam biçimi olduğunu söyleyebilir miyiz? E, anlatabiliyor muyum ben gücü? Mesela bunu hani yapmadıysanız hiç bir an düşünebiliyor musunuz? Belki şu an siz rüyadasınız. Sizin perspektifinizden bir şey akıyor şu anda. Aslında ben burada gerçekte değilim. El hak vaka de facto burada değilim belki. Bunun bir ölçeği var mı? Şimdi ne yapmaya çalışıyor Descartes? benim çuvalımda elmalar var. Bunların içinden çürük kokuları geliyor diyor. Ben bu çuvalın tamamını boşaltmam lazım. Sonra elmaları tek tek kontrol edip tekrar çuvala doldurmam lazım. Çünkü çuvaldan baktığımda hangisinin çürük, hangisinin sağlam olduğunu bilemiyorum. Bu kartezyen yöntemin Descartes'ten adını alır. İlk aşamasıdır. Şüphe duymak. Bildiğiniz her şeyden şüphe duymak. Sonra eğer bir denek taşı, bir milyar, bir referans değer bulabilirsek, asla şüphe edemeyeceğimiz, her ne olursa olsun şüphe edemeyeceğimiz bir şey bulursak, onu temele alalım ve tekrar bilgimizi inşa edelim. Eğer bunu yapabilirsek, bildiklerimiz kesin bilgiler düzeni olacaktır. Böylece biz biliyor olacağız başkalarına söyleyebiliyor olacağız. Descartes'in bu yöntemi kartezyen şüphe yöntemi diye anlatılır. Felsefede bir şüphecilik vardır. Oralara girmeyeceğim. Böylece Descartes 1620-30'lu yıllarda kendisine kadar gelen bilgi sisteminin içerisinde bir takım marazlar olduğunu, bir takım çıkmazlar, aporyalar olduğunu gören kişi. Ama problemin nerede olduğunu da tam göremiyor. Yani Aristotelesçilik diye bir şey var, skolastik diye bir şey var. İçinde Platon'un olduğu, Aristoteles'in olduğu, Agustinus'un olduğu, çok tabii isim var orada. Bir sürü yığınla isimle gelmiş bir bilgi sistemi var. Mesela o günün dünyasında işte dünya duruyor, diğeri dönüyor etrafında güneş ne bileyim dört elementten oluşuyor her şey. Hava, su, ateş, topraktan oluşuyor. İşte tıptan anlaşılan bir şey var. Kan şöyle olur, nefes böyle olur, karaciğer şu. Bunlar muhakkak içinde doğruları da tutan bazı şeyler. Bugün hala mesela işte çörek otunun çok sağlıklı olduğunu düşünen, işte başı aradığında hacamat yapan, mesela peygamber öyle yaptığı için hacamatı sanki sünnetmiş gibi yürüten şey, bir, bir anlayış var mesela. Ya biz yaptırıyoruz bunu filan doktorlara bakmıyoruz. Bunun içinde doğru bir taraf var. Yani vardır herhalde bilmiyorum. Ama yanlış taraf da vardır. Çünkü tıp bugün böyle yürümüyor. Yani o hacamatın iş gördüğü zaman bu zaman değil ya. O zamanki insan vücudunun bilgisi başkaydı. Şimdi Descartes şöyle bir şey düşünüyor. Acaba hacamat gerçekten doğru mu, değil mi? Ben bunu nasıl öğrenebilirim? Çörek otu gerçekten söylendiği gibi mi? Ben bunu nasıl bilebilirim? Çünkü bunların konu kuyutlandığı dönemler birer sonuç olarak söylendiği dönemler insan anatomisi bambaşkaydı. İnsan dört sıvıdan oluşuyordu. Açık kan dolaşımı kapalı büyük küçük kan dolaşımları yoktu. Bir nefes kan olarak meydana gelir ve biraz sonra da enerji olarak çıkardı kan diye bir şey. Sürekli biz nefes aldığımız sürece kan oluştururduk. Kan dönmezdi. Dünya dönmezdi. Neyse bambaşka bir anatomi, bambaşka bir kozmoloji vardı o zaman. Şimdi bu bilgiler o zamanın bilgileriydi. Ama bu bilgilerin bazısı da doğru. İnsanlar tarafından tecrübe edilmiş. Ben örnek net olsun diye tıptan ya da kozmolojiden, astronomiden örnek vermeye çalıştım. İşte Descartes diyor ki ya politika şudur, etik budur, ahlak budur, iyilik şudur, kötülük budur gibi bir yığın var karşımda ve bu bazı şeyler açıklamıyor. Şimdi bu yığının, bu kütlenin içerisinde doğru bilgiler var. Ama muhakkak ki yanlış bilgiler de var. Çünkü açıklamıyor. E ben bunun hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilemiyorum. Ben öyleyse yeni bir ilkeler silsilesi yaratacağım. Ya ben yeni bir yöntem yaratacağım. İşte o yüzden büyük bir yöntemci. Geçen hafta bu hafta bunu konuşacağımızı söylemiştim. Büyük bir yöntemci de Descartes. Bakın vaka biz bugün 2000'de kartezyen yöntemi de çok kullanmıyoruz. Yani Descartes da şimdi eskide kaldı. Descartes da birçok yerde yanlışlandı. Hemce çok feci bir, birkaç noktada yanlışlandı. Temel argümanlarında ciddi yanlışlar görüldü. Ama bugün Avrupa kendi, kendi yani Descartes çok şey boşlu olduğunu hissediyor. Çünkü varlığın bir bilgi sorunu olduğunu söyledi Descartes modern dünyada. Biz bunu Gazali için söyleyeceğiz işte. Yani varlık orada var. Eskiden şöyle bir ifade vardı. Varlık olmak cinsinden varlık. Varlık olmak olarak varlık. Aristoteles'in bir ifadesiydi. Ben bir şekilde var olanları bilebiliyordum. Descartes çıkıp dedi ki bu varlık bana böyle kendisini gösteren bir şey değil. Benim bir bilme biçimim içerisinde gösteren bir şey. Öyleyse bilgi dediğimiz şey beşeri bir şey, insani bir şey. Yani bilgi orada havada böyle tek başına duruyormuş gibi biz de ona koşalım, onu öğrenelimmiş gibi bir şey değil yani. Ya biz bir perspektif yaratırız, bir metot, bir yöntem yaratırız. O yöntem içerisinde bilgi ortaya çıkar. Biz o yöntemi kullanmadığımızda o bilgi ortaya çıkmaz. Eğer yöntemimiz yanlışsa ulaştığımız bilgi de yanlış olacaktır. Yani burada üzerine böyle çizmeye, altını çizmeye çalıştığım temel ki gerçekten çok önemli olan problem bilginin bir yöntem sorunu olduğu farkındalığı. Bunu bir defa birinizin biliyor olması gerekir. Biz bugün mesela üniversitelerde falan bunların derslerini alıyoruz, derslerini veriyoruz. Yani bir veri nedir, veri nasıl toplanır, oradan bilgi nasıl gider? Yani biz aşağıdaki, yukarıdaki salonda arkadaşlarla işte Kant ya da modern felsefe konuştuğumuzda bunları anlatıyorduk biz. Ya bir model nasıl oluşturulur? O model etrafında bir şey nasıl bulunur? Yani hani konuyu buradan böyle çok uzatmak istemiyorum da. Daha kısa örnekler arıyorum. Biz kare deliği mesela belli bir model etrafında öğrendik. Kare deliği görmüş falan değiliz. Kare delik görülemez çünkü. Çünkü o ışığı da yutan bir tekillik. Yani bir şey o dipsiz bir kuyu o. Işık da girdiğinde bir daha çıkmıyor. Peki ışık girdiğinde bir daha çıkmıyorsa ben, bana yansıyan bir şey yoksa ben kara deliği nasıl görüyorum? İki yıl önce bir fotoğrafını yayınladılar kara deliği. Kara deliğin fotoğrafı olmaz. Çünkü ışığı yutan bir şey nasıl? Biz çünkü ışığı yansıtanı görürüz. Onu absorbe edeni görmeyiz. Peki Karadeli'yi nereden bildim ben? Ben dün diyelim fotoğrafladım. Onun etrafındaki ufkunun kızarmasını fotoğraflıyorum aslında. Kendisini değil. Etrafındaki davranışı anlamlandırıyorum, fotoğraflıyorum. Bir kızarma, olay ufku deniyor ona. Hadi fotoğrafını dün gördük. E biz 70 yıldır Karadeniz Karadeli'yi biliyoruz. Biz nereden biliyoruz Karadeli'yi? Çünkü kara deliği işte Einstein'ın E eşit MC karesiyle ve onun iğmeleme modeliyle bir formül çiziyoruz, bir dizge, aksiyomatik bir dizge yaratıyoruz. O dizgeden çıkıyor böyle bir şey olabilir diye. Şimdi matematik bir model etrafında bulduğumuz nesneler var, onu demek istiyor. Yani o matematik model olmasa o nesne var olmuyor anlatabiliyor muyum ben demek istedim. Böyle çok teknik, çok ağdalı konuşmak istemiyorum açıkçası ama bir model kurarız. Bakın belli öncüllerimiz, temel önermelerimiz vardır. Oradan aksiyomatik dizgeler içerisinde bir çatı, bir model kurarız. O model sonunda bir en sonucuna varırız. Şimdi deriz ki bakın burada bir hata yaptık mı, yapmadık? Temel öncüllerimiz doğru mu doğru? Modeller tamam mı, tamam. Peki bu modeller bize anlamlı bir sonuç verdi mi, verdi? Yani görüngü düzeyinde bir sıkıntı görmüyoruz. Şimdi bu modeli doğrulayacak bir fiziksel vaka bulabilirsek model ispat olacak artık. Bunun için bir örnek verdiğimi hatırlıyorum. Yani Uranüs'ün davranışını yani o döngüsünü daha iyi gözlemlediklerinde diğer gezegenler gibi olmadığını fark ediyorlar. Bakın. Hızlıca geçmeye çalışacağım. Yani bu bir bayas tipidir şimdi söyleyeceğim. Mesela şöyle olabilir. Ya Uranüs niçin gözlemliyoruz çünkü bizzat görüyoruz ki hani şöyle dönmesi gerekiyorken öyle dönmüyor, yamuluyor. Daha farklı bir yörünge çiziyor. Biz diyebiliriz ki bakın bizim geometrimiz bozuk, yanlış. Çünkü eğer doğruysa var olan her şeyi açıklıyor olması gerekir. Ama eğer doğru değilse buyurun.

olabilir. Çok anlamadım yani demek istediğinizi. E şimdi o eğer bir tane fenomen bizim modelimizi tutmuyorsa bakın modelimiz yanlış olabilir. Çünkü var olan her şeyi açıklıyor olmalı. Anlatabiliyor muyum? Varlık bir mantık içerisinde var olduğundan biz mantığı doğru bulduysak varlıktaki her şeyi açıklıyor olmalı. Eğer açıklamıyorsa akla gelen ilk şey mesela Bizim modelimizin yanlış olduğudur. Ama eğer modelimiz tüm diğer fenomenleri tutuyorsa biz yine de bu model etrafında ısrar edebiliriz diye düşünüldü. O zaman deniyor ki bu modele göre Uranüs şöyle davranırken böyle davranmıyor. Ne olabilir? Uranüs'ün bu davranışını bozan bir başka cisim var belki de biz onu göremiyoruz. Neptün'ü fark ettik. Ya kendisini görmeden Neptün'ün orada olduğunu, büyüklüğünü, hacmini, kütlesini gördük ya hiç kendisini görmedik yani. Nasıl yaptık bunu? Elimizdeki model veriyor. Şimdi bu Neptün tabii fizik bir nesne. Bu önemli değil ama her nesne bizim belli bir yöntemimiz içerisinde, belli bir kuramımız içerisinde doğar ve bazı nesneler de gerçekten bu yöntem tarafından var kılınır. O yüzden Descartes büyük bir yöntemci. Ve Descartes o yüzden modernitenin tam başına konuluyor. Yani bir Aristoteles ve hikayenin sonunda bir de Descartes deniyor. Yepyeni bir yöntem. Kant da böyle, Hegel de böyle. O yürüdü çünkü onlar. Her biri yeni bir yöntem. Her biri bir öncekinin eksiğini görüp yeni bir yöntem ama ondan bir şeyler öğrenerek. Böylece Descartes'in bize söylediği şey, ya bir defa bu varlık insanın bilgisi içerisinde, beşeri bir faaliyet içerisinde kendisini bize açığa çıkartıyor. Yani kendisini her neyse varlık o şekilde bize göstermiyor. Ve o modeli biz belirliyoruz. İşte bunu İslam dünyasında ciddi anlamda belki ilk yapan adam Gazali. Gazali bilginin bir yöntem sorunu olduğunu gören adam. Niye? Çünkü meşhur bir krize giriyor Gazali. Kendisi İmam Cüveyni'nin işte öğrencileri olarak. Geçen hafta konuştuk. Hani büyük bir kurucu düşünürün öğrencisi olarak. Hani o siyasal kısmını falan da konuştuk yani. Büyük Selçuklu'nun da ki yani büyük bir devlet harbiden hani tarihin önemli devletlerinden biri. Kıytırık bir devlet değil yani. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun 3 numaralı adamı yani. yani. Diyelim Melikşah, Nizam ve Gazali. Böyle sıradan bir adam da değil. Şimdi bu adam bilginin bir yöntem sorunu olduğunu fark etmiş Gazali. Şimdi eğer yaparsam bilmiyorum aklım biraz daha hızlı gidiyor. Birkaç paragraf da okuyacağım. Bakın aynı örnekleri verdiğini göreceksiniz yani. Ya da belki okumam. Gazali şimdi Descartes bir rüya metaforundan bahsetti. Bakın Gazali de aynısını söylüyor. Ya diyor bu gördüğüm hayat Descartes'tan 500 küsür yıl önce bir rüyaysa. Rüya da bana çok gerçekçi geliyor. Yani hakikat kendisini duyumsama üzerinden vermiyor olabilir. Ben bundan şüphe ediyorum. Ha biz felsefede, yine burada çok konuştuk, biz zaten varlığın kendisini ancak düşüncede açacağını söyleriz. O gün anlaşılmıyorsa, bugün belki daha iyi anlaşılır. Yani duyu, duyulurlarda, duyumsamada varlık kendisini açmaz. Sonra bilgilerimi şimdi Gazali'ye geçtim. Konuşan Gazali, bilgilerimi dikkatlice gözden geçirdim. Duyulurlarla elde edilen hissiyat ve zorunlu bilgiler, ...den zaruriyat, başka bu nitelikte bir bilgiden yoksun olduğumu gördüm. Bunun üzerine kendi kendime dedim ki şimdi bu çaresizlikten sonra problem, problemleri çözmek için hissiyat ve zaruriyat demek olan apaçık bilgilerden başka bir ümit yoktur. Dolayısıyla öncelikle bunlarla ilgili bilgilerimi pekiştirmem lazım. Acaba duyulurlarla idrak edilen nesneler, bunlara mahsusat denir, hissedilen nesnelerdi Ya yani şu, şuradaki her şey mahsusat işte. Acaba duyulurlarla İdrak edilen nesnelere, mahsusata yani olan itimadım ve zorunlu bilgilerde hatanın bulunmadığından emin oluşum daha önce taklit yoluyla ulaştığım bilgilere güvenim türünden midir? Yoksa çoğu insanın teorik bilgileri olan güven... Ya hesabını verdiğim bir bilgimi vermediğim bir bilgim. Bakın Descartes aynı şeyi, aynı örneği ve aynı başlangıçta yapıyorlar. Bak birazdan Descartes diyecek ki mesela, ya ben duyulurlara güvenemem çünkü ben güneşe bakıyorum fındık kadar görünüyor. Ama ben aslında biliyorum ki güneş dünyadan daha büyük. Bakıyorsunuz aynı sayfada Gazali 500 yıl önce ya ben güneşe bakıyorum fındık kadar görünüyor oysa dünyadan daha büyük olduğunu biliyorum demek ki ben görüntüye bakmayacağım görüntüyü akılla mutabakatına bakacağım diyor bir şey iddia ediyor değilim ama Birka, birkaç zaman önce bir konuşma yapmıştım Yani neredeyse diyeceğim ki Descartes Gazali okumuş çünkü çok ciddi bir fark var arada. Yıl farkı var. Neredeyse diyeceğim ki o onu okumuş. O kadar birebir aynı örneği veriyorlar. Bizim için önemli değil. Descartes ile Gazali'nin aynı şeyi yürütüyor olması. Şimdi biz dedik ki. Şunu şöyle tutayım. Yazarız inşallah Özgür abi. Tamam. Bilgi beşeridir dedik. Hiç de okunmadı değil mi? Ha burada görünmüyor da. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi dedik ki bilgi beşeridir, insani bir şeydir. Neden? Çünkü yöntemi biz belirleriz. Tamam. Yöntemi biz belirleriz. Nasıl bir yöntem? Bakın varlığın kendisini rasyonel bir bağıntı içerisinde hatırlarsanız geçen hafta diyorduk ya sorumuz hakikat var mıdır? Vardır. Hakikat varsa bilinebilir mi? Bilinebilir. Hakikat bilinebilirse bu bilgi rasyonel midir? Rasyoneldir. Ya da bunlara tam ters cevaplar verirsiniz. Hakikat yok. Bambaşka bir alemdesiniz şimdi. Hakikat var ama bilinemez. Bambaşka piron, şüphecilik bilmem ne. Hakikat var ama rasyonel değil. irrasyoneldir, Tasavvuf, okültizm, mistisizm neyse B bambaşka yerlere gider yani. Ama aşağı yukarı hakim görüşler böyle gelir. Hakikat vardır, bilinebilir ve rasyoneldir gibi gelir. Ha biz şimdi diyoruz ki acaba tüm varlık rasyonel bir akıl içerisinde idrak edilebilecek şekilde mi? Ha o zaman biz bilgi beşeri bir şeydir dediğimizde insan tarafından belli perspektiflerle yapılır da demiş oluyoruz. Öyleyse bilgi yönteme bağlıdır demiş oluyoruz. Ve hep aynı yöntemle bilmedik biz. Bakın hali hazırda bildiğimiz bilgiyi bize mümkün kılan fizik yöntem kuantumda tutuşmuyor işte. O yüzden bir kuantum dolanıklığı, bir anlamsızlık, çift yarık problemi ortaya çıkıyor. Hem dalga boyu hem... Bakın tamamen mantıksal bir hata aslında hem parçacık hem dalga boyu olarak hareket ediyor olması o parçacığın. Ama bizim mevcut bilgiyi ürettiğimiz bilgi sisteminde kuantum bir tekillik yaratıyor. Yani bizim bilgimiz bunu kuşatamıyor. Hali hazırda fizik ve matematik bilgisi. O yüzden hatta biz matematik felsefesi konuşmalarında matematik mevcut fiziği açıklayamıyor. Yeni bir matematik dili yaratmak gerekiyor diyoruz. Diyoruz derken ben diyorum demiyorum. Yani diyenleri burada anlatıyorum diyor. Bunlar da yine Amerikalı, İngiliz, Fransız abiler. Yani <laughs> bizden çıkmıyor böyle şeyler. Bizim de hocalarımız var da. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani mevcut bir fizik var ortada. Kuantum yatsınabilir bir şey değil yani. Ortada gücü. Ama mevcut matematik erişimi yok buna. Ya yani, ihata edecek bir erişimi yok. Çünkü elimizdeki matematik, kalkülüs matematiği Newton'dan beri gelen, zamanın mutlak olduğu, mekanın mutlak olduğu kuantum anlamsızlığı gibi bir şeyin mevcut olmayacağı. Ya yani bunun mima, mimarı Einstein bile kabul etmemişti. Bir parça öyle davranmaz diye. Modelimiz yetmiyor, model yetmeyince nesne ortadan kalkıyor. Yani demek istediğim şeyin gücünü ben ifade edebiliyor muyum bilmiyorum. Bakın hani bir şey sizin için var olmuyor, var olan bir şey yok oluyor sizin. Siz görmüyorsunuz onu, duyumsayamıyorsunuz, düşünemiyorsunuz. Halbuki orada var. Hani benzetmek için söylersek biraz kızıl ötesi gibi. Hani o cihaz, dürbün neyse o gözlük elinizde olmasa onu görmüyorsunuz yani. Ve sizin için sanki yok olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ha öyleyse biz bilgi beşeridir dediğimizde demiş oluyoruz ki bilgi yönteme dayalıdır. Ya bu ikisi aynı şey yani. Çünkü yöntemi ben yaparım. Belli perspektiflerden şeyler var olurlar. Ha Gazali bunu yakalayan adam. Bunu çok ciddi biçimde yakalayan adam. Geçen hafta söylediğim şey de şuydu. Eğer bilgi beşeri bir şey. Ya bir da göreli bir şey yani. Ya bu, bunu göreli derken daha felsefi pozisyon olarak lütfen ama. Hani sana göre bana göre gibi bir şey değil çok. Hani sen kırmızıyı sayarsın ben maviyi öyle bir şey değil. Eğer bilgi yönteme dayalıysa, yöntem mesela mantıksal bir yöntem olabilir. Tüme, kendi içerisinde tümden gelimsel yöntem olabilir, tüme varımsal yöntem olabilir. Biz bunların hepsiyle problem yaşıyoruz. Eğer yönteme bağlıysa aynı zamanda belirli alana, çünkü her yöntem bir alanın içerisinde yürür. Mantıksal olur, fiziksel olur, olgusal olur, gramatik olur, dilde olur. Yani bakın şunu demek istiyorum. Ben bilginin yöntemini dilden kalkarak ifade edebilirim. Aristoteles böyle yaptı bilginin yöntemini mantıktan kalkarak yapabilirim. Frege böyle yaptı. Bilginin yöntemini matematikten kalkarak ki hep aynı zamanda da kuruyorlar. Descartes böyle yaptı. Eğer bilgi yönteme dayalıysa bu da yöntem belirli bir alandan olduğundan bilginin bir belirli alanlara da bağlı bir şeydir bilgi. Gazali'yi açıklamak için bu söyleyeceğim son şey aslında. <laughs> bilgi alana dayalıdır. Hani dedim ya geçen hafta adam yer bilimci ama her konuyu biliyor. Oradaki gücü buraya, öyle olmaz. Çünkü yer bilim yaptığın, yaparken kullandığın mantık genelde tüme varımsal mantıktır. Bunun işlediği bazı şeyler vardır. Mesela sen o mantığı birinci sınıf yürütebilen birisindir. Muhtemelen hoca öyle iyi gözlem yeteneği olan ve onun mantıksal bağlamlarını iyi yapan ve sonuçlarına iyi giden bir adam. Dolayısıyla bunu yapabileceği başka alanlarda da kendi gücünü gösterebilir. Ama bunu yapabileceği başka alanlarda. Bizim elimizdeki yegane yöntem bu değil. Biz tümden gelimci yöntemle de bir sürü şey yapıyoruz mantıksal zorunluluk gibi. O hocanın burada hiçbir hükmü olmayabilir. Eğer bilgi alana dayalıysa ya yazım zaten çirkindir de bir de bu kalemde iyice saçma oluyor alana dayalıysa ya bunlar yine aynı şey demek oluyor. Demek ki ben belli bir zaviyeden, belli bir zemin üzerine, belli bir perspektiften baktığımda belli varlıklar ortaya çıkabiliyor ve belli varlıklar olmayabiliyor. <laughs> Geriye şöyle yapacağız. Diyelim bu üçünün altını çizeceğiz. Diyeceğiz ki bilgi böyle bir şey. Bu bize bir defa mütevazilik verecek. Yani ben bir şeyi bir yerde bilip başka bir yerde bilemeyebilirim. Burada ejderha olup burada tavuğa dönebilirim. Bunun epistemik dibini, zeminini oluşturuyor Descartes, e, Gazali. Şimdi diyeceğiz ki bunun altını çizeceğiz. Baba diyeceğiz bak. Bunlara göre yaptığın, oluşturduğun bir bilgi uygulanabilir. Tahakkuk. Arapça ifadesiyle ne demek tahakkuk etmek? Ne demek? Gerçekleşmek demek. Gerçekleşmek ne demek? Nasıl? Duymuyorum. Var olmak. Ama o bize istediğimizi vermedi. Bir üstüyle açıkladın. Gerçekleşmek, tahakkuk. Şeyin, tahakkuk bakın. Hakkın vaki olması gibi bir şey yani. Gözleme dayalı olacak şekilde gösterilebiliyor olması demek. Tabii ki gerçekleşmesi demek bir şey. Bunun altını çizip diyeceğiz ki ya eğer yaptığımız şey doğruysa bir de bunun dışarıdaki hakikatle uyumlu olduğunu gör, görüyor olmamız lazım. Az önce de onu demiştim zaten. Bir mant mantıksal, matematiksel bir dizgi koyarız, bir sonuca varırız. O bir fenomenin altına, bir fizik fenomenin altına düşüyorsa tamamdır, biz halletmişizdir bu işi. Yani bunu artık sunabiliriz, bu bir bilgidir diyebiliriz. Tamam Şimdi bunlar da bir de tutarlı olacak biçimsel olarak birbiriyle çelişmeyecek. Şimdi için Gazali de bunu ifade etmeye çalıştık. Gazali bunu fark ediyor. Geçen hafta Gazali'ye girerken biraz İslam düşüncesinden şöyle bir fotoğraf vermeye çalıştım. Şimdi oraya bir daha dönebiliriz. Bu kadar daha şeye girmeyeceğim yani. <laughs> Gazali bir taraftan kelamın bir yöntem olduğunu biliyor. Kendisi kelamcı. Burada ilahiyatçılar var. Yani olmak zorunda da değil. İşte konuyu bilenler var. Geçen hafta da böyle bir şey vermiştim. Böyle motto bir cümle vermiştim. İşte kelam Kur'an'dan kaynaklanır. Kur'an'dan kalkar. Mesela Kur'an insana bakmaz mısınız der? Ha bir gideyim bakayım der adam. Kur'an işte yere göğe bakmaz mısınız? Bitkiye, yıldıza bakmaz mısınız der? Ha bir bitkiye bakayım, şeye bakayım der. Dönüp yine Kur'an'ı onaylar. O yüzden de demiştim geçen hafta da bir onaylama faaliyetidir. Şimdi Gazali diyor ki bu bir bilgi alanı. Yani şu üçünü sağlamış. Buraya 4, 5, 6 da yazabilirdik. Yani ben çok uzatmak istemedim. Bunu sağlamış. Kendi nesnesini de ortaya koyabilmiş bir alan bir kelam. Bir de filozoflar vardı. Özellikle ihvanı safacılar falan vardı. Ha onlara gidiyor bakıyor Gazali. Onlar da varlık olmak cinsinden varlık. İbn Sina'nın görkemi var. Varlık olmak cinsinden varlıktan kalkmış bir metot geliştirmiş. Ha Gazal diyor ki, kelam gibi felsefe de var. Bunlar da kendi içerisinden bir yöntem geliştiriyorlar. Kendi yöntemleri içerisinde de kendi varlık tipleri ortaya çıkıyor. Bakın dikkat edin. Kelamda olan bazı varlıklar felsefede hiç var olmuyor. Var mı öyle bir bildiğiniz? Bir varlık söyleyin. Kelamda var olsun, felsefede olmasın. Allah ya. Felsefede olmaz. Melek olmaz, cin olmaz, şeytan olmaz. E bunlar kelamlı, kelami varlıklar. Dahası daha soyut karakterler de olabilir. Kelam insanda mesela tamamen aklıma geleni söylüyorum. İşte insan ne nankördür der ayette. Belki ayet hani başka bir yöntem içerisinde başka bir şeyi söylüyor iken biz <laughs> insan nankördü diye bakabiliriz. Nankörlük bir e, varlık biçimi olarak karşımıza çıkabilir. Bazı medeniyetler var nankör diye bir kavramın hiç olmadığı. Yani bunlara göre bir medeniyette nankör diye bir kavram yoksa nankör insan da yok. Sürpriz bir ilişki gibi görünüyor. Ama öyle işte, dil düzeyinde olmayan kavram şeyler, mefhumları olmadıkları için yok zaten. Görmüyor adam onu ya. Bazı varlıklar vardır, felsefede vardır, kelamda yoktur. Filozoflar için varlıklar vardır, onlar da kelamcılarda, mütekellimlerde yoktur. Mesela, diyelim... Aristotelesçi anlamda ya da Platoncu anlamda püsye nefs diye ifade edilen tam Aristoteles'teki gibi kelamda olmaz. Ya yani öyle bir nefs hiç yok zaten. Aristotelesçi anlamda bir hipokeymenon, bir taşıyıcı bunlar daha teknik şeyler, kelamda olmaz. Ya yani ba baktığınız yerden farklı farklı olabilir. Şimdi bir de üçüncüsü tasavvuftu Gazali zamanında. Şimdi Gazali şunu fark ediyor. Diyor ki bunların her biri farklı yöntemlerden hareketle farklı biçimler ve farklı varlıklara gidiyorlar. Mutlak anlamda birbirlerine üstünlükleri yok. Felsefe, kelam, tasavvuf arasında mutlak anlamlarda birbirlerine üstünlükleri yok. Neden yok? Çünkü en başta dedik ki, yani Gazali dedi ki, bilgi beşeri bir şey dedi. Yani tüm alanlar, tüm yöntemler sınırlıdır. İşte Gazali'yi krize sokan şey bu. Yani bizzat kendisi krize giriyor bundan sonra. 10 yıl sürüyor. Bu kitap da onu anlatıyor işte. Nasıl krize girdiğini anlatıyor kitap. Diyorlar ki sen üstad daha sonra tekrar Bağdat'a döndüğünde kitabı yazacaksın. Sen niye kaçtın gittin 10 yıldır neredesin? Bakın giden adamı iyi anlayın ama. Yani tarihin gördüğü büyük devletlerden birinin üç numaralı adamı. Ve ülkenin daha modern ifadesiyle dini, diyanetinin, ilahiyatının kendisine emanet edildiği adam. Bakın kriz öncesinde bütün mal varlığını dağıtmış. <laughs> İstemiyorum diyor. Deli divane olmuş, çöllerde yatmış kalkmış. Kudüs'e gitti. Birkaç yıl Kudüs'te kaldı, oradan hacca gitti. Daha sonra Mişkat'ta falan anlatacak. Ama hani... Bak o zamanın İlber Ortaylısı yani. yani. bir benzeştirme olursa. Ya para hadsiz bir şekilde var. Sınırsız, hudutsuz var. Makam zaten en üstte. Ya İlber Ortaylı bile değil. Yani dedim ya bir proje, bir ülkenin bakın geçen hafta onu söylemeye çalıştım. Türkler sahneye sonradan girdi İslam dünyasında. Ve böyle barbar Türkler, atrak, bila, idrak falan gibi ifadelerle girdiler. Yani böyle onlar sofrada yerdi, sonra biz giderdik, yerdik. İşte hizmetliler gelir, sofrayı temizlerdi. çünkü yarı insan yarı hayvan gibi yiyorlardı falan diye bakılıyor Türklere. Sahneye sonradan giriyorlar. Ve Gazali aynı zamanda öyle bir projenin sahibi ki yani öyle bir projenin siyasal anlamda altına imza atıyor ki Türkleri de meşru kılacak. Çünkü Araplar şey bakıyor böyle dışarıdan gelen yarı barbar adamlar geldi bizim 300 yıllık medeniyetimizin üzerine kondu. Zor güçle. Benimsemiyorlar da. Şimdi Gazali'nin <laughs> nizamla birlikte yaptığı şeylerden biri, yapmak istediği, amaçladığı şeylerden biri o Türkleri de meşru kılmak orada. Ne diyecek? Ya mutlak bir üstünlük yok diyecek. Bak o yüzden Araplar çok sevmez Gazali'yi. Çok böyle şey yapmazlar, büyütmezler. Halbuki Gazali ne yapıyor şimdi? Bilginin beşeri olduğunu, yönteme ve alana dayalı olduğunu söyleyerek Arapların mutlak hiçbir üstünlüğünün olmadığını da söylemiş oluyor siyasal anlamda. Anlatabildim mi? Yani bunlar sadece epistemik şeyler değil. Bunların böyle politik karşılıkları da var. Şimdi bu kadar görkemli bir projenin altındaki adam kaçıyor gidiyor. 10 yıl yok ortada. Tamam. Öyle tabii ki. Krize giriyor ve artık yok ortada. Şimdi niye krize girdi? Ya yani krize girmesinin bizim yöntem bazlı ya da epistemik olarak ya da ontolojik olarak bizim için önemi ne? Eğer bu üçü böyleyse, bilgi bize bağlı şeylerse, mutlak bilgi yoksa biz neyin peşindeyiz? Çünkü Gazali fark ediyor ki kim hangi dönemde hangi alanda bir bilgi üretirse üretsin o bilgi en sonunda sınırlı olacaktır. Eğer bilgi böyle bir şeyse sınırlı olacaktır. Ve mutlaka bir ucu açık olacaktır. Biz neyiz? Biz Müslümanız. Hakikat olduğunu düşünüyoruz. Gazali çağını düşünün şimdi. Bugün iki kişiden biri ateist Bugün bunlar kolay. O gün yok. Dünyada ateizm diye bir şey yok. Mutlaklık olmalıydı. Allah vardı, Tanrı vardı. Peygamberini göndermişti, şuydu buydu. Ama ben şimdi bakıyorum, kelam dahil olmak üzere, Kur'an, hadis dahil olmak üzere tüm bilgilerin sınırlı olduğunu görüyor. Bana mutlak bilgiyi verebilecek bir yöntemin olmadığını görüyor. E ben günün başında böyle değildim ki. Müslümandım. Allah'a iman etmekteydim. Şimdi ben ne yapacağım? Bak bu senin bugün sorunun işte ya. Bizim de Gazali'yi seçme sebebimiz bu. Ve Gazali tüm tespitlerinde haklı bak şu ana kadar. Biz bugün bunu biliyoruz yani. O yüzden size geçen hafta dedim ki bugün fizikçi hakikatin peşinde falan değil. Daha az yanlış yapmanın peşinde. Çünkü bunun safsata olduğunu biliyor. Bakın Gazali'nin hikayesini biz biliyoruz. Gazali sonunda diyecek ki ya tasavvufla oluyor ne oluyorsa diyecek. Ama baktığı şey şu. Yöntem bağlı bir şeyse bilgi ve ona şey olarak varlık bu sınırlı. Hiçbir bilgi sistemi mutlakı kuşatacak bir bilgi sistemi değil. Bu korkunç bir durum işte. Gazali'nin o zaman yaptığını sadece 1900'lü yılları baz alsak Karl Popper konuşuyor şu anda. Viyana çevresi konuşuyor. Thomas Kuhn konuşuyor. Ferebant konuşuyor. Gazali'nin yaptığını. Hiç kabul etmiyorum. Yani çok sinirleniyorum her defasında. Ya Gazali geldi, ilim bitti. Çok büyük bir safsatadır bak. Böyle Gazali dövmek çok çok çocukça bir şey yani. Hani düşünceyle hiç alakası olmayan bir şey. Çünkü buraya kadar söylediği, onu krize sokan şeyler mutlak olarak bizim bugün doğru gördüğümüz şeyler. Gazali'nin krizden sonraki reçetesi iyi bir reçete değildir. Kötü şeyler söyler. Sorunu mükemmelen gören bir adamdır. Bilgi yöntemsel bir şeydir ve mutlak olmaz. Şimdi Gazali bundan sonra ne yaptı? Yani amacımız bilginin mahiyeti olsaydı buradan zevkle yürürdüm. <laughs> Ama biz daha bir Gazali'yi konuşmak istiyoruz. Gazali her bir kümeye bir şeyler yazmaya başladı. Bunun ne meşhuru işte tehafütü felasife. Filozofların tutarsızlığı. Şimdi buraya bağlı olarak Gazali işte toplam 20 bahisten oluşan bir eser kalemi aldı. Fil, felsefeyi eleştirecekti. Bakın Gazali'nin asıl eleştirildiği nokta bugün modern dünyada eleştirildiği nokta şimdi söyleyecek olduklarımdır. Bakalım ne kadar başarabileceğiz onu. Şimdi söyleyeceklerimden Gazali meşhur. Kötü meşhur ama. Lanetler yiyor. Gazali felsefenin işe yaramadığını söylüyor. Hani meşhur ifadesi ilahiyatlarda birinci, ikinci sınıfta öğretilir bu. İşte meşhur ifadesidir yani. Kelam yetersiz, felsefe tutarsız. Şimdi tutarsızlık bir defa kadim dünyada aslında bugün de öyle de bugün biraz kuantumdan dolayı zorlayıp oradan bir şey çıkaranlar var. Ben yine doğru bulmuyorum. Bir yerde tutarsızlık varsa, teafüt, bir çelişki varsa o sistem yanlıştır. Düşünce böyleydi. Çünkü varlık çelişmez. Biz bunu birkaç veçesiyle burada konuştuk. Hani gerçek anlamda bir mucizeden söz, söz edeceksek çelişik olanı Yapsın bakalım diyor mesela David Hume ya da Spinoza. Hani suyu yarmak çelişik değil. E, mucize değil bu anlamda yani. Hani mucizeyi insanı acize düşüren olarak tanımlarsanız evet yani harbiden su yarılırsa acize düşeriz. Bu ne deriz yani. Ama imkansızı mümkün haline getirmek ise mucize imkansız mümkün haline gelmez. O yüzden Spinoza diyor ya hani Musa denizi yarar da suyu yarar da kare üçgen yapsın bakalım. Eğer kare üçgen yaparsa mucize gerçekleşmiş olur. Çünkü kare ve üçgenlik birbirine çelişik iki kavram. Kare üçgen olmaz. Eğri doğru olmaz. Hani tasavvurunuza da gelmez ki tasdik edesiniz. Kadim dünyada abi o kurabiye filan nedir? Hayırdır. <laughs> Özgür abi. <laughs> Fındık, fıstık cips filan da varsa kadim dünyada dediğim gibi bence bugün de öyle. Bir şeyde çelişki varsa biz mantıkta da öyle yapıyoruz. Çelişki arıyoruz. Böyle ağaç dalları vardır aşağı salkım saçak giden. Bir koldan bir çelişki yakalarsak bu gider gider. Çelişki bulamadığımız kalır. <laughs> Eğer çelişki varsa o sistem yanlıştır. Bu doğuda da böyle batıda da böyle. O yüzden Gazali filozofların çelişkisi diyor bakın. Yani amacı felsefeyi eleştirmek değil, felsefeyi yok etmek. Çünkü eğer felsefe çelişikse felsefe yanlış. Yanlış derken yani yok. Olmayan bir şey var kılındığı için çelişiyor zaten. Çünkü bir şey gerçekte yoktur ve var zannediliyorsa çelişki ortaya çıkar. Bir şey varsa çelişmez o. Eğer bir yerde böyle paradoks görüyorsanız, Russell paradoksu gibi, bilmem X, Y paradoksları gibi, hani Zenon paradoksu, çorap paradoksu, bilmem ne aymazı falan gibi paradoks gibi ifadeler görüyorsanız orada o müellif, o düşünür, o yazar kimse o eleştirdiği şeyin hiç var olmadığını iddia ediyor yani. Dolayısıyla felsefe eleştirisi yapmıyor aslında Gazali. Felsefe yok etmeye girişiyor. Ve temelde buraya bağlı olarak şöyle söylüyor. Ne dedik? Bilgi dedik belli alanlarda olur. Çünkü beşeridir, çünkü belli yöntem içerisinde olur, tutarlı olmalıdır falan filan dedik. Belli alanlarda olur dedik. Ve nihayet mutlaka sınırlıdır, bilginin mahiyeti böyledir dedik. Şimdi o zamanlar Aristoteles'ten beri gelen ama bizim için önemli olan i̇bn Sina'ydı. Fizik bilgisinden hareketle metafizik kesinliği yakalayabildiğini düşünüyorlardı. İşte keşke biz böyle burada felsefe bölümü olsa, burası akademi olsa biz bunu böyle tane tane konuşsak. Hani fizik bilgi kesinliğini metafiziğe taşımak ne demek? Gazali, fizik dünya ile metafizik arasında bir orta terim olmadığını, burayı de şey yapmayacağım ama, açmaya çalışmayacağım. Tamamen gidiyor çünkü o zaman ders. Fizik dünya ile metafizik dünya arasında bir orta terim olmadığını fark ediyor. Şimdi orta terim ne demek? Ver, verilen meşhur bir örnek vardır değil mi? <laughs> Birinci önerme, bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır, Sokrates ölümlüdür. Ne yapıyoruz burada? Bütün insanlar, yani insan ölümlüdür, Sokrates insandır. İnsan orta terim. Yani her ikisinde de ortak değil mi? Şimdi özlemle, özneyle yüklemi ters değiştir, yer değiştireceğiz. İnsan bağınına ortak alacağız, illet bağı yapacağız. Ne dedik? İnsan ölümlüdür, Sokrates insandır, çevireceğiz. Sokrates ölümlü olacak. Bize bir orta terim lazım ki birinci büyük terimin yüklemini diğerinin öznesine ekleyebilelim. Anlatabildim mi? Biraz kötü anlattım da. Bir orta terim olsun. Buradaki bilgiyi oradakine yükleyebilelim. Hükmü ona iletebilelim. İstidlal, mantıksal çıkarımlar hükmün iletilmesidir. Yeni hüküm yaratılma faaliyeti değildir bak. Hani Sürekli söylüyorum ya, hamra haramdır, bu bizim öncülümüz. Elimizdeki ise bira, o hamra değil yani, şarap değil. Bira nedir? Bakın, hamra haramdır, hamra alkollüdür, bira alkollüdür. Alkollü olmak şimdi orta terim oldu. Bu ikisini, iki, yani bir orta terimi yakaladığımız için ilkinin hükmünü ikincisine tevdi edebiliyoruz. Onu ona iletebiliyoruz. Onu ona yükleyebiliyoruz. Öyleyse bir ay haramdır oluyor. Bunu yapıyoruz. Gazali teafütte fark ediyor ki birinci sınıfta örneğini veriyor. O güne kadar, kendi dönemine kadar ki filozoflar İhvan-ı Safa ve Müslüman e, İbn-i Sina'yı kastederek ve onların hocası Aristoteles Platon'u kastederek ya Fizik dünya ile metafizik dünya arasında bir orta terim yok ki siz fizik dünyanın hükmünü metafizik dünyaya götürüyorsunuz, taşıyorsunuz. Yapamazsınız ve haklı. Yine diyorum işte keşke böyle öyle dersler yapıyor olsaydık ben burada açar gösterirdim, önerme önerme gösterirdim yani. Yapamazsınız. İşte Gazali bu anda diyor ki sizin metafizik konusunda konuşacak hiçbir şeyiniz yok. Ve haklı. Yani bu yöntemle konuşamazsınız diyor. İbn Sina'ya, İbn Rüşd'e. Bakın İbn Rüşd daha yok. İbn Rüşd de ona yazacak işte bir şey. Ama İbn Rüşd haksız. Ya bu, bu söylediğim inşallah çok böyle havaya gitmemiştir. Yani ne, çünkü çok kritik bir şey bu. Yani Gazali filozofları bu dünya hakkındaki fizik ve matematiği kastediyor Gazali. Yani gramer, dil, mantık, matematik. Bu üçü ve fizik. Çünkü Aristoteles'ten beri felsefe bununla biliniyordu. Hani bugün bilim denilen şey o zaman fizik olarak biliniyordu. Gazali diyor ki: "Bakın sizin yaptığınız matematiğe, mantığa bizim lafımız yok. Zaten haklı olduğunuzun delili kimsenin itiraz edememesi." diyor kitabın girişinde. Ama siz ne yapıyorsunuz? Orta terimi yutuyorsunuz. Orta terimi varmış gibi kabul edip fizik dünya hakkında verdiğiniz hükümleri o biçimle metafiziğe kaldırıyorsunuz. Halbuki oradan oraya yürüteceğiniz hiçbir zemin yok. Yürütemezsiniz. Bunu örneklendirmek için işte meşhur nedensellik meselesini söyledi. İşte ben bugün anlatabilirsem nedenselliği son kısımda muradımızı erçeceğiz. Haftaya Gazali'yi son defa konuşacağız. Ve buradan sonra Gazali nedenselliğin neden yürümeyeceğini anlatıyor. Şimdi dikkat edin yani konuyu bilenler biliyor zaten. Gazali az önce dedim ya işte o eleştiriye konu olan Gazali tam burada başlıyor demişti. Bu orta terim meselesinden dolayı ve bunu zenginleştireceğiz şimdi biz de o kadar giremeyiz detaya. Gazali bir nedensellik sorunu olduğunu görüyor filozoflarda, fizikçilerde o günkü şeyle. Eğer nedensellik bağını tutabilirseniz, koruyabilirseniz, nedensellik ne demek? Bir determinizm, bir zorundalık. Yani şöyle ifade ederiz işte. Aynı etkilerin aynı biçimde olduğu her durumda aynı sonuçlar çıkar. Nedensellik bu demek. Buna ister determinizm deyin, ister bir şey deyin. Hocam yetmez mi ya? İki tane yeter abi. aynı etkiler aynı şartlarda muhakkak aynı zor sonuçları doğurur diyebiliyorsanız bunu bize gösterebiliyorsanız nedensellik vardır. Gazali böyle bir nedenselliğin olmadığını söyledi. İşte bugün o yüzden dayak yiyor Gazali. Gazali geldi, nedenselliği bozdu, yani epistemolojiyi bozdu. Ondan sonra ilim bitti. İşte bu ifadenin içinden çıkmak zor. Gazali haklı. Gazali nedenselliği bozarken biz bugün mantıksal, matematiksel neyse biliyoruz ki haklı. Gazali hangi nedenselliği bozdu? Bu bağlamda, az önce konuştuğumuz bağlamda. Aristotelesçiydi o zaman nedensellik. Yani o günkü dünyada, İslam dünyası da böyleydi. Nedensellik denilen şey Aristoteles. Ne demek şimdi Aristotelesçi nedensellik? İşte dört etken var. Yani şöyle diyelim kısaca, işte bir şeyi bıraktığınızda niye düşüyor? Neden düşer? Nasıl? Yer çekimi, yer çektiği için düşer. Aristoteles bu doğasına gitmek ister diye söylüyordu. Bu düşmüyor. Bakın burada kullandığınız kavram bile düşünülmeden kullanılmış bir kavram Aristoteles'e göre. Bu düşmüyor ki, bu gidiyor. Yani bir bilinç eşlik ediyor ona. Siz niye düşmek olarak şey yapıyorsunuz? Düşmek dediğinizde orada bir bilinç yok. O bir mekaniğin sonucu diye düşündüğünüz için, fizikten öyle bildiğiniz için düşmek diyorsunuz. Aristoteles derdi ki her şey özüne gitmek ister. O yüzden duman yukarı gidiyor, sert olan aşağı gidiyor. Niye? Dört etken, e, dört element var. Çünkü eğer bir şey katıysa, herhangi bir şey yani, katıysa, biz somut filan deriz buna, somut doğru bir kelime değil aslında, günlük hayatta öyle yanlış kullanılır. Katıysa içinde toprak elementi çok olduğu içindir. İçinde işte su elementi de olabilir. Hava elementi de olur. Ya mutlaka zaten şeyler bu dörtten biridir. Ama eğer toprak elementi baskınsa o şey sert olur. O zaman da bir anlayışı vardı. Şimdi oralara çok girmeyelim de toprak en alttadır ağırlıkta. Sonra su gelir, sonra hava, sonra ateş gelir. Şimdi toprak en altta olduğu için, bunda da toprak elementi çok olduğu için bu toprağa doğru gitmek ister. Çünkü her şey özüne gitmek ister. Bakın her şey özüne gitmek ister. O kadar önemli bir kavramdır ki ifade edilir ki Aristoteles'te. İnsan da özüne gitmek ister, entelek yasını geliştirmek ister, tanrı olmak ister mesela. Yani bunu her yere götürebilirsiniz. O yüzden Gazali'nin bozduğu nedensellik Aristoteles'i bir nedensellikti. Yani ben de ve her şeyde tabii, her şeyde ama. Aristoteles'in kullandığı entelekiya diye bir kavram var. Girmeyelim oraya da. Hepimizde, ya şu koltukta da, şu, gerçi koltuk olmaz o prodüktif bir şey, daha yani fizik, doğal bir şey olmalı. Doğada olan her şeyin Tanrı tarafından şu ya da bu şekilde içine belirlenmiş bir özü vardır. Telos bir amacı vardır. Dört etkenden biridir gayi etken yani amaçsal. Her şeyin bir amacı vardır ve her şey o amacı gerçekleştirmek ister. Aristotelesçi nedensellik bu. Ve Avrupa'yı baz alırsanız 1700'e kadar Aristotelesçi nedensellik yürürdü. Gerçekten böyle inanılıyordu. Buna nedensellik deniyordu. Bakın bizde 1090'da Gazali dehası bu nedenselliğin saçma sapan olduğunu gördü. Bunun doğru bir nedensellik olmadığını ve bu, bu nedenselliğin iş görmeyeceğini gördü. Biz şimdi o yüzden dövüyoruz bunu. Yani Avrupalıların özellikle David Hume'la birlikte ya baba böyle bir nedensellik yok ki. 1750-60 David Hume çıktı. Biz dedi doğada böyle bir nedensellik olduğunu bilmiyoruz ki. Yani yağmurla bulut arasında nasıl bir ilişki olduğunu biz bilmiyoruz. Bu ilk anda biraz böyle kafa karıştırıcı gelebilir, kışkırtıcı gelebilir. Haklıdır yani. Biz sadece şeylerin birlikteliğini görüyoruz. Yani yağmuru ve bulutu aynı anda görüyoruz. Aralarında bir nedensel zorunluluk olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Nedensellik bilgisi bizim zihnimizde olan bir bilgi de, demeye başladı. Bakın bu yeni dünyayı doğurdu bir daha. İşte aydınlanmayı doğurdu. Kant bu beni dogmatik uykumdan uyandırdı filan dedi David Hume bunu söylediği için. Gazali, bakın fotoğrafı vermeye çalışıyorum. David Hume nedensellik yoktur bu anlamda dediği için Kant takdir etti ve Kant yepyeni bir dünyanın mimarı oldu. Bugün her yere heykelini dikiyorlar. Bunu 1090'da Gazali söylediği için biz küfür ediyoruz Gazali. Çünkü Gazali nedenselliği bozdu mu? Bozdu. Hangi nedenselliği bozdu? Aristoteles'in nedenselliği bozdu. Az önce söylediğim metafizik olanı bir alan bağımlı olduğu için yöntem bağımlı olduğu için bilgiyi metafizik olanı fiziğe taşıyamayamazsınız. E, fizik olanı metafiziğe taşıyamazsınız. Böyle bir nedensellik de kuramazsınız dedi. Şimdi bakın, serüven şöyle devam etti. Biz doğada zorunlu bir nedensellik bilmiyoruz. Bugün de böyle. Bugün de bilmiyoruz. Sadece alışkanlığı biliyoruz. Hep böyle oluyor. İşte tüm evrim sorunu böyle bir sorun. Şimdi girmeyeceğim buraya. Ama sakın ha. Böyle Allah'ı yani bir Müslümansınızdır, Hristiyansınızdır bilmem de. Yani Allah'ı, Tanrı'yı böyle fizik bilgiye dayanıp da anlatmaya falan kalkmayın ya. Yani. Ya bu yöntem bin yıl, üç bin yıldır denenen bir yöntem ve üç bin defa da yara almış, dövülmüş bir yöntem. Bak Gazali zaten bunu fark ettiği andan itibaren diyor ki, bak Allah'ı diyor, nerede tartışacağız? Şimdi ben nedenselliğine geri geleceğim ama Allah'ı nerede tartışacağız diye bir soru sorar Gazali. Ya yani ben Allah'ı bakın yöntem bağımlı, bir şey bağımlı dedim, alan bağımlı dedim. Eğer bilgi böyleyse Allah'ın bilgisi nasıl bir bilgi? Ya ben bunu fizikte mi arayacağım? Metafizikte mi arayacağım? Nerede arayacağım? Matematikte mi arayacağım Allah'ı? Gramerde, mantıkta mı arayacağım? Nerede arayacağım? Tek tek girişiyor işte bunları yazmaya. Bunları karıştırmaya. Ben Allah'ı tanrısal olanı, biz tanrı diyoruz ona düşünce konuşmaları olduğu için. Metafizikte arasam ben zaten fizik dünyadan metafiziğe gidemeyeceğimi söyledim. Ben zaten gidemiyorum ki metafiziğe, metafizikte arayayım. Metafizik yapamıyorum yani Aristoteles'e göre. Yani rasyonel bir bağıntı içerisinde metafizik yapamıyorum demek istiyorum. Anlatabildim mi? Gazali'nin söylemeye çalıştığı şey bu mantık dizgesi içerisinde akli bir metafizik yapılamaz. Çünkü orta terim yok. Akli tanrı konuşması olmaz. E ben bunu yapamıyorum. Dolayısıyla sorunum zaten metafizik yapamıyor olmam. Eğer ben metafizik yapamıyorsam, Tanrı var bilgisini bir an kabul etsem ben bunu nerede o gösterebilirim. Çünkü en son bir mütekabiliyet, bir tahakkuk, bir vakanın olması gerektiğini söyledik. Bir bilgi sisteminde söylediğin şeyin bir uygunluğu olmalı, tutarlılığı ve uygunluğu olmalı. Tanrı vardır önermesinin nerede ne yapacağım da ben aha bak burada gösterdim diyeceğim. E gösteremiyorsam ya anladınız mı adamın krizinin ne olduğunu yani? E ben metafizik yapamıyorum. Metafizi i̇bn Sina yaptığını zannediyor. Ben gösterdim yapama, yapılamadığını. Bak haklı diyorum. Ben de felsefeciyim ha. İkisi arasında birini tuttu. Şey yapacak o zaman i̇bn Sina tarafındayım yani aslında. Ama haklı Gazali. Metafizik yapamıyorsam. Peki matematik yapabiliyorum. Ben hangi bilgileri yapabiliyorum? Fizik yapabiliyorum. Kesin değil ama kesine yakın bir şekilde yapabiliyorum. Bak Gazali bunları söylüyor. Mantık yapabiliyorum. Matematik yapabiliyorum ki matematik mantık kesin. Ben matematikte Allah'ı arayayım. Çünkü bulursam kesin olacak bir de. Yani kör istediği bir göz, bir göz Allah verdiği iki göz olacak yani. Tümden gelin birinci sınıf bir tartışma olarak koyacağım bir daha kimse tartışmayacak. Mutlak olan ortaya çıkacak. ne diyor ki matematikte de yapamıyoruz. Bunları böyle tek tek yazmaya başlıyor. Haklı yapamazsınız zaten matematik nicelikle alakalı bir şeydir. Tanrı niceliksel bir şey değil ki Niceliğin büyüklüğünü görelim. Yani matematik nicelikteki büyüklük bilimidir. Şeylerin ölçeğinin birimidir. E, Tanrı'nın şeyliğini, onun ölçeğini falan bulamazsınız ki. Yani matematikte büyük bir ile küçük bir arasında fark olmaz. O yüzden denir ya hani nitelik değil, nicelik bakar. İşte bir artı bir eşit bir diye meşhur bir şey vardır ekolün. E, e, <laughs> yani bir damlaya bir damla daha bırakırsınız daha büyük bir damla olur. Siz bunu matematikle şöyle gösteremezsiniz ki bir artı bir eşittir büyük bir. Ya saçma olur. Dolayısıyla nicelik bilim bir defa yürümüyor. Yani tanrısal olanla nicelik olmaz. E matematiği kullanamıyorum. E fizik zaten kesin değil. Belli önermelerden gözleme dayılır falan falan falan. Tümelerin sonsuzluğuna düşüyor. O da olmuyor. Ben nerede arayacağım baba tanrıyı? Nerede arayacağım? Yani nerede bulacağım onu? Bak şimdiye kadar ki gazali ejderha gibi düşünen adam. Şimdiden sonraki gazali kötü. İşte o yüzden mi Allah peygamber gönderiyor diyor. Hiçbir açıklama vermeden. Ya ne güzel Tanrı arıyorduk beraber. Burada bulamayacağımızı gördük. Burada bulamayacağımızı gördük filan. E şimdi Tanrı peygamber... Bak buraya kadar David Hume, Descartes ve Kant ağzımdan çıktı. Vallahi billahi aynı şeyi söylüyorlar ya. Açın bakın aynı şeyi söylüyorlar. Akıl şaşırır diyor gazali. Böyle böyle ararsanız fizikte akıl şaşırır diyor. Kant'ta biz onu antinomi diye anlatıyoruz. Aklın şaşa kalma durumudur antinomi. Böyle de oluyor, böyle de oluyor. Çıkamadık bu işin içinden. En son Gazali ya bilgi sınırlı bir şeydir diyor. Kant diyor ki bilgi sınırlı bir şeydir. Gazali bilgi yöntem bağımlıdır, alan bağımlıdır diyor. Kant diyor ki ya bu varlığı biz bilmiyoruz ki. Bilgiyi biliyoruz. E bilgi de insan işi. E insan işi olan da bağımlıdır, koşulludur. Zaman ve mekan koşulu altında düşünürüz biz. Ya e aynı şeyleri söylüyorlar. Ama sonra Gazali nereden getiriyorsa hop diye metafizik bir alana kolunu uzatıyor ve bir tanrıyı bir peygamberi çekip aha Kur'an diyor işte o yüzden de Allah da diyor gösterdi. Şimdi bu aslında gelecek haftanın konusu bugünün değil. Şimdi tanrıyı nerede arayalım? Metafizik zaten yapamıyoruz. Matematik nicelik bilimi olmuyor. Fizik de olmuyor. Gazali'nin verdiği cevap ahlaktır. Haftaya işte bunu konuşacağız. Şimdi başka bir yere geleceğim. Yani ben tanrıyı ahlakta bulabilirim. O yüzden de artık mutasavvıf e Gazali olacak haftaya. Şu ana kadar kelamcı Gazali var. Ama krize girmiş Gazali var. Bilginin mahiyetini fark ettiği için, mükemmelen fark ettiği için ve nedenselliğin doğru olmadığını fark ettiği için. Ya tarihte ancak 10-15 tane adamın görebildiği şeyi görebildiği için biz bugün kızıyoruz bu Gazali'ye yani. Ve haklı. Ondan sonra Gazali dedi ki ya ben nedenselliği bozdum. Ama şimdi şu bir gerçek. Bir şeyi açıklayamıyor olmamız onun var olmadığını göstermez. Ben bunun niçin hep sert olmak zorunda olduğunu bilmiyorum bakın. Bakın 2023 boş verin gazali mazali. Hakikaten biz bunun her defasında sert durması zorunluluğunu bilmiyoruz bu arada şu tahtanın şu masanın. Yapamıyoruz yani. Ama bunu buraya koyan şu sandalyeyi buraya koyan benim buna oturduğumda bunun burada duracağını biliyor. Bunu daha önce söylemiştim. Yani ben burada böyle konuşurken böyle rahat rahat yürüyorsam <laughs> bu zeminin beni taşıyacağını biliyorum. Bunun zorunluluğunu gösteremiyorum. Yani bu bir anda puf diye yok olmaz. Bunu biliyorum ama gösteremiyorum. Ama gösteremiyor olmam bunu ilga etmez. O orada durur onu bilirim. Ben hiç düşünmüyorum mı atarken. Çünkü eğer nedenselliği gösteremiyorsak, nedensellik yoksa bu bir an boşluk da olabilir. Yani biz bir şey yapamayız, uçak uçuramayız. Çünkü bizim fizik dünyada hareket etmemizi sağlayan, bir şeyleri yapmamızı sağlayan şey, belli şeyleri öyle olacaklarını düşünmemizle mümkün. Yani su akışkandır işte. Bir gün sabah kalkıp İstanbul Boğazı'nı böyle bambaşka bir halde bulmayacağımızı biliriz. Ama bunu gösteremiyoruz bakın. Şimdi Gazali de şunu diyor. Ya ben nedenselliği bozuyorum. Yani böyle olduğunda böyle olmak zorundadır gibi bir şeyi söyleyemeyiz. Ama günlük hayatımda da öyleymiş gibi yaşıyorum taşı atarsam gider. Ben şimdi bunu açıklamalıyım. Çünkü nedenselliği bozdum. Sadece eleştiri iyi düşünürlerin işi değildir. Şimdi bir şey söylemeniz lazım. İşte Gazali o zaman vesilecilik diye bir şey ortaya atıyor. <laughs> Burada Allah'a da yer bulacak kendisini. Ha bunu çok kısa gösterebilirsem benim adımdan adıma gece başarılı bir şekilde bitmiş olacak. Yani kafamdakini göstermiş olacağım, anlatmış olacağım demek istiyorum. Şöyle düşünüyor Gazali. Eğer zorunluluk yoksa dikkat edin, şeyler arasında zorunlu bağlar yoksa Gazal'in verdiği meşhur örnek nedir? İşte pamuğu ateş yakmaz. Yani pamuğu yakan ateş değildir. Çünkü bakın pamuğu yakan ateştir derseniz pamukla yanma arasında ya da ateşle yakma arasında ateş, pamuk, yanma, yakma gibi kavramlar arasında zorunluluk vardır demiş oluyorsunuz. Bunu bilerek söyleseniz de bilmeyerek söyleseniz de. Şimdi Gazali diyor ki yok böyle bir zorunluluk. Var mı yok mu sizce? Yani pamukla ateş arasında bir zorunluluk var mı yok mu sizce? Şimdi bu kadar şeyden sonra var kimse demez. Bakın harbiden bilmiyoruz ha bu arada. Yani hala bilmiyoruz. Ama şunu işte yakarsam yanacağını da biliyorum. Bu bir kağıt. Yanar yani. Peki nasıl olacak? Şimdi gidelim Gazali dönemine. Ben bozdum. Verdiği örnek bu. Bakın yanlış bilmiyorsam David Hume'un verdiği örnek parmak yüzük örneği. Mesela şimdi yüzüğüm hareket ediyor değil mi? Yüzüğümü hareket ettiren elim doğru mu? Parmağım yani. Yüzük hareket etmek zorunda mı? Ben elimi böyle çevirdiğimde, elimi yana doğru götürdüğümde, yüzükte her defasında elimle aynı pozisyona gelmek zorunda mı sizce? Ya zorunda tabii canım zorunda olmaz mı ya? <laughs> ne olacak elimde yani. Ama bunu açıklayamıyoruz işte. Hume diyor ki sadece birlikteliğini görüyorsunuz. Bak ayrı olsa şey olmaz. Siz beraberliğini gördüğünüz için parmak yüzük örneği harbiden onun örneği. Elini ne zaman böyle yapsan yüzük de oraya gider. Ama sen şöyle düşünüyorsun diyor. Yüzüğü oraya götüren zorunlu olarak senin elindir. Biz bu zorunluluk kategorisi içerisinde anlamlandırırız onu. Ama onlar arasında nasıl bir zorunluluk olduğunu bilmiyoruz. Dediğim gibi bu biraz böyle tuhaf, saçma gibi görünüyor ama değil. Yani doğru. Şey haklı yani. Şimdi Gazali bunu bozdu mu? Bozdu. O zaman Gazali'ye diyeceğiz ki baba şimdi yani ateş o, o örneği verdi diye. Ateş pamuğu yakmayabilir mi? Gazali de diyor diyecek ki evet yakmayabilir. Niye? Çünkü ben nedenselliği bozdum. Nedenselliğin böyle olmayacağını biliyorum. Ama yanıyor. Hadi burada hileye gitmemize gerek yok. Tamam mı? Islak bilmem ne, zayıf ateş gibi değil. Ya biz çünkü her defasında pamuğun yanacağını biliriz. Gazaliye şimdi diyoruz ki nasıl öyleyse her defasında yanıyor. Gazali diyor ki bak İbrahim yanmadı mesela. Değil mi? Yani ayetçe ya, ya. Va var mı Müslüman olup da yakmadı <laughs> ayet öyle demiyor mu? Var mı bu salonda Müslüman? <laughs> ya ciddi soruyorum ya. Var mı? Kapalılar var, örtüller var. <laughs> Saliha. Hazreti İbrahim yandı mı? Yanmadı. Nasıl yanmadı? <laughs> Siz de bilmiyorsunuz. Sena, sen doktorsun. Yandı mı Hazreti İbrahim? Ya şimdi ya yanacak, ya ateş olmayacak, ya ayet yalan olacak. Ya bir şey söyleyeceksiniz. Kunberden ve selime. Doğru mu? Ve <laughs> selame. Soğuk ve selam. Nasıl? Serin ol dedik ateşe, o da oldu diyor. Allah böyle diyebiliyor mu ateşe? Hakan abi sen seni saymıyoruz. Ya hakikaten ilginç değil mi bu şimdi? Yani ya böyle bir yorum yapacaksınız. Ya ortada aslında ateş mateş yok diyeceksiniz. Çünkü böyle yorumlayanlar var. O işte bir alegoriydi, anlatıydı falan diyeceksiniz. Ya da hakikaten ateş nasıl oluyor da yanmıyor? Soğuk ateş olur mu ya? Bak soğuk çay olur. <laughs> Sıcak çay olur. Çünkü bu faydon diyaloğunda Platon'un da böyle üzerinde durduğu bir şey. Ama sıcak kar olmaz. Soğuk ateş olmaz. Çünkü o zamanlar öyle ifade edilirdi. Yani ateşi ateş yapan zaten onun sıcaklığı. Şimdi bugün öyle bakmıyoruz tabii. Bunlar eski ifadeler. Özüne tahallük eden bir şeyi aksini kabul edemez yani. Değilini kabul edemez. Şimdi Gazali diyor ki ben size bunu bir söyledim. Aleminde istidat var mıdır? Alemin istidatı var mıdır? Yani alemdeki fizik nesnelerdeki şeylerin güçleri var mıdır? Ateşin sertliği, taşın sertliği eşarinin örneği taştan mı gelir? Ya taştan gelir derseniz Allah müdahale edemiyor olaya bir daha. Bir hiç. <laughs> belki de etmiyor diyeceksiniz. O yüzden belki deistlik bir düşünce ortaya çıkıyor falan. Allah yarattı bir daha mı? O saçmalığı başka. Şunu diyorum. Gazali'ye soruyoruz şimdi diyoruz ki ya bu ateş bu pamuğu yakar mı? Her defasında bunu kastediyoruz. Yakar derse nedenselliği geri getirmiş oluyor ama Gazali nedenselliğin geri gelmeyeceğini yani o nedenselliğin yanlış olduğunun farkında ama neyin doğru olduğunun farkında değil. Hayır her defasında yakar diyemeyiz diyor. Ama var mı bir örnek? Bak İbrahim yakmadı. Şimdi 1950-60'lı yıllardaki bizim ilahiyat hocaları şu anda en az bir 10 tane isim verebilirim bir kısmı hala yaşıyor ayıp olmasın diye vermiyorum. Ya işte Gazali İbrahim'in yanmasını açıklayabilmek için nedenselliği bozdu gibi aptalca bir öner şey argüman ortaya atıyorlar. Tamam mı? Bu safsata ya. Hani bu kadar kör okunmaz Gazali gibi bir adam. Gazali bambaşka bir epistemik tartışmanın sonucunda bunu söyleyemeyeceğini anlıyor. Şimdi aslında pozisyonu şu. Ben İbrahim'in yanmadığını kabul edeceğim. Nedenselliğin de olmadığını kabul edeceğim. Çünkü ben bir taraftan iman ediyorum ayete, bir taraftan da nedensellik yok. Aklım bana bunu söylüyor. Ve haklı. Hangi anlamda haklı? Aristoteles'in nedensellikte o zaman nedensellikten anlaşılan ve haklıydı. O yok. E, şimdi senin bize fenomeni anlatman lazım. Ya yani her defasında ateş pamuğu yakıyor arkadaş. Nasıl yakıyor? İşte Gazel de diyor ki, ateşle pamuk arasına Allah'ın emri giriyor her defasında. Allah yani ateşle pamuk arasında, yanmayla yakma olayı arasında bir zorunluluk yok. Yani diyelim her ka şu kadar kalori enerjisi şu olan bir şeyi entropi gereği şöyle yapar. Bu böyle bile olsa gözlemden biz bunu biliyoruz. Neden öyle olduğunu bilmiyoruz. Zorunluluğunu bilmiyoruz. O yüzden zorunluluğu biz gerçek anlamda sadece tümden gelimde kullanabiliriz. Mantıksal zorunlulukta kullanabiliriz. Fizikte zorunluluğu kullanamayız yani. O zaman Gazali diyor ki: Ateş her zaman pamuğu yakmak zorunda mıdır? diyemeyiz. Ama ateş hep yakıyor pamuğu. Ha. Allah diyor, Allah'ın şeyi araya giriyor. Pamuğu yakan ateşin ta kendisi değil. Ateş vesilesiyle Allah'ın emri yakıyor pamuğu. <laughs> Bu orijinal bir bakış bakın. Allah'ın emri yakıyor pamuğu. Ama ateş vesilesiyle işte bunlara gerek yok. Kuruturuz. Yani ciddi düşünce şeylerinde böyle oyunlara gerek yok. Sorun değil. Bak ne yapıyorsa mesela pamuk ıslaksa suyu su ıslatmıyor pamuğu. Su vesilesiyle Allah'ın emri pamuğu ıslatıyor. Bakın şimdi su pamuğu ıslatıyor derseniz, ateş pamuğu yakıyor derseniz, ateşin yakmak gücü pamuğun da belli bir eşik enerjisi ve yanma potansiyeli olur. Burada Allah'a gerek kalmaz. Bak Allah'a gerek kalmaması sorun değil Gazali için. Gazali ben bir şey anlatayım da Allah'ı kurtarayım derdinde değil. Ama nedenselliğin öbür taraftan inşa edilemeyeceğini görüyor. Asıl vurgu orası. Eleştiriyi oradan başlatın. Dolayısıyla Gazali nedensellik yerine vesilecilik diye bir teori ortaya atıyor. Şimdi ayetlerinde yüzde yüz buna mutabık olduğunu görüyor. Düşünüyor. Böyle okuyor bütün ayetleri. Çünkü kıyamet suresinde diyor ki Allah her an kullişen. Her an bir emir, bir iş, bir yapış, bir olduruş halindedir. Aha diyor bak. Ya bunu Gazali demedi bu arada. Ebu Huzeyl Allah dedi de. Gazali bak Ebu Huzeyl bu konuda ne diyorsa doğrudur diyerek meseleyi getiriyor. Yani şeyler bir araya Allah'ın emriyle gelir. Reaksiyonlar Allah'ın emriyle olur. Allah'ın emri işte ben size geçen sene cevher araz teorisi adı altında anlattım ve o zaman dedim ki İslam düşüncesini cevher Aras'ı çok iyi bilmeden mümkün değil anlayamazsınız. Gazali'nin neyi bozduğunu, yerine neyi inşa ettiğini, nübüvvet teorisini nasıl getirdiğini anlayamazsınız. Mümkün değil yani. O zaman böyle safsatalara düşersiniz. Ya ayeti açıklamak için nedenselliği bozdu. İbn-i öyle diyor. Halbuki hiç böyle değil yani. Bu defa Gazali diyor ki, demek ki ateş vesile oluyor pamuğun yanmasına. Pamuğu yakan Allah'ın emridir. Bakın Gazali o zaman diyoruz ki bu durumda ateş olmadan da pamuğun yanması lazım. Madem bakın ateş pamuğu yakan zorunlu itki değil. O bir dikatomi ikili bir şey var orada. Ateş zorunlu değilse pamuğu yakan Allah'ın emri ise Allah emretse pamuk yanar yani. Ateş vesile çünkü. Olmasa da olur. Gazali tabi diyor. Hazreti İsa'nın çocuğu diriltmesini de öyle söylüyor. Onunla açıklıyor. Meryem'in babasız doğur, doğurmasını da onunla açıklıyor. Ya çok da tutarlı. Yani bin yıl önceye gidin çok da tutarlı. Ama genelde Allah böyle yapmaz diyor. Şimdi şöyle oldu bakın. Yani Allah dilese yapar ve örnekleri var ama genelde yapmaz. Niye yapmaz? İnsanları şaşırtmamak için. Çünkü amaç şeydir ya, sınavdır ya. O zaman bakın Gazali şunları bozdu. Tam vaktimizi iyi kullandık. Ne dedik? Nedensellik yani yasa anlamında ve biz buna Sünnetullah diyoruz. Yani bakın eğer nedensellik gibi bir şey düşünüyorsanız ayet karşılığı sünnetullah. Sünnet Allah illeti kadhalet min kabl ve len li sünnetillâhi tebdila. Fetih suresinde. Üç formda geçiyor. Allah'ın sünneti eskiden beri böyledir ve onda hiçbir değişiklik bulamazsın. Biz bunu nasıl yorumladık şimdi? Allah'ın kanunu. Bakın. Nedenselliği bir biçimde kurarsanız ayetteki sünnetullah nedenselliği imleyen bir kavram verir. Gazali ne olarak anladı? Gazali ne dedik? Vesilecilik artık yasa yok. Adetullah, <laughs> Adetullah diye bir kavramı üretiyor Gazali. Diyor ki bak biz nedenselliği bozduk yerine vesilecilik ya ateş artık nedensel itki değil, dikoteminin ilk kısmı değil, vesilesi. Vesile Arapça ne demek? Ara. İkisinin, ikisinin arasındaki o Fasılayı kapatan şey aslında. Araplar sebep kelimesini de bu anlamda kullanır. Bakın şimdi kavram dünyası değiştiğinde kavramlar nasıl değişiyor? Biz bugün sebep derken, bu bunun sebebidir derken neyi kastediyoruz sebep diyerek? Onu yaratan itkiyi kastediyoruz. O bir dikotomidir ya neden sonuç. O sonucu yaratan itkiyi ka kabul ediyoruz. Ve bunlar arasında zorunlu bir bağ var diyoruz. Bu böyle olursa her defasında böyle olmak zorundadır, olacaktır. Buna sebep diyoruz. Ama biz gelenekte Hicri 2. 3. 4. yüzyıllarda yazılmış metinlere bakıyoruz. Sebep kelimesini Araplar vesile yani. anlamında kullanıyor. Kadı bulca Cabbar nedensellik kitabı meşhur bizde de literada galiba çıktı kaç sene önce. Nedensellik kitabına mutezilidir ve iyi de bir düşünürdür yani. Belki de mutezili görüşün tepesine onu koymak lazım. Diyor ki pilav yerken kullandığımız kaşık sebeptir. Aa bak hiç bildiğimiz bir şey değil bu. Yani kelimeyi vesile anlamında, aracı anlamında kullanıyorlar. Diyor ki kuyu'dan su çekerken diyor ip sebebiyle çekersiniz. Araç olarak kullanıyor sebebi. Bir nedensel zorunluluk anlamında kullanmıyor. Bakın mevzuya bakışınız değiştiğinde kelimeler fark etmeden gelip oturur. Yani Sünnetullah ile adetullah arasında saç teli kadar ince bir çizgi var. Nedensellikle vesilecilik arasında da saç teli kadar ince bir çizgi var. Gazali bu zorunlu bağı yasa diyeceğimiz zorunluluğu kuramadığı için ki haklı olduğunu bilmem 58. defadır söylüyorum. Bu yoksa o zaman ben sünnetullah'a nasıl anlayacağım? Yani ateşi pamuğu yakan Allah'ın emri ise ateş değilse, Ateşsiz de yakabilir Allah. İşte Meryem'in Hazreti İsa'nın babasız olması gibi. Bak baba yok olabiliyor. Allah yapar. Ama Allah'ın adeti aksini yaptırıyor. Niye? Çünkü sürekli mucizevi bir şeyler yapsa imana gerek kalmaz. İman zahir olur. Bütün sınavın hikayesi biter. O yüzden Allah şaşırtmama üzere bir kurgu yapmış. Yani burası bir simülasyon artık. Tamam mı? Bir zorunluluğun işlemediği Gazali'nin dünyasında Matrix vari bir simülasyon. Bak bu daha sonra ayağını sabite diye İbn Arabi'de ortaya çıkacak. Sanki bu simülasyon Allah'ın zihninde hani böyle benzetilirse Tanrı'nın zihninde var olmuş bir simülasyon. Sanki Tanrı'nın izlediği bir film gibi bir şey. İstediği zaman da kurgusal müdahalede bulunduğu bir şey haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla da Gazali bu sefer diyor ki sünnetullah ya Allah'a adet hani adetullah ben size Allah'ın adeti demem yakışık kalmaz diyor. Sünnetullah kelimesini kullanıyor. Kavramını kullanıyor. Yani aslında Sünnetullah'la Gazali'den tarafa bakınca bu ibareyle bu ibare bu iki kavram arasındaki fark ne? Sünnetullah nedir? Adetullah nedir? Bakın buraya bakacağınız şeye göre değişir. Eğer nedensel bir itki sonuç olduğunu düşünüyorsanız sünnetullah Allah'ın kanunudur ve saçmadır. Allah'ın kanunu iradeyle kanun yan yana gelmez. Bunlar mantıksal birbirini değilleyen iki kavramlar aslında. Hiç kimsenin kanunu olmaz. Yani Allah'ın yasası diye bir şey mantıksal olarak Allah ve yasa birbirini değilleyen bir şeydir. İki kavramdır. Yan yana gelemezler. O bir retorik. Tanrı yasası. Çünkü yasa iradeyi değilleyen bir şeydir. Zorunlu. Zorunluluk iradeyi değilleyen bir şeydir. Yapamazsınız. iradeye kalmaz. Eğer bir irade varsa da yasa olmaz. Aslında kavramsal olarak baktığınızda sünnetullah'tan kasıt adetullah'tır. Gazali haklı. Yani sünnetullah Allah bak diyor ki sünnet Allah illeti kat min qabl. Eskiden beri evvelden beri Allah'ın sünneti böyledir. Ve len tecide li sünnetillahi ve sen Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Gazali diyor ki bak bu şu demek. Allah'ın adeti Allah'ın yasası değil. Allah'ın adeti eskiden beri böyledir. Allah adetini değiştirmez. Bak bunu söyleyebiliriz. Habibin adeti şudur. Ama yasa öyle değil. Yasa zorunlu olandır. Zorunlu olan bir şey iradeye bağlı olmadığı için zorunludur zaten. Ben ifade edebildim mi bilmiyorum. O yüzden nedensellik yasa ve sünnetullah gitti, vesilecilik ve adetullah geldi. Ama adetullah ifadesini kullanmak hoş değil diyor Gazali. Allah'ın adeti. O yüzden biz sünnetullah, sünnetullah deriz. Bak sünnet ne demek? Bu son olsun. Sünnet ne demek Arapça? Nasıl? Nasıl? Gidilen yol. Yani yasa, kanunluluk, zorunluluk gibi bir iması yok sünnetullah. Sünnet kelimesinin. Bu Resulullah'ın sünneti. Biz dondurmuşuz kavramı. Allah ve Resulullah için kullanmışız. Ama ilk zamanlar mesela işte Ömer'in sünneti de deniyordu. Ali'nin sünneti de deniyordu. O böyle yapar. O önce yemeği yer sonra çayı içer. Bir iki işte tatlıyı mutlaka yemekten önce yer. Bu onun sünnetidir. Hayır öyle edilmiyor. Şimdi öyle işte. Ha Kur'an'da çünkü gerek duymamış. Yani Ömer'den bahsetmemeye gerek duymamış. Ömer'den hiç bahsetmiyor zaten. Onu da diyebilirdi. Yani dememiş sadece. Hani Kur'an'ın ne demediğiyle itham ediyoruz şu anda. Ya bu arada hani siz de başka bir şey söyleyeyim. Ben onu bilmem ama ben şunu diyorum. Kavramı, kavramı önceleyen kavramlar silsilesi var. Bir epistem yani değerlerden bir epistemik önermelerden biz buraya geliyoruz. Şimdi siz buna bakıp da buradan bir hikaye üretiyorsunuz. Bu olmaz. Siz ne diyorsanız deyin yani Sünnetullah istediğiniz gibi kullanın kavram bana ait değil. Dediği gibi Hasan abinin sünnet alışkanlık demek aslında. İstikrarla yapılan şey demek aslında. Ha şimdi Gazali aynen burada diyor ki Allah'ın alışkanlığı demek hoş değil diyor. Hani insan için kullanabiliriz bunu ama Allah için böyle demeyiz. Sanki Allah kun <laughs> feykun diyor ya ol deriz olur. Yani yasa imiş gibi davranıyor. O yüzden bir sünneti getirip de Allah'ın kanunu desek başımız ağrımaz diyor Gazali. Ama gerçek anlamda yasayı kastetmiyoruz diyor. Gerçek anlamda kastettiğimiz şey adetullah'tır. Şimdi siz sünnetullahı, sünneti istediğiniz gibi de şey yapın. Ama şunlara da bir şey söyleyeceksiniz. Bilgi varlık arasındaki mesafeyi bize göstereceksiniz. Onun dökümlerini göstereceksiniz. Ondan sonra ayette ne diyorsanız deyin. Ama o sistemi bize kurun bir. Bitireyim bir soru alacağım sizden. Böylece Gazali günün sonunda bak nereden buraya geldi bilgi insan işidir deyip nedensellik doğru değildir dedi. Batı da onu bak Batı bunu fark ettiğinde Aristotelesçi nedenselliğin yanlış olduğunu fark etmesine biz bugün tarihte skolastiğin yıkılması, orta çağın kapanması diyoruz. Lütfen yani lütfen bu fotoğrafa dikkat edin. Bir Gazali ya da birkaç Gazali Batı'da çıktığı için Batı kutluyor bunu. Aristoteles'in nedenselliğinden kurtulduk diye. Yeni bilgi mümkün oldu diye. Bizde 500 yıl önce 550 yıl önce Gazali bunu söyledi, hala dövüyoruz. Ama bunun tabi burada değil. Burada bitmiyor. Haftaya konuşacağız. Gazali'nin tabii çok yanlış yaptığı bir şey var hikayeyi çok güzel bozuyor. Yerine getirdiği güzel değil ama. Hani o yüzden Batılı'dan ayrılıyor işte. Batılı daha ilerleyici bir şeyler söylerken Gazali'nin yıkmasıyla iş orada kalıyor. Fakat Gazali şuraya kadar ne diyorsa ben Habib Kavak olarak altına imzamı atıyorum. Yani bu anlamda nedensellik Gaz Gazali Aristoteles'i nedenselliği bozdu ve haklıydı. Bu anlamda da bir zorunluluk biz bilmiyoruz. Hala da bilmiyoruz. Yapamıyoruz. Tanrıyı, tanrısal olanı metafizikte arayacağız fakat metafizik yapamıyoruz. Gerçekten de yapamıyoruz. Bakın buraya kadar söyledikleri sonuçlar gazelde hepsi doğru. Çünkü adamın ilkeleri doğru. Bilgi için yazdıklarımız doğru. Onun tanrısal sonuçları, metafizik sonuçlarını da çok güzel şey yapıyor. Ve Gazali, birinci sınıf bir düşünür olarak görevini yaptı. Aha, yerine koyduğu sistem kötüydü, haftaya... Şimdi Gazali için bir yöntem araştırmacısı demiştik. Gazali, hakikati belli yöntemlerle bulabiliriz diyen adamdı bu. Bu anlamda büyük bir yöntemci yani Gazali. Ve söylediği mesele temelde iki derste, iki oturumda söylediğimiz özetle bu tam rasyonel bir faaliyet değil demişti. Yani hakikat var ve bilinebilir ama akıl tarafından mutlak bir biçimde bilinemez demişti. Hani en son böyle nedensellik eleştirisi filan yaptığını söylemiştik. Yaklaşık nasıl söyledik? Dedik ki filozoflara getirdiği eleştiriyi hatırlarsanız yani fizik yaptığınız biçimde metafizik yapamazsınız demişti Gazali. Fiziği biz rasyonel bir zeminde yaparız. Belirli çıkarımlarla yaparız, gözlemlerle yaparız. Gazali de buradaki yöntemi, fizik yaptığınız yöntemi siz metafiziğe taşıramazsınız dedi. Ya, bu çok önemli bir iddia, çok büyük bir iddia bu. Bugün de geçerliliğini koruyan bir iddia. O yüzden ben de Gazali'nin çözümlemesinin çok iyi olduğunu, yani gördüğü filozoflarda gördüğü sorunun çok iyi olduğunu söylemiştim buradaki biçimi oraya taşıyamıyorsak bir metafizik alana, demek ki Gazali'de metafizik alan var. Çünkü bugün o da yok artık. Buradaki biçimi oraya taşıyamıyorsak bu ne demek olur? Biz burada bilme, yani buradaki bilme yöntemimiz orada işe yaramaz demek. Peki o zaman bir taraftan sizin için ora diye bir yer var. Yani olabildiğince düşürmeye çalışıyorum şeyi. İşte hakikat dediğiniz, gerçeklik dediğiniz, ilahi dediğiniz o Allah ile. Tabi Gazali'nin zihninde bu var. Eğer buradaki bilme biçimimiz oraya gitmiyorsa ve biz varlığı ancak belirli yöntemlerle bilebiliyorsak biz Allah'ı nasıl bilebiliriz? Bu sadece Allah'ı bilmek olarak düşünmeyin aslında o yeter de o metafizik olanı nasıl bilebiliriz? Bunun Gazali'deki karşılığı, ben Allah'ı nerede bulabilirim? Bunu, bundan söz etmiştim işte. Mesela sadece Gazali, amacım çünkü sadece Gazali konuşmak değil. Zaten biz böyle bir saat, bir buçuk saatlik konuşmalarla Gazali gibi bir adamı konuşamayız ayrı mesele. Ben onun sıkıntısını yaşıyorum zaten. Bu o dönemin düşünce biçimi. Genel soruyu bu şekilde sorabiliriz yani. Allah vardır diyoruz. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Ve bunu nerede arayacağım ben? Allah'ı nerede arayacağım? Şimdi bugün biraz gazali üzerinden, mişkattan ve oradan tasavvufa böyle geçip çok üstün körü bir şeyler. Çünkü burada hiç tasavvuf konuşmadık biz. Üstün körü şeyler, çok kabaca şeyler. Bir tanıtma amacıyla bir şeyler söyleyeceğim söylemeye çalışacağım başarabilirsem. Ama onun için şunu bir daha hatırlatmamız gerekir. Bizde ya düşünce de ben bundan daha önemli bir şey bilmiyorum felsefede, dini düşüncede. Ya bugün fizik için bunu söylemeyebiliriz ya. Onu da söyleriz de o başka bir şey. İyice boğuluyor. Buraya varlık varlık yazalım. Şöyle bölelim. Buraya da bilmek diyelim. Gitti. to on ya da on to. Buraya da hadi episteme yazalım. Yani bugün bunlar üzerinden konuşuluyor ya o yüzden. Şimdi bunu defalarca biz farklı şekillerde konuştuk ama meselenin de hep dibi burası. Hep her zaman burasıdır yani. Düşünce üzerine konuşuyorsanız hep kelam, tasavvuf, felsefe meselenin dibi burasıdır. Şimdi varlık diye bir şey var. Hani bunun ifadesi ben hiç sevmiyorum zaten böyle temel dersleri konuşmayı. Çok zorlanıyorum çünkü. Varlık olmak açısından varlık diye bir ifade var. Duyan vardır bunu. Yani felsefe bu ifadeyle başlar Platon'da, Aristoteles'te. Varlık olmak açısından varlık. <laughs> ne demek varlık olmak açısından varlık? Hiç duydunuz mu? Bunu? Böyle bir ifadeyi. Basit mesela şöyle diyebiliriz bir anlamda. Mesela konuşabilen açısından insan ya da şöyle diyelim yanlış oldu. Konuşabilen açısından hayvanlar. Akla insan gelir. Yani diyelim biz canlıları karşımıza alıyoruz. Konuşabilme açısından bakıyoruz. Dik olanlar olarak bakıyoruz canlılara. Ne bileyim ağaçlar ve insanlar oluyor. Yani belirli perspektifle şey mesela bir insanı da düşünebiliriz. Mesela biyolojik olarak insan başka, psikolojik olarak insan başka, değil mi? Başka bir şey, bir şeyler de olur. Yani bir sürü farklı açılardan insanı e, ele alabiliriz yani. Biyolojik olarak insan, psikolojik olarak insan der gibi varlık olarak varlık. Sadece varlık olması açısından varlıkla ilgilenmek. Felsefe. Ya Aristoteles böyle tarif etti. Bununla başlar dedi. Yani ilk araştırma budur dedi. Varlık olması açısından varlık. Mesela hareket etmesi açısından varlık değil. Mesela hareket etmesi açısından varlık araştırmasına biz bugün ne diyoruz? Fizik. Fiziğin konusu harekettir. Bir şey harekete tabi ise fiziğe tabidir. Doğa demek zaten Yunanca physis. Yani doğadan ne anlıyoruz öyleyse biz? Yine Aristoteles'e gidelim, Platon'a gidelim. Doğa dediğimiz şey hareket edenler diyarı. Harekete konu olanlar. Hani bizzat otonom hareket, kendisi hareket ediyor olabilir. Ya da bir şey tarafından hareket ettiriliyor olabilir. Bir de hareket etmeyenler diyarı vardı. Diyelim diyelim o klasik ifadesiyle girmek istemediğim için e, hakim görüşleri söylüyorum. Platon'un idealar dünyası, mesela hareketsizler dünyası. Ya da e, Aristoteles'in hareket etmeyen tanrısı, hareket ettiricisi. Kendisi hareket etmeyen, harekete tabi değil yani. Şimdi bir şey harekete tabi ise işte olur, doğar, bozulur. Olur, olgunlaşır ve bozulur. Bunlar hep böyle tekerleme gibi olan şeyler. İşte kem fesada tabidir. Oluş bozuluşa tabidir falan. Şimdi hareket etme açısından şeyleri, varlığı analiz edersek fizik yaparız harekete konu olmayanlar açısından varlığı araştırırsak metafizik yaparız. Şimdi bir de varlık olmak açısından varlığa bakacağız. Bu temel işte bu en zoru. Yani uzun zaman içinde yürümeseniz kim ne demiş ben de buna bir şeyler katayım ben de düşüneyim falan demeseniz varlık olmak açısından varlık ne demektir hiçbir zaman anlayamazsınız. Çünkü kendisini açmıyor. Var olma cinsinden var olma gibi bir şey. Şimdi Hikaye hep bununla başlar. Şimdi mesele de şudur. Ben bunu burada bir defa anlattığımı hatırlıyorum. Şimdi acaba bilme bakın bu bilme tabii insan öznesi artık tamam mı? Yani eğer bir bilme varsa orada özne olarak özne olarak insan vardır. Böyle kabul ediyoruz. Sadece insan bilir diye kabul ediyoruz şimdilik. Şimdi acaba bile bilen insan var diye mi? Yani bir idrak öznesi var diye mi varlık biliniyor? Yoksa varlık var diye mi ben bilebiliyorum? Şimdi bu sizin meseleye nasıl baktığınız ve nereye gideceğinizi belirleyecek. Biz tasavvufa getireceğiz ya biraz Oraya onu belirleyecek. Bakın kadim dünya bundan bir 300 yıl önceye kadar ortalama kadim dünya varlığı temele alırdı. Yani varlık var. Ben de bir varlığım. Ben bilebilen varlığım. Bilebilen varlık olarak varlık araştırması yaparım. Yani benim bilmemin sonunda ben bir önerme yazsam buraya. Bu budur. Bu şu değildir gibi bir önerme yazsam bu önerme doğruluk değerini buradan alacaktır demek bu. Anlaşıyor muyuz? Yani varlık vardır. Ben onu bilirim. Sanki o merkezde ben dönüyorum etrafında gibi düşünülür. Kadim dünya doğuda da İslam dünyası da böyle. Batıda da böyle diyelim Yunan'da da böyleydi. Bakın modern dönemde bu terse döndü. Özellikle Immanuel Kant'la birlikte bu terse döndü. Kant dedi ki varlık araştırması varlıktan başlayarak değil bilmeden başlayarak yapılabilecek bir araştırmadır. Ben tarafından bilinebilecek olan şeye ben var derim çünkü. İdrak öznesi olarak ben bir şeyi bilemiyorsam yani erişimim yoksa. Habib Kavak olarak ben değil ama hepimiz olarak, idrak öznesi olarak, insan olarak insan yani. Bizim için erişim yoksa biz ona var diyemeyiz zaten. Bunun en tepesinde de Platon durur. Platon der ki: "Varlıkla bilme özdeştir. Aynıdır." Bu taraftan bilme, bu taraftan varlık deriz. Bunlar birbirlerinden farklı şeyler değil. Yani bir şey vardır demekle, o şey bilinendir demek aynı şey. Bakın aradığımız şey bu. Yani bir şey vardır demek, bir yargı belirtir. Bu şey bilinebiliyor. Ben bunu bildim demek aynı şey. Bizden bizim bilgilerimiz gerçekten bilgi ise eğer, bilgimize konu olan şey vardır da, o bilgidir. Böyle tekerleme gibi oluyor, değil mi? Bakın bendeki veri eğer bilgiyse, bir bilmeyse, bir episteme ise o bilginin konusu vardır demiş oluyorum. Benim bilgim doğruluğunu nereden alacak? Varlıktan alacak. Değil mi? Bak Aristoteles o yüzden diyor ki doğru ve yanlışın tanımlarını da yapmak lazım. Doğru nedir, yanlış nedir? Doğru olan bir şeyi olduğu gibi idrak etmektir. E, yanlış ya da yalan ya da hata olan bir şeyi olduğundan farklı yakalamaktır. Bir bilgidir, biri değildir, biri yanılgıdır. Şimdi Gazali şunu dedi bize. Dedi ki, bizim dedi fizik yaptığımız akıl yapısı bizi metafizik olana götürmüyor. <laughs> Şimdi fizik ya da metafizik gibi kavramlar kullanmıyor onu ben söylüyorum öyle malum. Nedensellik de yok. Doğa dünyasında zorunlu nedensellik de yok. Şimdi ben bu dünyada doğa içerisinde matematik yapabiliyorum, mantık yapabiliyorum, fizik yapabiliyorum ve bu budur, bu bu değildir, bu şöyle olmalıdır gibi çıkarımlarda da bulunabiliyorum. Hiç hata da yapmıyorum. Matematiğe kimsenin itiraz edememesinin sebebi e, gösterdiği şey de budur. Bunun gerçek olmasıdır. Ama eğer burada bir nedensellik aslında yoksa, ben bir hakikatler diyarı olduğunu da düşünüyorsam, bana göre bir Allah varsa, bu gerçekse, ben buradan oraya gidemiyorsam aklen, ben neyle gidebilirim? Bunun bilinebiliyor olması gerekir. Çünkü varlık olmak açısından varlığın tepesinde Yunanlar on diyorlar. Bu İslam dünyasında Allah'a döner. Allah'tır yani. Yani tüm varlığı mümkün kılan ana varlık Allah. E ben bunu nasıl bileceğim? Çünkü benim aklım buraya erişmiyor. Gazali'ye göre niye erişmiyor? Gazali'nin meşhur bir ifadesi vardır. Akıl maddeden mücerret olmaz diyor. Bu meşhur ifadesidir. Ne demek? Akıl maddeden tam soyutlanamaz. Ya müthiş iddia ha. Bak müthiş bir iddia yani. Bak bu iddiayı Akademilerde anlatırken Kant'ın üzerinden anlatıyoruz. Kant diyor ki insan aklı görünün bir sonucudur, zaman ve mekan kaydının bir sonucudur, zamanın saf belirlenimleridir. Bunlar şimdi bununla alakalı şeyler değil. Her neyi düşünürsek zamanın saf belirlenimleri altına düşünürüz. Yani insan aklı bile en başta duygusaldır ve maddeden yani zamandan ve mekandan soyutlanamaz. Bak aynısını Gazali diyor ki insan aklı maddeden soyutlanamaz ki. Soyutlanma ne demek yani? Tecrit. Hani ağacı soymak gibi. Mesela şöyle düşünün. Muzu soyarsınız, yersiniz. Bakın biz bunu söylerken sanki muzun kabuğu muza ait değilmiş gibi konuşuruz. Çünkü muzu yemek kabuğuyla birlikte yemek değildir nedense muz iyi bir örnek gibi geliyor bana daha önceden de vermiştim. Onu soyuyorsunuz da içinde ama bakın ne oluyor bu sefer? Sanki muz içeride onun bir kabuğu var kabuğundan sıyırıyorsunuz muz ortaya çıkıyormuş gibi geliyor. Şimdi tecrit aşağı yukarı böyle bir faaliyet. Şimdi insan aklı soyutlana soyutlana maddeden tamamen kopabilir mi? Bakın soyutlanarak maddeden kopabilir mi? Madde dediğimiz fizik dünya yani. Fizik dünyadan bütünüyle kopabilir mi? İbn Sina üzerinden anlattığımız bir şey vardır. Kendisi söyler. İbn Sina'da bunu benim derslerime eskiden beri gelenler bilecektir. Bu örneği veririm ben. Şimdi ben size diyorum ki burada ne var? Şişe diyorsunuz. Şimdi İbn Sina üzerinden söylersek huzuru madde sağlanmış. Yani madde huzurda. Şimdi bakıyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu bir şişe. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Diyorum ki az önceki şişe 1 litre miydi? 3 litre miydi? Ne kadardı? Hamit abi ne kadardı? Yarım litre. Sen bunu nasıl söyledin? Dur hemen akletme. Şişe az önce bak. Az önce şişeyi görüyordunuz. Dediniz ki bu bir şişe. Şu an şişeyi görmüyorsunuz. Şişe hakkında yargıyı nereden getirdiniz siz şimdi? Dur şimdi hemen acele etmeyelim işte söylediklerinizden biri ya da birkaçı ama şu anda şişe yok bak duyu yok yani. Duyudan kestik mi? Şu an duyular işe yaramıyor doğru mu? Şimdi şişe hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Diyorum ki şişe ne renkti? Gerçi şeffaf da etiketi maviydi. Bunu nereden söylediniz? Şişe yok ortada duyudan kesildi. Şimdi demek ki akıl duyudan kesilebiliyor bakın şu anda. Ya bir şekilde aklediyorsunuz. Ne yaptınız? Hafızanızdan geri getirdiniz onu. Şimdi İbn, İbn Sina dedi ki ilk aşama dedi huzur maddedir. Madde huzurdadır. Bizzat gözünüzün önündedir. Duyusal olarak duyu eşliğinde konuşursunuz. Ama madde çekildikten sonra şişe hakkında konuşuyorsunuz şimdi. Nereden konuşuyorsunuz? Ha buna hayal diyor İbn Sina. İdraki hayal. Bakın ilk ki idraki hissiydi i̇bn Sina dünyasında. i̇bn Sina'ca söylesek. Yani hissi bir idrak vardı. Doğrudan bir şey var. Bir Buna ne diyeceğiz biz? Seyrediş diyeceğiz. Temaşa diyeceğiz. Doğrudan onunla karşılıklısın yani. Şimdi maddeyi kestik. Madde yok. Duyularınızı kullanmıyorsunuz artık. Ve biz hala aynı şişe hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Maviydi diyoruz, yarım litreydi falan diyoruz. Şu an ne yapıyoruz? İdraki hayal diyor i̇bn Sina. Şu an hayal ediyoruz onu. Nereden getirdik? Orayla şimdi ilgilenmiyoruz da işte bir şekilde hafızadan getirdik. Mesela burada hafızanın nasıl olduğu da bir problem de. O çok şey yani doktora seviyesinde bir problem o. Hatta profluk seviyesinde bir problem. Bizim orayla şimdi bir ilişkimiz yok. Ama idraki hayal ikinci mertebe. Oradan getirdik. Mesela Ibn Sina diyor ki idrakisi hayvanlarda da var. İdrak hayal artık ne kimleri hangi hayvanlarla uğraştıysa kesip biçtiyse bazı hayvanlarda var bazılarında yok filan diyor. Muhtemelen Aristoteles ter şey yapıyor mesela Aristoteles işte ahtapotların idrak hayalde olmadığını o, o seviyeye çıkmadığını aptal olduğunu düşünüyor mesela. Elini sokuyormuş ahtapot'a bir deneyini anlatır böyle en aptal hayvan diyor ahtapot için. Biyologtur Aristoteles onlarla uğraşır yani. Şimdi ne konuşuyorsak idrak hayalden konuşuyoruz. Diyoruz ki şişe işte maviydi, kapağı şöyleydi, böyleydi falan. Şimdi ilk etapta şeyi çektik. Maddeyi çektik. Şimdi İbn Sina diyor ki şişenin maddesini de çekin. Bakın şu an şişe yok zaten. Duyudan kesildik. Hayalden konuşuyoruz, hafızadan konuşuyoruz. Bu, bu bunlar vehmidir aynı zamanda. Bir vehimden konuşuyoruz yani. Vehim Türkçede hep şey konuşulur menfi anlamda konuşulur. Hani bizim şeyde İbn-i Sina'da ya neyse bizim geleneğimizde müsbet de olabilir. Yani nötr bir kavramdır. <laughs> Şimdi ben diyorum ki size az önceki şişe o mavi olan yarım litrelik şişenin plastiğini de atın. Atabiliyor musunuz? Kafanızda. Plastiğini soyutlayın bakın. Şu an soyutlamanın iyi bir örneğini veriyoruz çünkü. Tekrar Gazali'ye döneceğiz. Gazali akıl maddeden tam soyutlanamaz diyecek. Ne dediğini anlatmaya çalışacağız. Şişenin plastiğini de çıkartın şişeden. Ne kalır geriye? Yok suyu boşaltalım canım. İçeride sadece şişe olsun elimizde. Şimdi maddeyi çektik. Hayalden konuşuyoruz. İkinci mertebedeyiz. Aşağıdan yukarı doğru. Şimdi şişenin plastiğini çekemiyor musunuz? Mesela tahtadan yapamaz mıyız şişeyi? Ben diyorum ki, Şişeyi maviyi atın, kırmızı olarak düşünün. Yaptınız mı şu anda? Düşünebildiniz değil mi? Bir problem olmadı. Bak buna yapamazsın onu Hamit abi. Bu mavi ise mavi. Şu an kırmızı kapağı nereden getireceksin? Hatta diyelim bunu şeffaf olmayıp gerçekten mavi bir plastik olduğunu düşünsek yapamazdık. ya. Yani bunu çöpe atacağız, yeni bir tane getireceğiz. Yani madde huzurdayken bir şey yapamazsınız maddeye. Ama hayalde şu an hepsini yapabiliyoruz. Bakın şimdi özgür bir alana çıktık. Diyorum ki şişeyi biraz büyütün. Bir litrelik bir şişe düşünün. Hemen düşünebildiniz. Oysa bu hala yarım litre. Şişeyi kırmızı yapın. Bakın şu an şişenin materyaliyle oynuyoruz yani. Değil mi? Yapabiliyoruz bunu. Şimdi diyorum ki şişenin materyalini atın. Biraz vites yükseltiyoruz yani. Soyutlamada bir üst basamağa geçiyoruz. Atabildiniz mi? Sanki madde gitti mi, materyal gitti mi şişe de ortadan kalkıyor değil mi? Bak az önce yaptığımız şeye vehim derken İbn, -i İbn -i Sina buna işte diyor ki idraki vehimdir bu. O şişenin şeyleriyle oynamaya. Bunu diyor mesela matematikçiler yapar. Sanatçılar yapar. Ne yapar? Şişenin materyalini atınca geriye bir şey kalmadı mı? Kaldı canım. Şişenin biçimi kaldı. Aziz Yardımlı Türkçesiyle biçemi kaldı. Sanki böyle hani kesik çizgilerle bir şişe silüeti kaldı. Şimdi bunu şişe olarak yapmayalım. Mesela Mısır piramitlerini düşünelim. Piramiti tutun, taşları atın. Bir piramit kalıyor, doğru mu? Ya ma malzemesiz bir piramit kalıyor. Ya şu piramit kalıyor yani. Onun ...matematiksel karşılığı, geometrik biçemi kalıyor. Onu demek istiyorum. Bunu düşünebiliyorsunuz hala yani değil mi? Ha Sadece daha önceden bunu alıştırmadığınız için bir an böyle şey kalıyorsunuz. Yoksa hemen bir piramit kalabiliyor. Yani malzemesiz de ben hala şi piramiti diyelim. Hani şişe biraz silindir falan. Olur silindir. Şişenin malzemesini attık kenara silindir kaldı. Bakın hala bir şey var yani. Bu işte soyutlama. Bu üçüncü seviye soyutlama. Diyor ki işte matematikçi görür. Bak ne demek? Şimdi diyelim ki bir geometrici falan şuraya bakar dikdörtgen görür. Bunu kastediyor. Çok basit bir şey. Ya günlük hayatımızda çok yapıyoruz. İfadeye eğer alışmadıysanız biraz zorlanıyorsunuz. Hayatınızın her anında yapıyorsunuz bunları zaten. Bir fotoğrafçı bunları yapıyor zaten. Yani bir ressam yapıyor bunları. Mesela marangoz baktığında buna diyelim tahtasını görecek. Neyse artık suntalem bilmem ne işte laminant falan filan bunları görecek marangoz. Diyelim ki bir işte matematikçi bir şey o, o sırada onunla uğraşsın. Bakacak böyle bir dikdörtgen prizma görecek filan. Nasıl gördün sen dikdörtgen prizmayı? Malzemesini atıyorsun dışarı. Sanki malzemeyi atınca bir şey kalmamış gibi oluyor. Ama işte biçimi kalıyor. Ona idrak vehmi diyor. <laughs> i̇bn Sina matematikçilerin yapabileceği şey. Şimdi bir daha vites yükselteceğiz. Çünkü filozofların yaptığı şeye geleceğiz. O piramidin üçgen prizmayı da atın. Bir şey kaldı mı geriye? Kaldın mı şey? Yani taşları attık. Sanki bir prizma kaldı. Prizmanın biçim yani biçemi de kaldırdın. İşte hala var olmalı diye düşünüyor bu adamlar bak. Kadim düşünce doğudan batıya hala bir şey var olmalı diye düşünüyor. Onu mümkün kılan bir şey var olmalı ki bütün bunları onun üzerine giydiriyoruz diye düşünüyor. Bak güzel bir örnek oldu bu. Mekan bir aras düşüncede. Ha fikri kaldı ya. Fikri kaldı. Böyle bakın şimdi Aynı şeyi tersten yapalım. Şimdi mesela Muhammed orada rejide oturuyor ya. Ya bir şey istemeyeceğim Muhammed. Devam et sen. Yemeğine devam et. Orada böyle yerken Muhammed dedim. <laughs> mesela desem ki Muhammed buraya bir işte e, ilgili çizim yaptığımız bir program aç. Bir beyaz sayfa aç. Açacak. Şimdi bir piramit çizeceğiz biz. dedim. Bakın şimdi ideyi verdim ona. Bir şey verdim yani aslında. Bir piramit çizeceğiz. Hadi beraber bir piramit çizelim dediğimde ideyi aldı bir defa. Şimdi ne çizeceğini biliyor. Şimdi az önce yaptığımız şeyin tersten yapıyoruz bak. Şimdi önümüze piramidi aldık. Şişeyi aldık, soyduk onu. Şimdi giydiriyoruz. Bak tasavvuf için bu soyma ve giyme önemli. Diyorum ki bir piramit çizelim. Yok yok çizmeyeceğiz ya Muhammed kapatabilirsin. Piramit niye çizelim abi <laughs> burada şimdi? Bak ideyi aldı. Diyelim siz duydunuz siz de ideyi aldınız. Ama ortada daha hiçbir şey yok. Böyle düşünüyor işte eski dünya. Böyle bir özün bir hakikatin var olduğunu düşünüyor. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğim ki şimdi şu büyüklükte bir şey çiz. Bak önce az önce üçüncü basamakta kaldırdığımız Çizgiyi çizecek yani, o biçimi çizecek. Diyeceğiz ki şimdi bunu taşlarla döşe, bak malzemeyi koyuyoruz. Halbuki biz bunları yapmadan önce ide de bildik yani piramidi. Dedik ki ya bu taşlar çok yeni göründü, Muhammed. Bunu biraz eski taşlarla yap filan. Ya istediğimizi oynayabiliriz artık tamam mı? Tekrar giydirdik ve en sonunda çok canlı, gerçekçi de bir piramit çizdik, ba, oldu sana piramit. Yine maddeyi huzura getirdik, görüyoruz şu anda onu i̇bn Sina şöyle diyor. Birinci basamakta hayvanlar, insanlar ortaktır idraki hissiydi. Sonra idraki hayalde bazı hayvanlar olur, bazıları yapamaz, bitkiler yapamaz, şunlar bunlar yapamaz. İdraki vehimde matematikçiler, sanatçılar kalır. Gerisi dökülür. En üst idraki akıl. Aklın idraki. İşte bak buna akıl diyorlar adamlar. Hep söylemeye çalışırım bak kadim dünyada Doğuda da Batı'da da akıl dedikleri şey bu bizim günlük hayatta kullandığımız şey değil işte bu özü bu ideyi yakalayan bir yeti olduğunu düşünüyorlar. Şimdi varlık olarak ide yazıyoruz buraya fikir diyelim bilmeye onu bilecek özneye de akıl diyoruz yani o faaliyete akletme diyor. Siz bu mekanizmayı bilmezseniz adamlar akıl derken sadece sizin günlük hayatta kullandığınız gibi bir şeyi kullandığını düşünürsünüz. Öyle değil. Bir fikrin olduğunu işte muz örneğine şimdi geliyoruz. Sanki bir piramit saçma oluyor şimdi ide meselesinde de. Sanki bir fikir var piramit fikri var neredeyse o bir yerde ama. Sonra biz onu taşlarıyla, şusuyla, busuyla birlikte fizik mekana getirebiliyoruz. Bunları soyduğunuzda gidiyor. Akıl bunlardan işte tecrit ede ede onun idesine ulaşıyor diye düşünüyordu Aristoteles ve ardılları İbn Sina Farabiler. İşte İbn Sina Gazali bunu yapamazsınız dedi. Son merhalede biz ne yaptık? Artık biçimi de kaldırdık. Her şeyini kaldırdık. Bir ideye ulaştık, değil mi? Ha Gazali'ye ulaşamazsınız diyor. Bak çok büyük iddialar yani bunu böyle yapabiliriz diyen adam da büyük iddialarda bulunuyor. Hayır arkadaş yapamazsın diyen adam da büyük iddialarda bulunuyor. Belki iki taraf da yanlış bugün öyle görülüyor çünkü. Ama önce kimin ne dediği ve kimin neye itiraz ettiğini anlamanız gerekir. İbn Gazali akıl maddeden soyutlanamaz yani mutlak anlamda soyutlanamaz derken diyor ki bak i̇bn Sina'ca konuşsa, şimdi ben konuşturuyorum. Gazali doğrudan şimdi söyleyeceğim şeyi söylüyor mu bilmiyorum. Muhtemelen söylemiyor. i̇bn Sina'ca konuşsaydı derdi ki i̇bn Sina bak bu üçüncü merhalede kalır. Dörde çıkamazsın. Şimdi Platon'un biz az önce yaptığımız şey, i̇bn Sina üzerinden yaptığımız şey, huzur madde, iktina fıkrını filan diye. Söylediğimiz şey aslında Plason, Platon Platon'un Politeia dev, e, kitabında <laughs> Sokrates'in bir çubukla yere çizdiği bir şey. Bölünmüş çizgi kuramı diye bilinen bir kuram vardır. Sokrates anlatır. Bak işte böyle yere çiz çizer. Şöyle bir çizgi çizer. Bunu da buradan ikiye böler. Burası duyulurlar dünyası, burası akledilirler dünyası. Burayı kendi içinde ve burayı kendi içinde ikiye böler. Alt taraf şu. Ben burada anlattım onu. Yani unutulmuştur muhtemelen ya da birçok kişi yoktur. Önemli. Değil. Böyle eleştirir, üçüncü basamağa gelir. Üçüncü basamakta bak matematikçiler falan bunu yapar der. i̇bn Sina oradan alıyor zaten. Farklı bir biçimde gerçi de. Ve Platon'da Sokrates biraz sonra bunu anlatırken böyle. Matematik hala der bizim istediğimizi vermez. Karşısında iki tane muhatabı var Sokrates'in o sırada. Derler niye üstad niye vermiyor? Çünkü hala akıl duyularda bir yerde. Yani matematik de tam duyulardan kesilmiş değil. Ya bize öyle bir faaliyet lazım ki tam olarak duyulardan kesilmiş olsun. Mutlak anlamda kesilmiş olsun. İşte o noeta dediği yani akıl dediği son bölgedir Platon'da. Bak der noesis sin duyulur hiçbir şeyle alakası yoktur. Tamamen koptuk gittik yani. A anlatabildim mi? Burada şöyle bir şey var bakın. Niye alt ve üst olarak düşüyor? Gazali'de de böyle. İslam klasik İslam düşüncesinde de böyle. Duyulur dünyası küçümsenecek dünyadır. Önemli olan akıl dünyasıdır. Neden böyle? Anlatabiliyor muyum? Yani biz öyle bir yeti arayalım ki, Gazali'nin derdi bu, üç haftanın sonucu olarak söylüyorum. Bizde öyle bir yeti olsun ki, bize hakikati versin. Ama başta bir varsayımımız var. Hakikat vardır ve bilinebilir diye bir varsayımımız var. Bunu koyduktan sonra dedik ki bizde öyle bir yeti olsun ki biz bu hakikati olduğu gibi onu indirgeyerek değil olduğu gibi görebilelim, idrak edebilelim. Şimdi bu yeti bizde var mı? İşte filozoflar bunun akıl yetisi olduğunu düşünüyorlar. O yüzden duyulurlar küçümsenir dünya, akledilirler ulvi dünyadır, amaçlanan dünyadır. A anlatabiliyor muyum? Yani bu İslam kelamcısında da böyle, mutasavvıfta da böyle, İslam filozofunda da böyle, yani filozoflarda da böyle. Niçin duyular dünyası düşük dünya, ak, akledilirler dünyası yüksek dünyadır? Yanıltıyor. Yanıltıyor. Onu okuduk değil mi geçen hafta? Bravo. Gazali dedi ki, baba dedi yani bu güneş fındık kadar görünüyor. Ama dedi ben biliyorum ki dünyadan daha büyük. Ben duyuma güvenemem. Oradan Descartes'e geçtik, Descartes da de aynısını söylüyordu. Doğru mu? Bire Birebir aynısını söylüyordu. Ha diyorlar ki bunlar, bak Munkiz'de hemen bunun yolunu yaptı Gazali. Dedi ki ben duyulara güvenmem arkadaş. Duyuların bir otoriteye ihtiyacı var. Yani duyulura, duyguya, duy, e, duyuya ne zaman güvenebilirim? Bir başka otorite bunun sağlamasını yaparsa bana bir otu en az bir otorite daha lazım. O aradığım otorite nedir? O duyuyu onaylayacak otorite nedir? Akıl. Ha gazel değil diyor işte. Bak filozof akıl diyor. Diyor ki diyelim Aristoteles, i̇bn Sina, Farabi o duyuya hakikaten güvenemezsin. Yani aklın onaylamadığı duyuya güvenemezsin. Ama akıl onaylarsa diyor tamamdır o. Şimdi bir daha geçen haftaya dönelim. Gazali diyor ki ya akıl onaylayabilse ben akla güvenirim. Ama aklın onaylayabildiği duyu verileri var, onaylayamadıkları var. Bak eğer fizik dünyada biyoloji yapacaksam, fizik yapacaksam, şunu bunu yapacaksam ben aklın onayına güvenirim diyor de, e, Gazali. Ama şimdi bir hakikat var ki o hiç duyuya gelmiyor. Ben oraya nasıl gideceğim? Demek ki Gazali de bakın şimdi filozoflarla Gazali'yi ayıracağız. Filozoflar demiş oluyor ki akıl bizim elimizde yegane şey. Yani kendisine güvenebileceğimiz yegane yeti. Akıl. Gazali ne diyor? Eğer diyor akıl maddeden tam kopabilseydi güvenebilirdik. O zaman akılla kendisinde hiç maddenin olmadığı, hiç materyalin olmadığı, dolayısıyla hiç harekete tabi olmayan, hiç olmaya bozulmaya tabi olmayan, Yere gidebilirdik, akılla gidebilirdik ama akıl maddeden kopamıyorsa eğer. Mutlaka kuyruğunda bir yerde maddeyi çekiyorsa ki bu en iyi örneği matematik. Bakın Platon da diyordu. Matematik diyordu yine de istediğimizi vermez. Çünkü şunu demek istiyor. Matematik her bulgusunu duyuda gösterebiliyor. Çünkü tam duygu duyuyla, duyu verisiyle bağını koparmamış. Böyle düşünüyor. Ama bakın bazı akliler vardır ki duyuda bir karşılığı yoktur. Hiç. Platon bunu aklın duyudan tamamen kopma durumu olarak düşünüyor. Aristoteles de böyle. Nasıl? Yani öyle akli bak şunu demiş oluyorum. Platon'a göre ve Aristoteles'e göre. Bunlar kendi işlerinde çok başka adamlar da. Biz şimdi böyle ütüleyip tıraşlayıp gidiyoruz yani. Bunlar, bunlara göre matematikteki tüm bulguları Tam biçimlerle, biçemlerle, şunlarla, bunlarla yaparsınız. <laughs> Ama o hala tam akli bir faaliyet değildir. Yani aklın da bulunduğu bir faaliyettir. Tam akli bir faaliyet değildir. Duyularda matematik, her bulgu duyularda gösterilebilir. Dış dünyada gösterebilir. Yani prizma dersin, aa bak prizma diye. Ya da en azından çizebilirim bak böyle üçgen. Mesela gerçek dünyada mükemmel üçgen yoktur. Mükemmel daire yoktur. Ama ben böyle çizerim, al size üçgen derim. Bakın duyuda görüyorsunuz şu anda. Platon bunu ne olarak görüyor? Demek ki matematik hala duyudan kopamamış diye düşünüyor. E duyuyu da aşağılıyoruz ya. Bize gerçeği vermiyor ya. Demek ki matematik de bize gerçeği istediğimizi vermez diye düşünüyor. Ya istediğimize en iyi aday matematik olurdu ama o bile hala tüm bulgularını duyularda gösterebiliyor. Demek ki kopmamış ondan tam. Bakın şimdi öyle kavramlar kullanalım ki hiçbir şekilde duyuda gösteremeyelim onu. İnsanlık. Bak insan değil, insanlık. İkinci dereceden akledilirdir. Tamamen kavramdır ve kavramların hiçbirini gösteremezsiniz. Yani ikinci dereceden akledilir olan hiçbir kavramı duyuda gösteremezsiniz. Bakın bu demek ki benim duyulardan kopararak yapabildiğim bir faaliyet gibi düşünüyorlar. Anlatabildim mi? Yani eğer duyu dünyası aşağıdaysa, ben de öteleri arıyorsam buradan kopabilecek bir yeti lazım. İşte filozoflar diyor ki bu akıl. Çünkü akıl duyudan kopabiliyor. <laughs> Gazali dedi ki kopamaz. Şimdi senle şurada mutabıkım ben. İşte ey Aristoteles, ey i̇bn Sina. Duyular aşağıda. Duyular bizi yanıltır. Bir otoriteye ihtiyaç vardır. O da akıldır. Ama senle şurada mutabık değiliz. Akıl hala bir kuyruğu, bir ayağı burada yani. Oysa Allah'ın bir ayağı burada değil. Şimdi bak bunların hepsi acayip şey yani zor problemler bunlar. Allah'ı hakikati idrak etmek için başka bir yeti lazım. Öyleyse ya aklın içeriğiyle oynayacağız, ak akılda mertebeler yapacağız... Bak şunlarda şunlarda mesela rasyonelite logos gibi şeylerde aklım bir ayağı duyularda ama diyelim şöyle bir noktaya gittiğimizde bak duyulardan koptuk diyeceğiz öyleyse bununla bilebiliriz diyeceğiz. İşte o zaman Gazali diyor ki eğer benim günlük hayatımda kullandığım yani matematik ve mantık yaptığım akıl ve dil tabi yaptığım akıl Allah'ı bana vermiyorsa ben onu nasıl bilebilirim? Şimdi soru anlamlı oldu mu yani geldiğimiz nokta anlamlı oldu mu? Ha, bu anlamda Allah akli değil yani Gazali'ye göre. Şimdi bu kriz yaşayan Gazali'ye göre. Yani biz biliyoruz ya şimdi iki hafta okuduk. Gazali dedik ya ben dedi böyle olacağını zannediyordum. Ben kelamcıydım. Cüveyni müveyni gibi adamlardan da böyle birinci sınıf kelam aldım. Ben de çok zekiyim. Kelamın da tepesine oturdum. Kralını tanımam yani. Hani ağası da paşasını da yedim yani ben kelamda. Ama ben gördüm ki kelam yetmiyor. Çok meşhurdur hani felsefe tutarsız, kelam yetersiz. Felsefeyi bu akıl teorisinden ve bir orta terim bulamadığı için fizikten metafizeye geçemeyeceği için eleştiriyor. Kelama da ben bayılıyorum diyor ki ya diyor kelam faydasız bir ilim. Ya kelam ne? Ya anlıyor musunuz kelam ne? Kelam bizim böyle ayet okumamız, hadis okumamız, peygamberimiz şöyle yaptı diye sürekli Allah'tan bahsetmemiz kelam işte. Sürekli İslam'dan bahsetmemiz kelam ayla yıldız arasındaki mesafeden Allah'a gitmemiz kelam. Kur'an'daki ayetleri bulup oradan bakın demek ki şöyle yapma dememiz kelam. Yani aşağı yukarı 100 Müslümanın 99'u iyi ya da kötü kelam yapar. Bu bugün yani hala hep. Mesela Türkiye'deki bütün cemaatler kelam yapıyor. İşte mutasavvıfları çıkartırsanız. Ya burası da kelam yapıyor. Ya ne bileyim kim şu an Allah üzerine konuşuyorsa kelam yapıyor. Gazali diyor ki kelamın hiçbir faydası yok. Çünkü bilene diyor bir faydası yok çünkü adam biliyor. Ya çünkü Allah'tan çıkıyorsun yine Allah'a varıyorsun. Allah'tan çıkıyorsun yine Allah'a varıyorsun. Sen zaten bu salona gelmeden önce her şeyi mutlak anlamda yaratan, her şeyi mutlak anlamda bilen, her şeyi işte iyi olan, şöyle olan bir Allah'a inanıyordun. Buradan çıktığında yine öyle inanıyorsun. Çünkü ben geldim bakın ne kadar da biliyormuş diye anlattım. iki saat çıktınız harbiden çok biliyormuş dediniz. Geldim ne kadar iyi bir Allah'ımız var bizim dedim. Siz zaten biliyordunuz çıktınız harbiden dedim Tam da benim bildiğim gibiymiş Allah. Dediniz yani. Kelam bu. Mesela size daha önce söyledim ya i̇bn Sina şahane bir eleştiridir ya. i̇bn Sina diyor ki Hristiyanlar diyor İsa'yı günün sonunda Tanrı'nın oğlu yaptılar ya. Allah'tan çok konuştukları için oldu diyor. Allah'tan çok konuşmasalar da olmayacaktı bu diyor. Zaten diyor ki Müslümana Allah'tan konuşmayın. Her şeyden konuşun Allah'tan konuşmayın. Allah'tan konuştukça bir şeyler çıkacak oradan yani. Bak filozoflar sever böyle şeyleri. Çünkü Allah Tanrı tanımaz yani adam. Ama din içerisinde Allah'tan konuşmak paradoksal bir şekilde saçma sonuçlar yaratır. Şimdi Gazali diyor ki, kelam diyor bilene faydası yok, bilmeyene de yok. Ya kimse de kelamla ikna olmuyor yani. Hiç kelamla ikna olan birini gördünüz mü? Hiçbir faydasını görmedim diyor. Bak zamanın en iyi kelamcısı yani Gazali. Ha, bana göre İslam tarihinin en iyi kelamcısı. Ya yani bilmem Fahrettin Razi mi Gazali mi diye düşünürüm yani bana göre. 1500 yılın en iyi kelamcısıdır Gazali. Şimdi pişman olmuş, krize girmiş. Okuduk biz burada Munkiz'i falan. Baba diyor bu olmuyor. Şimdi akıl maddeden kopamıyor. Öbür taraftan duyular dünyası tamam aşağıda, akıl dünyası yukarıda. Öbür nedensellik yok. Yani ben buradakini alıp oraya taşıyamam. O zaman aklı kullanamam. E ben öbür taraftan hakikati de var olduğunu biliyorum. Ben peki nasıl bileceğim? Şimdi Gazali'nin sorunu da şu. Sen hakikatin var olduğunu nereden biliyorsun arkadaş? Duyuya güvenmiyorsun. Akıl sınırlı. Nedensellik yok. sen nereden çıkardın akıl hakikat olduğunu? Allah diye bir şeyin olduğunu nereden çıkardın ya? Yani? Bak şimdi geçen hafta Gazali ile Descartes'ı yan yana okuduk, iç içe okuduk. Birebir aynı örnekleri vermişlerdi. Şimdi ayrıştıracağız. Gaza, Descartes harbiden şüphe ediyor. Gazali şüphe etmiyor. Şüpheyi bir yöntem olarak kullanıyor. Bu benim yorumum. Şimdi Gazali hemen milyonlarcası bunu dinleseydi bana kızardı. Sen nasıl üstad hakkında böyle konuşuyorsun derdi. Ama apaçık Gazali şüphe falan etmiyor. Descartes gerçekten şüphe ediyor. Bakın aynı yöntemle çıktılar, aynı örnekleri verdiler. Ama Descartes'te Allah da yok. Tanrı da yok. Bak getirecek daha sonradan. Descartes inanan bir adam ve Tanrı'nın var olduğunu söyleyecek. Ama şüphe ediyor harbiden. Gazali şüphe etmiyor. Şimdi tekrar ediyorum. Duyular dünyasına güvenemem. Akıl dünyasına güvenebilirim. Ama akıl dünyasının bir sınırı var. Fizikte kalıyor. Metafiziğe gidemiyor. Orta terim sorunu var. Nedensellik yok. Hakikat var. Ben bu hakikati nereden... Yani hakikat var nereden çıkardın sen? Bunu bize göstermedin ki. Duyulara niye güvenmediğimizi gösterdin. Aklın sınırını gösterdin. Nedenselliği gösterdin. Üçünde de haklısın. Ben, benim, ben, ben haklı buluyorum yani. Ya adam haklı yani ben haklı bul O yüzden haklı buluyorum. <laughs> bu benim yorumum değil yani. Hakikaten öyle. Ama sen bize hakikat vardır hiç göstermedin. Benim bildiğim Gazali'de o yok. Yani bir hakikat araştırması yok Gazali'de. Yani ya şunu demek istiyorum. Gerçekten hakikat var mıdır yok mudur ikisinin de ortasında durup belki de yoktur arkadaş demiyor bana göre. Zaten kelamcılar demez. Kelamcılar bunu dermiş gibi yapar. Çünkü derseniz ayağınız kayabilir. Ben demiş çok adam tanıyorum yani. Kelamcı hep diyormuş gibi yapar demez. Bana göre Gazali de demiyor. Ama sonuçta Gazali bize hesabını vermediği bir şekilde hakikat vardır. Bu üç tane de sorun var. Peki ben bunu nasıl bilebilirim? Şimdi tasavvufa geçebiliriz bak. Çünkü artık gördük ki rasyonelite işe yaramayacak. Böyle soyutlama moyutlama da olmuyor. Çünkü soyutlamayla üçüncü bölgeye gidebiliyorsunuz. Son bölgeye gidemiyorsunuz. Hakikatin hesabını vermedi ama hadi tamam kabul ettik hakikat da var dedik. O zaman Gazali diyor ki bana başka bir yeti lazım. İşte orada meşhur Mişkatül Envar'ı yazıyor Gazali. <laughs> Aynı şey gibi. Daha evvel geçen sene galiba burada Faysal'ı okumuştum Gazali'den. Yine bir sayfasını falan okumuştum. Ben çok isterdim bu arada mesela Faysal'ın tamamını okuyayım. Ne bileyim e, Munkiz'in tamamını okuyayım. İnce de kitaplar. İşte bugün Mişkat'ı getirecektim getirmedim tamamını okuyayım. Çok isterdim ama bitmez hani 100 hafta sürer. Ya ne bileyim 20 hafta sürer yani. Faysal'da da biri ona mektup yazmıştı, o cevap veriyordu. Bu bir gelenek. Hani belki biri mektup yazmış olmayabilir yani. Hani sanki mektup yazıldı da ben cevap verdim gibi bir şey olabilir. Öyle bir hava yaratıyor olabilir. Ben açıkçası öyle zannediyorum Gazali'de. Çünkü Gazali Mişkat'ta çok da anlamlı olacak şekilde krize girmiş ve krizden çıktığını iddia eden Gazali'ye tam da o günlerde biri mektup yazıyor. Ve diyor ki, Üstad diyor, Kur'an'da işte Nur suresinde Nurun ala Nur diye bir ifade geçiyor. Bu ne demek diyor. Gazel diyor ki biri bana böyle sordu. Artık sordu sormadı neyse o kabul edeceğiz onu. Devamında da adam diyor ki ya işte bu e, cümle gelmedi aklıma da. Resulullah'tan bir hadis verip Allah'la kul arasında perdeler vardır. Biz bunları nasıl anlayacağız diyor. Ha Gazali oradan Nihai olan gazali. Gazali'nin son iki eseri bildiğimiz kadarıyla Mişkatülen var, İhya-i Ulumiddin. Benim bildiğim kadarıyla son eseri İhya-i Ulumiddin ama Mişkat'ın son eseri olduğunu söyleyenler de var. Ama son ikisi bu yani. İkisi de şeydir. <laughs> yani içinde Mişkat tamamen tasavvuf kitabıdır. Gazali tasavvufunu anlatır. İhya da işte bilirsiniz. İhya'yı herhalde bilmeyen yoktur aranızda. İçi yine tasavvufla doldur yani. Şimdi Gazali bunu bize anlatacak. Diyecek ki nedir bu? Şimdi bizim geleneğimizde bu aynı şekilde şeyde Yunan'da Avrupa'da da böyleydi. Bir yerde ışık nur varsa orada bilgiden ve varlıktan bahsediyordur. Yani merak eder de okursanız ya da ilahiyatçı falan varsa aranızda okunması gerekenler varsa çünkü sadece okuması gerekenler okuyor bu kitapları. Başka kimse okumuyor yani nur gibi bir kelimeyi gördüğünüzde bilin ki kadim dünya bunu mutlaka varlık ve bilgi olarak anlamış. Hani mesela Prometheus ne getirdi insanlarla yine tanrılardan? Ateşi getirdi yani ne getirdi? Bilgiyi getirdi yani ışık getirdi. Ha aynı zamanda o anlatıda Homeros da şöyledir yani o ateşi getirdi ki demiri erittiler. Demiri eritince kılıç ve kalkan yaptılar. Ama şimdi ne demiş oluyor? Bilgiyi getirdi demir yapabilme bilgisini getirdi demiş oluyor. Bizde de böyledir. Yani işte ziya, misbah, mişkat, işte envar, münir, nur. Bunları bir yerde görürseniz bilin ki gelenekten söz ediyorum yani. Orada bilgi vardır. Bunun aksi cehalettir. Yani ilim vardır. Tanıma, arefe, areftu, alimtu gibi ifadeler vardır yani. Gazali şöyle diyor. Bu varlık alemi diyor. Bir hakikatler bir de diyor şahadetler alemidir. Bizim duyular dünyası dediğimiz alemdir. Allah vardır. Allah alemi yarattı. Varlık diyor, o günkü görme teorisi üzerinden şöyle söylüyor. Aslında bir kısmı hatalıdır bir şeyi nasıl görüyorsunuz? Bu nesneyi nasıl görüyoruz? Işık kaynağı var. Işık geliyor, yansıyor. Biz de onu yakalıyoruz, gözümüz anlıyoruz. Mutlak anlamda düşünün, ışık kalktığında burada nesne olduğunu göremeyiz. Zaten görme fiili renkleri idrak etme fiilidir. Hiç düşündünüz mü? Renkleri kaldırsak göremeyiz yani. Yani nesneleri birbirlerinden, renklerinden dolayı ayırabiliyoruz. Mutlak olarak aynı olsa hiç göremezdik. Her görme renk görmedir yani. Bu kadim dünyada acayip kullanılan bir metafordur. Yunan'da Aristoteles, Aristoteles gerçek olduğunu düşünür. Gazali diyor ki, nasıl diyor biz ışık geliyor böyle bir şekilde görüyorsak bir ışık kaynağı var. Bir de benim onu yakalama kapasitem var. Mesela ışık var ama ben yakalayamıyorum. Amayım, göremiyorum. Ben görebiliyorum ama ışık yok, göremiyorum. Sonuç aynı. Ve bütün renkler temelde bir ışığın türevleri, doğru mu? Bir prizmadan. Ha biz bugün fizikten biliyoruz. Mesela şu hatırlarsınız fizi, e, lise fiziğinden bir prizma çizeriz, çizilir. Işık buradan beyaz ışık verilir, buradan farklı ışıklar çıkar. Değil mi? Bak adamlar böyle bir şey düşünüyor. Biz bugün şunu biliyoruz tabii, şimdi saçma olur hani. Neden prizmadan farklı ışıklar çıkıyor gökkuşağı falan? Var mı bilen? ÖSS, ÖYS'ye falan biz bunlarla girdik yani. Ne demek yani kırılması güzel? Yine ne varsa benim hemşerimde var Hakan abi. Nasıl? Açı değil. Şimdi buradan bir beyaz ışık gelir. Buradan diyelim üç ana ışık çıkar. Çünkü ışıkların beyaz ışık dediğimiz hepsinin bir arada olma hali. Onlar bizim hava dediğimiz ortamda ya da boşlukta aynı hızda ilerlerken dalga boyları ve frekanslarından dolayı bir yoğunluğun bu su da olabilir. Yoğunluğun içine girdiğinde her biri kendi frekansının özelliğine göre farklı hızlarda çıkarlar. O yüzden prizmadan yani camın içerisinde aynı hareket etmiyorlar. Yoğun bir ortama girdiklerinde frekansı daha şey olan daha hızlı terk ediyor. Öbürü daha yavaş terk ediyor, beriki daha yavaş terk ediyor, üç ayrı ışık görüyoruz biz. Oldu mu? Anladınız mı ya harbiden? Anladın mı Hakan abi? Ya diyorsun. Çok iyi bir alegori ama. Bizim istediğimizi tam bize veriyor. Çünkü günün sonunda tasavvufta şöyle bir şey olacak. Diyecek ki bak Allah nuru mutlak diyor Gazali. Nurun ala nur bu demek diyecek. Şimdi oraya gelelim. Yani sanki her şey bir ışığı yansıtıcıdır. Her şey ışığın bir parçasıdır. Ve her şey ışıktandır. Ama bir de işte nur mutlak vardır. Şimdi ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Allah kaynağın kendisidir. Bu alemi yaratmıştır Gazali'de böyle. Çünkü bundan sonra tasavvuf bir İbn Arabi konuşacağız. Ya burada hiç tasavvuf konuşmadığım için 2-3 hafta tasavvuf konuşacağım. Sonra yine başka isimlere döneceğiz yani. Allah alemi yaratmıştır. Alemi nereden getirdi? Bakın şöyle bir problemimiz var. Şunu unutmayın. Ben mesela şurayı sileyim. Kelamda şöyle bir problem var. Neyse ya. Şimdi sanki bir an şöyle geliyor gözün önüne. Allah vardı, başka hiçbir şey yoktu. Doğru mu? Ortalama bir Müslüman böyle inanıyor. Allah var, başka yok. Peki Allah her yerde mi? Her yerde. Her zamanda mı? Her zamanda. Bunu bir iki bir söylediğimi hatırlıyorum birer cümle şeklinde. Allah nasıl yarattı? Ya nasıl yarattı derken onun mekanizmasını Allah'a dair bir mekanizmayı da sorarız gerçi de. Nereden yarattı? Şimdi elinizdeki tek imkan Allah var ve gayrısı yoksa. Ve Allah her yerdeyse mecburen kendisinden yaratmak zorunda. Bir biçimde kendisinden yaratmak zorunda. İş bakın mecburen şimdi tasavvufun bir kolunu doğuracak yani. Tamam mı? Çünkü bu Gazali'nin ama daha ziyade aslında İbn, e, İbn Arabi'nin uzunca soracağı bir soru. Kelamcılara dönüp ya sen hem Allah yoktan yarattı diyeceksin hem de Allah her yerde diyeceksin. Nasıl oluyor bu? Bunlar çelişiyor. Bak Eşari daha sonra de deli dehşet uğraştılar bu problemi çözmek için 300 yıl. Vallahi. Sorun, çok ciddi bir sorun ya. Na, nasıl olacak bu? Şimdi, saçma olacak işte yani. Bir mekan düşünsek, Allah her yerdeyse, hani mesela bu odada havanın olmadığı bir yerden yaratmış olması gibi, bu odada öyle bir yer yok ki. Sanki hava burada Tanrıysa, her yerde demiş gibi oluyorsun. E, çelişik bir şey söylemiş oluyorsun sen. O zaman mesela diyorlar ki şimdi Eşariler ya ya da diyelim kelamcılar Eşar ya da Mutezile. Şimdi bu sorunun üstesinden gelebilmen için Allah yaratmadı diyeceksin. Allah her yerde değil diyeceksin. Allah'tan başkası da vardı diyeceksin. Bu üçünden birini söyleyeceksin yani. Ya Allah her yerde değildi zaten. Hiçbir şeyin olmadığı bir yoklukta da yarattı filan gibi bir şey söyleyeceksin. O yüzden çok uğraşıyorlar. Madumun şeyliği diye bir şey var. Ucundan böyle kıyısından söyleyeceğim size. Madumun şeyliği diye bizim kelamda meşhur bir tartışma var. Madum, Adem, Arapça yokluk demek. Yok demek Adem. Ademi merkeziyetçilik falan var. O yanlış söylenir Ademi merkeziyetçilik gibi. Ya merkezin yokluğu anlamında... Frens Sabahattin vardır çalışan aranızda. Ee, şöyle diyorlar, diyorlar ki ha, evet Allah her yerdeydi, Allah'tan gayrısı yoktu. Şimdi Allah'tan gayrısı vardı diyemezsiniz. Yani klasik İslam düşüncesi anında sizi atar, daire dışına atar. Çünkü tevhid gitti. Bak ne söyleseniz va maliyeti var şimdi artık. Hangi alanda ne söylerseniz söyleyin. Ha. Allah'tan başkası var desen... Şirke düştün çünkü tevhid gitti, tesniye kaldı, ikilik oldu yani en azından. Allah kendinden yarattı desen, tasavvufa doğru en son öyle diyeceğiz. Vahdedi vücut, o zaman her şey Allah oluyor. O hiç olacak şey değil yani. Dediler ki, ilk ben bunun bütün serüvenini anlatmayacağım. Sadece bu çabaya dair bir şey anlatacağım, söyleyeceğim. Allah yoktan yarattı ama yokluk bir şeydi. Nasıl şeydi? Allah önce yoku yarattı. Madum. Sonra onun içinden varlığı yarattı. Bak ne kadar saçma ya. Yani Allah kendinden yarattı demek istemiyor. E Allah yaratmadı da diyemez. Allah'tan gayrısı vardır da diyemez. Allah önce yoku yarattı diyor. Ne demek yoku yarattı? Akli bir şey yok burada. Akıl burada yanar. Her türlü tutarsızlık var burada çünkü şu anda. Allah önce yoku yarattı. Ona madum O da bir şey oldu. O şeyden de varlığı yarattı. Çünkü varlık yoktan gelmez. Varlık nereden geldi? Şeyden geldi. Bak şimdi şae fiili çok önemli bir yere geldi. İslam düşüncesinde, kelami düşüncede çok önemli bir yere geldi. Şey diye bir şey var. Bakın. Bu ne kadar ifade eder bilmem. İşte kalemi kullanamıyorum. ve tahta olsa çok güzel olurdu. Biz varlığı en üste koyarız. Yani felsefede böyle klasik porfiri ağacını anlatırken. Hani burada da söylemiştim. Var, varlık işte cisim, cisim olmayanlar. işte canlı, canlı olmayanlar. Böyle canlıları, hayvanlar filan. Sonra Ahmet'e, Ali'ye, Ayşe'ye gelir böyle. Porfiri ağacı bu. Varın daha üstü yoktur. Çünkü vardır. Kelam bu sorunu atlayabilmek için, çünkü bu şekilde olmuyor. Varın üstüne bir de şey koyuyor. Yani varlık şeyden geldi. Çünkü ayette diyor ki biz sizi yaratmazdan önce siz hiçbir şey değildiniz. O zaman diyor yaratınca şey olmuşuz, şeyden var olmuşuz. Bakın bunu anlatabildiysem iyi. Hani Allah kendinden yaratmadı Başka bir şeyden de yaratmadı. Çünkü o zaman tevhid gider. Diyebilmek için Allah önce yoku yarattı. Yok bir şeydir. Şeyden varı, vardan da bizi yarattı diye saçma sapan bir şey söylemeye başladılar. Bunu Gazali de görüyor işte. İbn e Arabi de görüyor bunu. Bu, bu çok saçma bir şey ya. Yani. O zaman madum şey midir, değil midir? Bak sürü sepet Mutezile ile Eş'ari arasında Sürü sepet mağdumun şeyliği tartışması vardır. Günün sonunda öldürdüler birbirlerini ha. Bu mağdumun şeyliği tartışmasının bir alt tartışmasıdır. Kur'an'ın ezeliliği, kadimliği tartışması. Şimdi baktığında ya bu deli saçması şey dersin hiç değil. Hiç değil. Böyle yani ya Allah hakkında düşünmeyeceksiniz. Gazali'nin günün sonunda varacağı yer de orada ha. Diyecek ki hiçbir şey çıkmıyor. Ben onu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı hiçbir şey çıkmıyor. Babaannenizin yaptığını yapın diyor. Vallahi böyle söylüyor. Namaz kılın, gece namazı özellikle iyidir. Bırakın uğraşmayın bu işlerle diyor. Şimdi biz uğraşmak istiyoruz ama. Bakın hala bugün hoca efendilerin, üstadların, hocaların birçoğu benim gibi adamlara çok kızarlar. Derler ki ya sen insanlara böyle şeyleri anlatma. Çünkü ne olacak ya bu Allah nedir ne değildir diye tartışma. Bu ben anlatıyorum. Ben de çocuk değilim yani belli bir yaştayım ve anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Neyse. Belli bir seviyede. Kafanız karışıyor, bilmem ne istemiyorsanız gelmezsiniz. Bu kadar. Ama hakikaten düşündüğünüzde saçma sapan yığınla bir düşüncenin içine giriyorsunuz. Bak o zaman i̇bn e, İbn Arabi diyor ki bunun başka yolu yok. Allah tekse bundan vazgeçemeyiz bak bir müslüman olarak. Ve Allah her yerdeyse bundan da vazgeçemeyiz bir müslüman olarak. Çünkü aksi halde Allah'a mekan atamış olursunuz. Allah'a mekan atamak demek Allah'ı fiziğe çekmek demek. Problem orada. Çünkü mekanın sınırı olur. Mekan içinde intikal olur, hareket olur, bilmem ne olur. Allah da ölür. Doğar, büyür ve ölür. Sa saçma olur yani. Allah'ın tekliğinden ve ezeliliğinden vazgeçemeyiz yani. Hem zamansal hem mekansal. Bu ikisinden vazgeçemezseniz üçüncüsü zorunlu olarak vahdedi vücut diyor ya. Bak aklen daha tutarlı bir şey söyleyemezsiniz ha. Şimdi İbn İbn Sina'nın kine gelelim bak. Plotin'den getirdiği. İbn Sina şimdi biraz zorlayacağım sizi. Vaktim var ya. 20 dakikam var. 7'de başladık doğru mu abi? Tamam. Özgür abi bu niye böyle kahredici Nasıl açıyoruz? Olmuyor ki. Hayır bende de tik vardır. Burada bir tane görürsem görene kadar da silerim. Ya. Şimdi bakalım. Dur. Aslı Yunan olan Plotin'den gelen sudur teorisi. Bilen var mutlaka aranızda. Bak bu şimdi i̇bn Sina'nın teorisi tamam mı? Şimdi artık biraz gazelden koptuk. Yine getirirsem getireceğim yani. Ne oldu? Özgür abi. Ha tamam. Bakın şimdi. Tanrı diyelim tamam mı? Her şeyden önce Tanrı vardı. Tamam. Her şeyden önce Tanrı vardı. Dikkat edin. İnşallah becerebilirim. i̇bn Sina diyor ki akıl her şeyden önce akıl vardı diyor. Yani her şeyden önce Tanrı vardı demek, her şeyden önce akıl vardı demek. Yani gerçek anlamda Tanrı eşit akıldır, özdeştir yani. Bu matematiksel eşitlik bile vermez. O üç çizgi denklik olmalı, tam özdeş olmalı. Aslında bu Plotin'in bir şeyidir. Bak Platon değil ha. Plotin'in bir şeyidir, felsefesidir. Sudur denir buna. Şimdi Tanrı akıldır. Yani Gerçekte buraya Tanrı yazmamak lazım. Tam ters yazdım aslında. Akıl vardı parantez içinde Tanrı demekti. Ama biz dini düşünceden geldiğimiz için Tanrı öne aldım ben. Farabi i̇bn Sina böyle düşünür. Bu akıl vardı bundan başka da bir şey yoktu. Şimdi akıl Aristoteles'in kendisi hareket etmeyen bir hareket ettirici teosu, tanrısı vardır. Bunu da konuştuk biz bilirsiniz. İlginç bir şeydir. Kendisi hareket etmez ama hareket ettirir. Böyle şey zordur çünkü anlamak. Yani gözü, gözünüzün önüne getiremezsiniz. Bunlar akledilir şeyler. Gözünüzün önüne getirirseniz saçmalar. Ama mecburen şimdi bir örnek verelim. Aristoteles böyle gemideki dümen dümeni tutan kaptan gibi düşünüyor yani. Hani kendi hareket etmiyor ama gemi hareket ediyor gibi yani bu yanlış bir benzetmedir. Benzetme vermemek lazım bu gibi şeylerde. Şimdi konuşacağımız hiçbir şeyde benzetme vermemek lazım aslında. Akıl, bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Aktif bir şey. Yani böyle kendinden böyle kaynayan bir şey yani. Kendi hareketli içinden. Şimdi akıl faal olduğu için, faal bir şey olduğu için akıl akleder. Yani doğası gereği akıl hep akleder. Tamam mı? Şimdi neyi akledecek? Kendinden başka bir şey olmadığı için kendisini akledecek. Aklın kendisini akletmesinden ikinci bir akıl doğacak. Biz buna birinci akıl diyeceğiz bu sefer. Aklın kendisini akletmesinden ikinci akıl doğacak. A A Anladık değil mi? Akıl var, akıl akletmek zorunda. <laughs> akletmek hep bir şeyi akletmektir. Ama kendinden gayrısı olmadığı için akıl kendisini akleder. Şimdi dikkat edin. Bu basamakta birinci akıl kendisini akleden olarak akildir. Arapça formunu düşünün. Akledilen olarak kendisini yine aklettiği için makuldür. Ve aynı zamanda aklın kendisidir. Oldu mu? Öyleyse birinci akıl Tanrı, hem akıldır, hem akindir, hem makuldür. Yani hem yetinin kendisidir, hem kendisini akleden olarak faildir, hem kendisi tarafından akledilen akledilen olarak mefuldür. Tamam mı? Bu bakaha Allah dediğimiz ha. Yani bu şekilde hiç benzemiyor Allah ama böyle düşündüler yani. Ya bu problemleri aşabilmek için mecburen bak ya girmeyeceksiniz bu işlere tekrar ediyorum. Ya da böyle safsatalara, böyle tuhaf şeylere gireceksiniz. Deneyeceksiniz yani. Ha benim bu dersleri yapma hep de söylüyorum. Siz böyle bir teori ortaya koymak zorundasınız. Yani böyle demek istemiyorum ama bir teori ortaya koymak zorundasınız. Öyle hiç suya soğumuna dokunmadan teori koymak yok yani. Bu adamlar deli adamlar değildi. Birinci sınıf düşünürler bunlar. Şimdi... İkinci akıl da akledecek çünkü o da akıl. Değil mi? Çünkü akıl, ak, akıl at, akletmek zorunda. Ama şimdi ikinci akılda iki tane nesne var. Bir kendisi var bir de birinci akıl var. İkinci akılın kendisini akletmesinden ve ta, birinci aklı akletmesinden üçüncü akıl doğacak. Üçüncü aklın ikiyi ve biri ve kendisini dördüncü akıl. Böyle böyle on bir akıl geliyor. Önemli değil devamı tamam mı? Amacımız o, onu konuşmak değil yani. Buna sudur teorisi deniyor. Mekanizmayı anladık mı? Çünkü her bir akıl akledecek. Neyi akledecek? Ne kadar malzeme varsa onu. İkinciye geldiğimizde hem kendisi hem birinci var. Üçüncüye geldiğimizde hem kendisi hem ikinci hem birinci var. Dört tane oluyor. Her biri artı bir şeklinde devam ediyor. On birinci akıl, Farabi diyor ki aa o Cebrail. Onun da nedenini bilmiyoruz. Batlamyus şeyinden, e, kozmolojisinden getiriyor aslında bunları. On akla geldiğimizde, onuncu akıl aslında, onuncu akıl faal akıldır, işte Cebrail'dir. Bakın ne oldu şimdi? O muhayyile yeteneğini verir. Onun altı ay altı alemdir, bugünkü dünyadır. Sudur teorisi diye bilinir bu. Ya biraz oku, bakarsınız yani Wikipedia'dan, oradan, buradan. Ben şimdi girersem çünkü çıkmaz yani buradan. Bir sürü şey çıkar. Belki bir gün özelde konuşuruz yani bu süreç içerisinde, özelde konuşuruz bunu. Şimdi böyle akıllar teorisi diye de bilinir bu. Buna sudur, et, sudur teorisi denmesinin sebebi bakın ne oldu? Birden iki, ikiden üç şöyle şöyle geldi geldi. En son onuncu aklı çizdik. Cebrail dedik ona. Buna ay altı alem dedik. Eski dünyada böyleydi bu arada. Ay üst alem vardı bir de ay altı alem vardı. Kozmoloji ikiye ayrılırdı. Yani böyle yek bir bakış yoktu kozmolojiye. Ay üstü alemler mesela dairesel hareket yaparlardı. Oluş bozuluş olmazdı. Ay altı alemde lineer hareket olurdu. Oluş bozuluş olurdu. Ay, alt ay altı alemin hareketini de ay üst alem belirlerdi. Bu Aristoteles kozmolojisi. Bak Gazali bunu bozuldu diye kızıyoruz adama. Ay altı alem, ay üstü aleme bakarak onlara aşık olduğu için kendilerini bilmem ne yapıyor filan dedi. Gazali olur mu lan böyle şey deyince. Gazali felsefeyi bitirdi. Çünkü filozoflara kızdı diyoruz. Ya böyle saçmalığı bitirdi Gazali. Çünkü kelam böyle bakmıyordu mesela. Bakın kelamın kozmolojiye bakışı biçimsel olarak filozoflarınkinden çok daha iyiydi o zaman. Çünkü kelam bütün olarak bakıyor. Allah yaratmış ya. Bütün bak tam bugünkü modern fizik gibi bakıyor. Bugünkü modern fizik de diyelim orada yukarıdan değil sağdan gösterilir her nedense bir patlama olur, bir koni şeklinde açılır. Biz hepsini yekpare içerisinde, birbiri içerisinde nedensellik içerisinde bakarız. Kelam da böyle bakardı. Kelam da ay altı alem, ay üstü alem, yan alem, sol alem diye bakmazdı. Allah ve gayrısı diye baka, baktığı için bütün kozmolojiyi yekpare halinde görürdü. Modern düşünceye tesadüfen daha yakın yani. O günkü felsefe modern düşünceden çok daha uzak. Çünkü ay üstü alem, yarı kutsal alem, ay altı alem onlar tarafından belirlenen bir alem. Keşke böyle meraklısı olsanız böyle haftalarca bunları konuşsak. Çok keyifli ve bugünü de belirleyen şeyler bunlar. Şimdi... Ne oldu? Geldik 10. akla kadar. 10. akla Cebrail dedi Farabi. Ay altı alemi de Cebrail yukarı bakarak belirliyor. Bakın bunun bir sonucu şu. Alemi ay altı alemi fizik dünyayı yaratan Cebrail. Allah değil. İbn Sina'nın Gazali'nin İbn Sina'yı eleştirmesinin ve küfre götürmesinin bir sebebi de buydu. Ya yer mi? Anadolu çocuğu bu numarayı. Yani Müslüman adam bunu yer mi? Bak bu İslam'a benzemiyor ki. Ama o kadar önemli problem başka türlü çıkamıyor. Bakın İbn Sina'nın bu sor, e, felsefesinin aşmak istediği sorunlar çok ciddi sorunlar. Ama korkunç bir sonucu var. Yani korkunç mu bilmem de bir kelamcı için, ve standart yani klasik bir Müslüman için asla kabul edilmeyecek bir sonucu var. Allah yaratmıyor. Sudur teorisinde Allah yaratıcı değil. Bakın İbn Sina'ca biraz da ona rağmen söylüyorum ama onu da zorlayarak söylüyorum. İbn Sina'nın Allah'ı tanrısına diyelim. Ya İbn Sina'nın tanrısı doğru değil. Adam Müslüman sonuçta da. Felsefesi böyle yani. Desek ki mesela Habib Kava yarattın sen. Tanrı derdi ki haberin bile yok. Vallahi. Haberin bile yok. Ben sadece kendimi aklettim bunun bir zorunlu sonucu olarak Habib doğmuştur onu bilmem. Ama benim mevzudan hiç haberim yok. Bak o yüzden işte şeyde tutarsızlıkta Allah tikelleri bilir bilmez tartışmasında bunu söyleyen kafirdir diyordu. Şimdi kızıyoruz Gazali'ye. i̇bn Sina'ya kafir dediği için. Ya bu, bunu söyleyip de sen İslam dairesi içinde kalabilir misin yani? Çünkü doğrudan müsebbip, ya tamam müsebbip de doğrudanlık yok Allah'la arasında. Allah ben şunu yaratayım, bunu yaratayım, şunu şöyle belirleyeyim demiyor ki. Sadece birinci akıl olarak kendini akletti ya. Ve zorunlulukla geldi. Bunların hepsi zorunluluk. O yüzden i̇bn Sina zorunluluk bağıyla Allah'a gidebileceğimize inanan bir filozof. Yani akılla Allah'ı bulabileceğimize inanan bir filozof. Ama o böyle bir Allah o. Yani buradaki Tanrı da zorunluluğa tabi. O yüzden İbn Sina'nın felsefesinde tanrı tanrı da zorunluluğa tabi bir varlıktır. Yapabilecekleri ve yapamayacakları vardır. Zorunludur yani. Bu anlamda tanrı iradesi var. Haksızlık edemeyiz de. Bizim o ilk anladığımız anlamda tanrı isterse böyle yapar, isterse şöyle yapar. Hayır, öyle bir şey yok. İbn Sina tanrısı yapmaz öyle şey. Yapamaz yani. Bu anlamda Spinoza'nın tanrısına benzer. Spinoza da öyle diyor. Ya diyor tanrı irade etme bilmem ne. Bunlar tanrı da olmaz bile diyor ya. Yani. Akletme şu bu tanrı da olmaz bile. Aklı tanrı akletmez, tanrı irade etmez. Bakın, neyi kurtarmaya çalışıyorlar? Aslında aklı kurtarmaya çalışıyorlar. Anlayın yani bunu. Bir filozof hem tanrısal sistemi hem felsefeyi koruyacaksa akıl lehine bunu yapacak. Aklı korumaya kalktığınızda tanrı zorunluluğun bir parçası oluyor. Tanrıyı kullan, kurtarmak istiyorsanız Gazali tarafında şimdi ya da Eşari ya da bilmem kim Mutezili Abdülcabbar. o zaman da aklı paralamak zorundasınız. Aynı anda yürüttüğünüzü zannetmeyin ha. Ciddi hiçbir şey yok. İkisini aynı anda yürütemezsiniz. Yani hem irade sahibi Allah'ı hem de aklın zorunluluğunu kurtaramazsınız. Çünkü akılla zorunluluk ak, irade ya yani iradeyle zorunluluk dolayısıyla akıl ayrı uçlarda. Yani İbn Sina bilmiyor mu Kur'an'ı? Müslüman Hazreti Muhammed'i de biliyor. Kadılık yaptı ya. Hanefi kadılığı yaptı. Bilmiyor mu? Ama düşüncede hepsini getirip oturtmam lazım diyor. İşte olmuyor. Bu Tanrı zorun. O yüzden sudur. Bakın niye? Bu Tanrı daha sonra şöyle olacak yani. Tasavvuf benzerini söylemeye başladığında fuyuz diyecek sudura. Yani Tanrı ifade şöyle. Sütün taşması. Taşıyor aklediyor, kabarıyor, taşıyor. Dökülüm başlıyor. İkinci akıl, üçüncü akıl, dördüncü akıl. İşte bu dökülümdür yani sudur eden. Oradan taşan, fuyuz eden bu dökülümdür. Günün sonunda da ne kadar birinci akıldan uzaklaşırsak o kadar mesafe olduğundan kötülük başlar. Güya teodiseyi, kötülük problemini de böyle aşıyor. Oldu mu? Ya ne oldu bilmiyorum anladınız mı yani? Ben anlatabildim mi? Ha demek ki bir zorunluluğun sonucunda geldi işte ne olduysa oldu. Sizler oldunuz bilmem ne oldunuz. Şimdi Tanrı tikelleri bilir mi? Buradaki Tanrı diyor ki valla ben sadece aklettim. Bu aklın zorunlu sonuçları vardı. Demek ki o da bunu. Ha Tanrı tümelden bilir bunu bak. Bak bu çok zor bir ifade ha. Yani Ak, saf akıl ya Tanrı. Akıl her türlü sonucunu bilir. Ama tümelden bilir. Şimdi bu ne demek? Valla bunu sormayın. Ya bu anlatırsak bitmeyecek bu ders yani. İyi bir şey ama. Yani Tanrı'nın bilmesi başka bir bilme. Öyle söyleyelim. Şimdi bunu gazali yer mi baba? Yani Müslüman bir adam bunu yer mi yani? E bu da olmadı. Bak kelamın Tanrı teorisi olmuyor ikilik çıkıyor, Tanrı yaratamıyor, Tanrı her yerde olmuyor, geçtik. Felsefenin Tanrı sistemi o hiçbir şeye benzemiyor zaten. Hiç Tanrı'ya benzemiyor yani. Ya daha burada bin, bin tane sepet var yani Tanrı'nın zatı, personası, olup olmadığı sıfatları. Şimdi başka bir şey lazım. vahdedi vücut iyi bir örnek işte. Vahdede vücut iyi bir aday. Şimdi bunlara üçüncü bir aday bu sefer. Ya bu Allah zorunluluğa tabi Allah'ın iradesi gitti. Baba bak her şeyi Allah'tan alabiliriz ama iradeyi alamayız. Yani irade edemeyen Allah olur mu ya? Zorunlu Allah olur mu? Masa gibi bir şey oluyor. Olmaz. Allah'a irade koyacağız. Ama nasıl yapacağız onu? İşte o onun en iyi adayı vahdedi vücut. Bugün konuşmayacağız onu ama en iyi adayı vahdedi vücut. Şimdi biz Gazali'ye geri dönelim. Gazali diyor ki biz nerede kaldık akılla bilemiyoruz. Bakın İbn Sina'nın tanrı tekrar ediyorum İbn Sina'nın tanrısını akılla bilebilirsiniz. <laughs> Çünkü bunlar metafizik 10. akıl Cebrail ay altı alem 11. akıl zaten bizim alemimiz geliyor. Bunlar da bir süreklilik olduğu için ve bunlar zorunlulukla birbirinden taştığı için şöyle düşüneceksiniz. Ben şöyle misketleri atıyorum dümdüz bir yerde çarpıyorlar duruyorlar sonra geri bak onların bağlantılarından bak bir bunu böyle fırlatmış diyebiliyorsunuz. Anlatabildim mi? Birbirleri arasında korelasyon kurup yapabiliyorsunuz. Siz en alttan geriye götürüp hepsi zorunluluk bağı akıl olduğu için akıl varsa zorunluluk vardır demiştik. Zorunluluk bağından Tanrı'ya gidebilirsiniz. Ama o Tanrı bizim bildiğimiz Tanrı değil. Hiç Kur'an'dakine benzemiyor. Şimdi Gazali'ye geri dönelim. Gazali diyor ki bize şimdi bu böyle olmaz. Zaten bunu söyleyen kafir. Bir de ben şuna da rahatsız oluyorum çok. Gazali filozofları tekfir etti. Ya filozoflar Gazali'ye ne yaptı? Şimdi hangisi daha ağır bakın. Gazali diyor ki, siz şu şu konuda kafir oldunuz. Filozoflar diyor ki, neyi baz alarak? İşte Kur'an'dakiyle işte oturmuyor. Filozof ya da tasavvuf diyor ki, ya o yok ki zaten. Şimdi hangisi daha ağır konuşmuş oluyor? Hep ama şöyle oluyor. Gazali tekfir etti. Diğerine bakıyorsun o diyor ki sen diyor bir sanrılar dünyasındasın zaten. Ya filozoflar alkışlıyor muydu Gazali? Tekrar ediyorum ben Gazali'den tarafa değilim. Ben felsefeden tarafayım. Ama ilim böyle duygusal şeylerle olmaz yani. yani biri tekfir ediyor da ömürü de alkışlamıyor yani. Gazali dedi ki duyular aşağıdadır, güvenemeyiz. Akıl dedi, otoritedir ama fizik dünyada. Hakikat de vardır ki bize hesabını vermemişti. Bu hep baki. Öyleyse başka bir yetiyle götürmeliyiz. O yeti bunların anlattığı gibi olamaz, orta terim yok. Ama hala Allah'ı bilmemiz lazım. Ha şimdi dedi tecrübeyle yapacağız bu işi. Kur'an gönül derken bunu kastediyor Tecrübeyle yapacağız. Ne yapacağız? Keşfil mahcup. Aslında Gazali ile başlamayan bir şey değil. Hucveri'nin bir kitabı vardır Keşfül Mahcup adında daha öncesinde. Mektupta da sormuş ya Nur'un ala Nur. Diyor ki bak mevzu şöyle diyor. Allah diyor bir nurdur. Ve diyor nurun mertebeleri vardır. Bu mertebeleri ikiye ayıracağız diyor Gazali. Bak hala sünni bir dert de o. İkiye ayıracağız. Bir yerden sonra fizik dünya mümkün olacak. Yani bir kalın çizgi çizeceğiz. Nur gelecek. O filtreden geçecek alt taraf oluşacak. Onlar bu çok zor bir ifade. Bunu özellikle anlatacağım tasavvufta. Onlar hem kendileri hem Allah'tan olacaklar. Tamam mı? Hani bu ışığın prizmadan geçmesi gibi. O yüzden söylemiştik. Allah dökülecek nuru, dökülecek. Nuru mutlak diyor ona. Şimdi şöyle düşünün bakın. Onlar güneşi böyle hani yıldız, hidrojen falan diye düşünmüyorlar ya. Güneş diyorlar kaynak. Şu gördüğümüz ışık da hani gündüz vakti yapıyoruz diyelim bu dersi. Şu aralıktan süzen ışık da güneşin ışığı doğru mu? Bak hem güneş hem güneşten. Oldu mu? Gazali diyor ki bak biz bunu hem Allah hem Allah'tan diyemeyiz. O diyor şeriat bize diyor kızar orada. Resulullah'tan böyle şeyler görmedik. Öyleyse Allah'tan diyeceğiz diyor. Ama o Allah'ın ta kendisi aynı zamanda. Ama biz Allah'tan diyeceğiz. Daha sonradan meşhur ifadesi nedir? Heme ost, heme Hani her şey odur, her şey ondandır. Tartışması doğacak bundan sonra. Oldu mu? Yani burada ama bir şeyin kendisi ve türevini konuşuyoruz aslında. Yani buradaki ışık o ışığın ta kendisi değil ama ondan bağımsız değil. Bak tasavvufu anlamının en büyük zorluğu bu. Gün olacak size anlatmaya çalışacağım. Buna fena deniyor işte. Tamam Fena teorisi bu. Bir şeyin hem o olup hem o olmama hali. Saçma gibi görünüyor çünkü aklen paradoksal. Ama belirli şartlar altında düşünülebilir bir hale geliyor bu. Seyri sülük hikayesini de anlatmaya çalışacağım burada size. Yani mekanizma düşünsel bazda ne demek diye. Çünkü biz burada her görüşü konuştuk, tasavvuf kaldı. Tasavvufu da konuşacağız yani. Benim en azından tavsiyem şu, eğer düşünmediyseniz bir şeyin yani şu ışığı ışık benzetmesi aklınızda kalsın bir sonraki konuşmaya kadar. Ya bu ışık hem güneş hem güneş değil diyelim tamam mı? Bu ne demek işte Gazali Mişkat da bunu anlatmaya çalışıyor özetle. Diyor ki nurun hala nur, nurlar üstünde nurlar, ışıklar üstünde ışıklardır tamam mı? En üstte diyor nuru mutlak vardır o Allah'tır. Her şey diyor ondan gelir. Ya her şey bu şekilde mi ondan geliyor? Hayır bu şekilde ondan gelmiyor. Kelamcıların anlattığı gibi mi ondan geliyor? Hayır ondan, o, kelamcıların anlattığı gibi de ondan gelmiyor. Çünkü ikisinde de problem var. Peki nasıl geliyor? Bir yere kadar, o, o bir yere kadar diyemeyiz ona da işte, oraya perdeleri koyacağız. Mertebeler vardır, ışığın mertebeleri vardır. Bilginin, varlığın diye anlayın. Mertebeleri vardır o böyle dökülürken. Bir yerden sonra biz hem Allah değiliz hem Allah'tanız. Nasıl peki? İşte orada o hadisi getiriyor. Keşfül mahcup meselesini. Bak Allah Resulü ne dedi diyor? Kişiyle Allah arasında 70 perde vardır. Bak daha sonra diyecek ki Mişkat'ta bu 70 bin de olur daha fazlası da olur. Onlar en çok bini bildikleri için 70 bin diyor. 70 milyon da olur. Bu diyor aklen sonsuzdur. Allah ile kul arasında bir perde vardır. E, perdeler vardır. 70 biliyorsunuz size işte, çoğunluğa kinayet. Bu güneşle benim aramda perdelerin olması gibi. Gazali şöyle düşünüyor. Güneşten bana gelen ışık azala azala geliyor. Nereden azalıyor bu? Sanki böyle o prizmalar gibi camlardan, farklı ortamlardan geçe geçe geliyor bana. Yani farklı perdelerden geçe geçe geliyor bana diyor. Şimdi benim Allah bilebilir miyim ben? Evet bilebilirim. Başa dönüyoruz. Hakikat var mıdır? Vardır. Allah var mıdır? Var mı? Bilinir, bilinir mi? Bilinebilir. Rasyonel mi? Değil. Yani rasyoneliteyle yani akılla bilinir mi? Hayır bilinemez. Ben onun hikayesini anlattım. Peki neyle bileceğiz? Tecrübi bir şekilde bileceğiz. Perdeleri açacağız. Başka yolu yok bunun. Perdeleri nasıl açacağız? Çünkü hepimiz bu ışığın bir parçasıyız. Yani Allah'ı bilmek bizim aslımızı bilmek olacak Gazali'de. Nefsini bilmek. Tasavvufun herhalde en büyük şeyi doğru mu? Nefsini bilmek olacak. Ha ben yani Allah'ı bilmemle benim kendimi bilmem aynı şey. Nasıl ifade? Men arafa nefsehu ve... Arafa Rabbe. Her kim ki kendisini bilir, bilir Rabbini bilir. Her kim ki Rabbini bilir, kendisini bilir. Bunlar hepsi aynı varlığın mertebeleridir. Buna merakıp denir işte. Bu da bizim bir ekolümüzdür. Bilme varlık ekolümüzdür. Yani aslında tek bir var vardır. Farklı mertebelerde çoğalır. Şimdi benim sizden ikinci bir şeyim. Hani dedim ki bu ışık örneği gözünüzün önünde kalsın. Şimdi bir tanesi daha var. Asıl zor olan var. Bütün bunları bir daha konuşmamıza sebep olacak bir sorumuz daha var. Her şey yani bir nasıl çok olabiliyor? Bunun İslam düşüncesindeki karşılığı ifadesi vahdetle kesret arasında nasıl bir bağ var? Biz bu dünyada bir çoklu, matematikte manifold denir bu çokluya. Bu dünyada bir çoklular dünyası. Yeşil var, kahverengi var. Ahmet var, Ayşe var. Şu bitki var, bu bitki var. Bunlar bir şekilde bir kaynaktan nasıl geldi? Yaratım teorisiyle kelam güzel anlatıyordu ama Allah'ın kendisini konumlayamadık kelamda. Yani şunu diyebiliyorduk. Allah şöyle dedi, böyle yaptı, böyle dedi, böyle yaptı. Gazali de dedi zaten en sonunda bu Allah'ın emriyle oluyor zaten. Mesela ne diyor? Feyakunu <laughs> Tayran bir iznille. Herhalde geçen hafta da söyledim bunu. Hazreti İsa'yı anlatırken değil mi? O çamurdan kuş yapıyor ya. O diyor Allah'ın izniyle kuş oldu. Gazali diyor tam da benim teorim işte. Ben size demiştim ki ateş pamuğu yakmaz. Allah'ın izni emri yakar. Yani Allah'ın izni olmasın bakayım oluyor mu? Allah'ın izninden ne anlıyorsun ki sen başka? Allah izin verirse olur. Ne demek bu? İşte Gazali kendisinin ki gibi olduğunu düşünüyor. Şimdi mesele şurada bir de. Ya bu çokluk bu birden nasıl geldi? Şimdi Gazali'nin söyleyeceği artık şu. Diyor ki biz bir çokluklar dünyasındayız. Burada çokluğu doğuran şey en kısa ifadesiyle bunları konuşacağız ama tekrar. En kısa ifadesiyle bir prizma çokluğu işte. Tek bir ışık geldi çok ışık oldu bu perdelerden farklı farklı geldi. Bu Allah'la kul arasındaki perde kula nispetledir bu arada. Allah'a nispetle değil. Yani Allah şah damarından yakındır. Kula nispetle bir perdeler vardır. Bu yetmiş bin yani sonsuz kadardır. Kulun Allah'ı bilmesi bu perdeleri yırtmasıyla mümkün. Peki bu perdeler nelerdir? Dikkat edin yani bu perdeler Allah'ın varlık biçimlerini bize tezahür yani çokluğu mümkün kılan perdeler. Mesela ben asabiyim. Asabiyetimin farkına varır. Onu deşersem Allah'ı bilme yolunda bir adım atmış olurum. Ben cimriyim. O perdeyi aşarsam Allah'ı bilme yolunda bir adım atmış olurum. Gazali bunu böyle anlattıktan sonra mesela milletlerden bile şey veriyor. Bunu daha önceden de böyle bir karıştırdım. Türkler celaldir diyor galiba. Hani asabidir diyor. Onların en büyük perdesi diyor asabiyettir. Kürtler de güzeli sever mi diyor. Onlar da güzele düşkündür filan diyor. Ya da tam tersini söylüyor olabilir. Çünkü hiç Kürtler güzeli seviyor gibi gelmedi yani. Ben de bir Kürdüm. Daha asabiyet bize yakışıyor gibi ya. Neyse böyle milletlere kadar götürüyor yani bu işi. Her biriniz bir perdeyi yani. Bizim varlık sevimiz ya yani Allah'ı bilme Yolumuz ancak ve ancak kendimizdeki o şeyi fark etme. O perdeyi fark etme. Allah'la aramızdaki perdeyi fark ederek ve onları yırtarak bilebiliriz. Bak başka elimizde bir şey yok. Aklen bilemiyoruz, duyularla bilemiyoruz ve Allah da var. Öyleyse tecrübe edebileceğiz. Bu Platon'un hikayesi aslında. Mağaradan çıkmanın bir işte bilgiye erişmenin mağaradan çıkmayı gerektirdiği. Yani düşünerek yapabileceğiniz bir şey değil. Yürümeniz gerekir. Gazali de diyor ki baba diyor cimriysen cimri olmayacaksın. Her neyi seviyorsan ondan geri duracaksın. Yani mutlak geri durmak değil çile gibi. Onunla hesaplaş yani. Böylece ne yapacaksın? Şimdi tasavvufa geliyoruz bakın tanımını. Tasavvuf ne demek? Saflaşmak demek zaten değil mi? Arınma, teskiye. Sen ne kadar saflaşırsan sen zaten Allah'tan bir parçasın. Allah'ı idrak etme potansiyelin artar. En sonunda gazeller ki bak unutma Allah'la kul arasındaki perde de hiçbir zaman bitmez. Hazreti Muhammed'de de böyle. Yani o bile Allah'la arasında bir sürü perde var. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama bir sürü perde var. Çünkü diyor ki Allah'la kul arasında perde kalmazsa Allah bizi gözlerimizi yakar. Şey gibi hani güneşin dibine girip güneşe bakmak gibi. O nurun mutlaktır. İdra insan onun türevinden geldiği için onun aslına alışık değildir. Doğasını parçalar. O yüzden bunda Hazreti Muhammed'in yine Resulullah'ın şeyinden işte Allah'ın rahmeti olmasa kimse cennete giremez. Ben bile. Sen de mi ya Resulallah? Ben bile. Sen de mi? Ben bile. Sen de mi? Ben bile. Üç defa. Sen de mi giremiyorsun ya? Ben de giremem. Diyor ki Gazali bak çünkü o bile Allah'ı Allah gibi idrak edemez. Çünkü o da en sonunda insan. Bu noktada işte Kudüs'te başına gelmiş yanlış hatırlamıyorsam bir dervişle olan diyaloğunu anlatır. Bitiriyorum şimdi. Diyaloğunu anlatır. Der ki ben gittim dervişe dedim ki. Böyle dememiş olabilir. Şu an ben yazıyor olabilirim. Aklımda değil çünkü o, o hikaye. Ama dervişin ne dediği iyi kötü aklımda yani. Neyse bunlar dervişle konuşuyorlar. Diyor ki ya ben herhalde öyle diyor olmalı ben yani geldim böyle olmadı yani bu iş. Yöntemle bilinebileceğini söyledim. En önemli bence söylediğimiz şey buydu. Yani hakikatin belli yöntemlerle bilinebileceğini ve bu yöntemlerin hiçbirinin de mutlaka bize vermediğini yani tümünü o künhünü bize vermediğini ben fark ettim. Ben de artık bittim yani. Benim krizim bu. Ben ne yapacağım? O da diyor ki işte Allah diyor tesbih edeceksin. Diyor ki tesbih edince ne yapacağım? Diyor ne olacak yani? Derviş diyor ki Allah'ın zikri sende bir alışkanlık olacak. Allah'ın zikri bende alışkanlık olunca ne olacak? Uyurken bile diyor Allah'ı zikrediyor olacaksın o zaman. Hani dervişin uykusu ibadettir filan hikayeleri buradan çıkar. E ben diyor uyurken bile Allah'ı ibadet et, e, ne olacak? O zaman diyor Allah zikriyle hemhal olmuş olacaksın. O zaman ne olacak? Perdeleri görmeye başlayacaksın. Hangi perdeleri? Sende hangisi varsa. Sence bende hangisi var? Şu an ben biraz abartıyorum yani. Durumu anlatmak için diyalog bu kadar değil. Diyalog, ben zenginleştirdim diyaloğu. Bende hangisi var? Onu sen bilirsin. Onu kimse bilmez. Sen dilini, dilini Allah ile bük. Öyle bir hal gelecek ki Allah'tan gayrısını konuşamayacaksın. Ama hakikaten bunu söylüyor ha. Allah'tan gayrısını konuşamayacaksın. Allah'tan gayrısını görmeyeceksin. Allah'tan gayrısını duymayacaksın. Bu olunca ne olacak? İşte o zaman diyor perdeler önüne çıkacak. Matrix gibi ya, Neo gibi. O zaman diyor yırtmaya başlayacaksın. Peki sonra ne olacak? Sonra diyor sen ve Allah karşılaşacaksın. Sonra, ha diyor sonra amaç o zaten. Bak ama yine de sen sensin, Allah da Allah'a ona göre. Gazali hemen orada bir seti de çekiyor. Çünkü o zaman tasavvufçular var. Ya ben Allah'ım, Allah ben diyen onları da sevmiyor Gazali. O yüzden Gazali'nin modeline sünni tasavvuf denir. Ve gerçekte de bir tasavvuf değildir yani. Çünkü tasavvufun sünnisi şiası olmaz. Tasavvuf hiçbir şey tanımaz. Sen kalbini teski edersen Allah'ı bilebilirsin. Sadece yol budur. Niye? İdrak öznesi kalptir. Ya burada şunu anlamayın ama ya bu kalbi anlamayın. İdrak öznesi kalptir. Biz ne dedik Gazali'de? Dedik ki bilmek bizim belli bir yöntemimize alan bağımlı bir şeydir dedik. Yöntem bağımlı bir şeydir dedik hatırlarsınız. Ve mutlak olarak da olmaz. Şimdi mutlak olarak bilebilsek benle Allah özdeşleşirdik zaten. O olmaz. O zaman şöyle yapacağız. En iyi sonucu bize verecek olan bilginin gelip oturduğu mekanı temizlemek, arındırmak. İşte ona tasavvuf deniyor. Bilginin gelip oturduğu mekanı temizlemeniz gerekir. Gazali diyor ki dede bana böyle dedi. Ben de buraya bunu tecrübe ettim. Yani işte o kırık parmak gibi, şaşı bakmak gibi. Bunlar yanlış bilmiyorsam, hatırlamıyorsam mesnevi demesin. Adam şaşı bakıyor, iki görüyor. E iki yok. E Sen şaşı bakmayacaksın işte. Senin şaşı baktığının bir şey var mı? Ya sen şaşı bakıyorsan. O yüzden bilgiden önce bilginin mekanıyla ilgilenmen gerekir. İşte o nefstir. Biz bunu felsefede de anlatırız. Bilginin yegane mekanı topos püsüedir diye anlatırız. Burada Gazali bir imamet teorisine de girer haftaya. Vakit geçti. Tamam bunu bana hatırlatın olur mu yani son cümlemi?